Günler geçiyor, gündemin ana başlıkları pek değişmiyor. Ancak alt başlıklarda baş döndürücü değişiklikler var. Müzakereye hoş geldiniz. Önce konuklarımızı tanıtalım her zaman olduğu gibi. Sabah gazetesi yazarı Ferhat Ünlü bizlerle birlikte. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca burada. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Zeynep Banu Dalaman'la birlikteyiz. Ve ceza hukukçusu akademisyen Profesör Ersan Şen. Hoş geldiniz. Peşinen teşekkür ederiz bu yayına katkı için. Bu ekiple peki neyi müzakere edeceğiz? O günler geçse de değişmeyen ana başlıklar. Hemen ekrana getireceğiz bunları. Birincisi Kaşıkçı cinayeti. Her gün yeni bulgular, bulgu demeyelim henüz, yeni iddialar ortaya atılıyor. Kaşıkçı delilleri nerede? Bu sorunun da cevabı aranıyor. Çok çarpıcı bazı delillerin varlığı iddia ediliyor. Bunlar içinde bir ses kaydı var örneğin. Geçtiğimiz günlerde CIA'nin başkanı Ankara'ya gelmişti. Ayrıntıları açıklanmayan bir temaslar zincirini tamamladıktan sonra ülkesine döndü. Ve Washington Post gazetesinde örneğin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir ses kaydının ona dinletildiği iddia edildi. Bu ana başlık, Kaşıkçı cinayeti ana başlık. Deliller etrafında dolaşacak elbette bu konunun müzakeresi. Yerelde ittifak yok, bunu biliyoruz. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında konuşmuştu. İttifak yok demişti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıfatıyla yine grup toplantısında kürsüye geldi. Herkes kendi yoluna ifadesini kullandı. Yerelde ittifak yok. Ama bundan sonra ne olacak? Bu soruya cevap arayacağız. Bir de muhalefetin yerelde stratejisi ne sorusu var gündemimizde. Bu soruyu da yerli yerinde bir soru olarak görüyoruz. Çünkü yerelde ittifak olmayacağına göre, Cumhur İttifakı sandıkta olmayacağına göre her siyasi partinin yeniden yerel seçim için pozisyon alması gündemde. Müzakere başlıyor. İlk konu Kaşıkçı cinayeti. Ferhat Ünlü, sizle başlayalım. Son dönemde, son yazılarınızda bu konuya geniş yer verdiniz. Suudi Arabistan'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemi son zamanlarda değişiyor. Bugüne nasıl geldik sizce? Şöyle söyleyelim, adım adım ilerleyen bir süreç söz konusu. Yani 2 Ekim'e oranla polisiye manada da elbette, istihbari manada, diplomatik manada çok daha ileri bir noktadayız. En son işte Veliaht Prens Bin Salman'ın, Muhammed Bin Salman'ın bu olayın olağan şüphelisi olarak bugüne kadar hiç ağzına Türkiye'yi almazken, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili pek konuşmazken doğrudan onun adını telaffuz ederek aramızı bozamayacaklar kabilinden açıklamalar zincirine dek eriştik. Bu sürece nasıl gelindi? Türkiye tabii çok katmanlı bir diplomasi yürüttü. Olayın kriminal boyutunu ayrı biçimde ele alarak öncelikli sorunumuz olan bu meselede cesedin veya vücut bütünlüğü bozulmuş halde cesedin parçalarının nerede olduğu meselesi şu anda gündemimizde. Ama bundan önce öldürülüp öldürülmediği noktasındaki şüphelerin giderilmesi amacıyla önce biliyorsunuz Reuters'e yapılan bir açıklamayla Cemal Kaşıkçı öldürüldü diye bir medya diplomasi süreci başlamıştı. Ardından Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü, sizin başta açılışta bahsettiğiniz ses kaydının doğruladığının dile getirildiğini bir şekilde dış basında ve bizim basınımızda yer aldığını gördük. Yine iddia. Evet ama bu iddia bayağı güçlü bir iddia, öyle söyleyelim. Öyle ki hani Washington Post artık işte CIA başkanının bu kaydı dinlediğini vesaire söylüyor. Gazetecilik açısından şunu söyleyebiliriz. Henüz yalanlanmadı. Henüz yalanlanmadı. Evet, doğru. Tabii CIA başkanı Cina Hespel'in gelişinin başka sebepleri de var. Onları belki birazdan anlatırız ama bu süreç işlerken biz de Sabah Gazetesi olarak, özel istihbarat bölümü olarak 15 kişilik timi, bu olayın olağan şüphelisi olan, bu olayda doğrudan rol alan, bugüne kadar albay olarak bilinen ama aslında istihbaratta daha etkin görevleri olan Murtep'ten başlayarak ki kendisi Muhammed Bin Selman'ın çok yakındaki bir isim, yurtdışı seyahatlerine vesaire katılan bir adam ve infaz timinin başında olan adam, o şahsın da aralarında bulunduğu bütün ekibin buraya gelişi, dönüşü, uçak seyahatlerinin ayrıntılarını tekrar anlatmaya gerek yok. İşte Sky Prime Aviation adlı Suudi Devleti'ne yakın şirketin iki ayrı uçağının birinin 3.38'de 2 Ekim sabaha karşı, öbürünün 17.15'te gelmesi ve sonra birinin 18.30'da, sonra gelenin 18.30'da
önce gelenin ise 22.46'da ayrılması durumu var. Bütün bu olaylar ifşa olunca artık Suhudiler adım adım bir şekilde bu olayın olağan şüphelisi olduklarını ve Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü hem de başkonsoloslukla öldürüldüğünü kabul etmek durumunda kaldılar. Önce yani, öldü diyorlardı. Önce kaza etmiyordu. Yani önce kabul etmiyorlardı. Reddediyorlardı. Önce hiç kabul etmiyorlardı. Daha sonra öldü. Maksadını aşan bir şekilde dediler. Mealen söylüyorum elbette. Evet. En sonunda planlı bir şekilde öldürüldü noktasına kadar geldik. Geldiler. Adım adım şuraya doğru gidiyoruz. Artık bu iş bir cinayet, çok planlı bir cinayet. Dünya tarihinde hiç görülmedik biçimde bir diplomatik misyonda cinayet işleniyor. Kendi ülkesinin vatandaşını katlediyor. Sebepleri çok ayrı meseleler. Hiçbir sebep tabii böyle bir vahşi cinayeti meşrulaştırmayacak. O ayrı bir konu ama sonuçta Suudiler... Türkiye'nin elinde, ben onu hep poker oyununa benzetiyorum açıkçası, katıldığım yayınlarda söylüyorum. Elinde ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Bence aynı şeyi şu an Trump yönetimi CIA Başkanı üzerinden de yapıyor. Yani Türkiye'nin elinde tam olarak ne var? Ses kaydı haricinde ne var? Hatta Suudi Arabistan'dan bu bağlamda ne isteyeceğiz? Bilhassa Suriye sahası bağlamında. PKK-PYD'ye verdikleri destek bağlamında. 100 milyon dolarlık 100 milyon dolar silahlık bir destek. Amerika'nın verdiğinin yanında bu hiçbir şey. Hiçbir şey değil ama sonuçta Amerika'nın da Trump yönetiminin işte Muhammed Bin Salman'ı vekil olarak şey yapıp atayıp bir yerde Türkiye aleyhtarı faaliyetleri sürdürdüğünü PKK-PYD'ye destek üzerinden görüyoruz. Tabii bunlar siyasi anlamda nasıl bir tartışmanın, müzakerenin konusu. Bu çok ayrı bir bahis ama Türkiye olayı insani boyutuyla hiçbir şekilde ıskalamadan kriminal boyutuyla aydınlatacağına dair dünya kamuoyuna söz vermiş ve bunu adım adım göstermiş, göstermekte olan bir ülke. İstihbari arka plan, yani suçüstü yakalandılar istihbari manada. Olaya kimlerin katıldığı belli. Cezalandıracağız falan diyorlar ama o istihbari ne diyelim veya diplomatik kişi tutuklandı süreç. Bu arada onu da söyleyelim seyircilerimize. 18 kişi tutuklandı. Tutuklandı. Muhtemelen onları idam da edebilirler bakın. İdam hatta bize vermekten Sayın Cumhurbaşkanı grup toplantısında söylediler. Hani bize verin biz yargılayalım ama onlar bunu tercih etmeyecekler. Çünkü Muhammed Bin Selman'a uzanan zinciri ifşa edebilirler. Veya en azından cesedin yerini söyleyebilirler. Birebir bilen onlar. Ama ben cesedin de öyle ya da böyle bulunacağı kanaatindeyim. Yani bu noktaya gelindiğinde artık yani olayın bütün o acemilikleri diyelim. Çok profesyonelce olmayan, istihbarat raconuna uymayan, bugüne kadar hiç görmediğimiz türden bir suikast operasyonu olan, Suudilerin gerçi meşrebine, operasyon şeyine uygun diyelim bir yerde. Çünkü daha önce de benzer şeyler yaptılar ama hiç bu kadar hunharcası, iz bırakanı, belki Türkiye'yi hafife aldılar o manada, görülmemişti. Buradan artık bir Arap gazeteci şöyle bir yorum yapmış. Türkiye bu olayı, Suudilerin işte Türkiye aleyhine faaliyetlerinden sonra kucağında ilahi bir hediye gibi buldu ve şu anda Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan bunu ustalıkla pişiriyor gibi. Hakikaten adım adım bir yerde Trump yönetimiyle, müesses nizamları ayrı belki Suudilerin ve Amerikalıların ama Trump yönetimiyle Veliaht Prens agresif politikalarıyla bilinen Türkiye karşıtı çizgide olup da bugüne kadar ilk kez Türkiye'ye yanaşmaya çalışan bir üslupla konuşan Veliaht Prens'in Prens'le Trump yönetimi arasındaki karmaşık duygusal, parasal ilişkileri de aşan bir diplomatik vizyonla. Çünkü ben şöyle yorumluyorum açıkçası. Gerek Suudi Arabistan'ın, gerekse Trump yönetiminin işte bir CEO mantığıyla ülkesini yönetirken para almak, ülkesini silah satarak maddi kazanç sağlamak dışında bir ulusal güvenlik perspektifi en azından Suudi Arabistan politikaları üzerinde pek görünmüyor. Türkiye aleyhine faaliyetleri bu bağlamda yorumlayabiliriz. Veya Suudi Arabistan bir rant devleti olarak açıkçası kendi parasının gücünü kullanarak uluslararası camiada saygınlık sağlamak, İran'ı İsrail'e ve ABD'ye yanaşarak dengelemek vesaire gibi Türkiye'yi zaman zaman rahatsız etme pahasına bir takım uygulamalara girmek noktasında düşündüğümüz zaman Türkiye'nin ulusal güvenlik perspektifi Suriye sahasında olduğu gibi Kaşıkçı olayında bizim için hakikaten tırnak içinde söyleyeyim. Adama Allah'tan rahmet dileyelim tekrar, yakınlarına dirayet dileyelim. Ama hakikaten Suudi Arabistan'ı bir şekilde çizgiye, Türkiye aleyhtarı çizgiden uzaklaştırmak için iyi bir malzeme sunuyor açıkçası. Bunu da Türkiye sonuna kadar kullanmaya kararlı. Zaten bir taraftan Amerika'nın işte PYD'ye, PKK'ya açık desteği varken bir de Suudi Arabistan'ın parasal manada işte 100 milyon dolarla ve ardı da gelebilecek şekilde Muhammed Bin Selman'ın ki gizli kraldır esasında babasını 2017'den beri çok ciddi etkinlik sağladı. 2015'te babasının ilk geldiği dönemlerde bu kadar etkili değildi. Savunma Bakanı vesaire istihbarattan sorumlu bir sürü özelliği var ve kendini ispatlamak zorunda olduğu için Türkiye aleyhtarlığı da dahil bir rekabet güdüsüyle
çok agresif politikalara yönelebiliyor. Bu çerçeveyi, bu süreci değiştiren bir aşamadayız. Olayın istihbari boyutunu belki ayrıyeten konuşuruz ama diplomatik manada ben Türkiye'nin Kaşıkçı olayını çok iyi götürdüğü kanaatindeyim. Bu genel bir kanaat zaten. Polisiye anlamda da, ama şöyle değil, onu da söyleyeyim. Hani adli kriminal boyutta bir takım bilgileri saklayıp da diplomasi yürütmek anlamında bir şey değil bu asla. Adli kriminal boyut sürüyor. Cesede bir defa tam anlamıyla ulaşabilmiş değil Türk polisi. Ama bununla ilgili kuvvetli şüpheler var. Tam işte, anlamıyla ulaşabilmiş değil dediniz. Yani bir takım ipuçları var. Çok sağlam, kuvvetli, makul şüpheler var. Bu şüpheler işte bir tanesi kuyuda yoğunlaşıyor. Bununla oradan ilgili numuneler alındı, incelenecek. Alındı, kanalizasyon incelenecek sistemine kadar gidildiğini biliyoruz. Oradan da evet, numunelerin alındığı söyleniyor. Evet, yani bir şekilde bu yok olmayacak. Kimyasal işleme tabi tutulmuş olsa bile bir başka aşamaya geçilecek ve cesedin son hali diyelim ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin eli daha da güçlenecek, Suudi Arabistan'ın eli daha da zayıflayacak diye düşünüyorum. Bu iz üstünden devam etmeden önce Ersan Şen hocamıza bir soru. Bir ülkenin ya da bir kişinin cinayeti itiraf etmesinin yanında eğer ortada bir ceset yoksa, bu hukuk kendi anlama gelir. Yani şu anda karşı karşıya olduğumuzdur. Şimdi ben önce iki hususa ek yapayım. Ferhat Bey'in başladığı yerden. Birincisi, biz Suudlarla hiçbir zaman iyi olamayız. Yani uluslararası çıkarlar gereğince belki düzelmeler olabilir ama onlar bizim hasmımız. Öyle söyleyeyim size. Sizi tarihte ne götürüyor? Tarih yani ne götürüyor? Çünkü uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini hiçbir zaman kollayıp korumamışlar. Ben öyle gördüm. Ve bundan sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin uşaklığını yapmaya devam edeceklerini düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan olarak yaptığı bu hadiseden kısa zaman önce 2 haftalık ömrünüz olur, biz size destek vermezsek anlamı net olarak Orta Doğu'da emperyalist güçler zaten demokrasiyi istemiyorlar. Tek adam istiyorlar. Bunun ben sebebi, ki bu cinayetin tahminine dayalı sebebini söyleyeyim. Bu işin arkasında İran ambargosunun başlama süreciyle birlikte Suudi Arabistan'ın kontrol altına alınması ve petrol gücünün fiyatlandırılmasının, üretiminin tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin tek eline geçmesi ihtimali üzerinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan ciddi sonuçlar elde ettiği, şu anda elde etti. Bir açıklama yaptılar bile petrol konusunda. Yani, dediler ki İran'dan doğacak açığı biz tamamlarız. Yani bakın, Amerika Birleşik Devletleri ne isterse yapmak zorundalar. Ne isterse. Bu net. Şu anda bir devletten bahsetmiyoruz. Yani Suudi Arabistan devleti kraliyet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim olmuş durumdadır. Ha, Türkiye Cumhuriyeti burada gücü ne kadar yetebiliyorsa, ne kadar yola getirebiliyorsa onun peşinde olacaktır. Ama ben şunu herkesin dikkatine sunacağım. Suudi Arabistan en son, ki alçakça bir durum, ben size söyleyeyim, Riyad'da yapılan toplantıda 50 milyar dolar silah anlaşması yapıldı. Yani sadece Suudi Arabistan'ın eti budu ne yani? O silahları ne yapacak? Daha önce Amerika Birleşik Devletleri yaptığı anlaşmada öyle bir askeri gücü yok, öyle bir personeli yok. Bu belli ki Orta Doğu'ya kan ve gözyaşı getirecek. Bu Yemen'den gelen Arabistan'a aile esasında Müslüman coğrafyasının bu hale gelmesine sebep olanlardan birisidir, en önemlisidir. Onu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin onların Birinci Dünya Savaşı'nın bizim hesapları var. Daha o hesap kapanmadı, onu size söyleyeyim. O hesap kapanmadı. Yani Osmanlı'ya yaptığı hainliği her zaman biliyorsunuz, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte garip açıklamalar yaparlar. Dua etsinler o arkalarındaki Amerika Birleşik Devletleri'ne şimdilik. Onu daha, size söyleyeyim. Daha bir yıl önce, ondan bir yani, yıl önce. Yani şöyle söyleyeyim, ortak dini paylaşmamız hiçbir anlam ifade etmiyor onlarla, söyleyeyim size. O nedenle de ben kendimi hiçbir zaman Araplarla özdeşleştirmedim. Ortak dini benimsiyoruz, doğru, ama onun dışında özelliklerimiz ortak değildir. Çünkü biz millet olarak onların yaptığı gibi arkadan vurmayız. Onu size söyleyeyim. Bu bir. İki. Bir diğer konu, doğru bilinen yanlışları önce düzeltmek lazım. O da şu, hukukla alakalı. Hukukçuların bazı konularda bu hadiseyle ilgili ittifak halinde gelmemelerini ben bilgi sorununa bağlıyorum. O kadar net söyleyeyim size. Bakın söyleyeyim. Çünkü burada tatbik edilecek hadise, elçilik olmadığına göre, 1961 Viyana Konvansiyonu olmadığına göre 1963 Viyana Konvansiyonu. Biz bunu alfabenin A'sı B'si gibi ceza hukukunda anlatırız. Milletler arası ceza hukukunda.
Bir defa elçilik binaları da, başkonsolosluk binaları da gönderen devletin, bu hadisede Suudi Arabistan Krallığı'nın toprak parçası değil kardeşim, bitti. O nedenle zaten. Hep öyle söyleniyor. Yani yanlış, kim ne söylüyorsa yanlış. Sadece hukukçular hiçbir değil. Hiçbir geçerliliği yok. Bakın söylüyorum size. Yani elçiler, başkonsoloslar öyle olsun isterler. Onlar isterler. Ama bu tartışma yapılır, özellikle büyük elçiler üzerinden. Çünkü yürüdükleri topraklar onların gönderen devletinin topraklarıdır şeklinde böyle teorik tartışma vardır. Eğer öyle olsaydı ki başkonsoloslar, konsoloslar noter gibidir. Onlar medeni işlere bakarlar kendi vatandaşlarının bulundukları kabul eden devlette. Evlilik, pasaport. Taşıkçının sebebi ziyareti gibi. Aynen, yani bir noter gibi düşünün. Ondan ötesi değil ama onlara da bazı dokunulmazlıklar verilmiştir 1963 Viyana Konvansiyonu'yla. Ama toprak parçası değil, toprak parçası olsaydı Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun tatbiki imkanı olmazdı. Toprak parçası mesela savaş gemisi. Savaş gemisinde olan bir hadise hiçbir şey yapamazsın. Ama Lotus Bozkurt çatması olmuştur 1929 yılında tarihte. Biz ceza hukukçuları da onu çok iyi bilir, anlatırız. Orada mesela mesele Birleşmiş Milletler Adalet Divanı'na, o zaman Birleşmiş Milletler Cemiyeti vardı, gitmiştir. Sivil gemiler arasında olan bir hadise, en azından Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında Türk kanunları uygulanır demiştir. Burası işgal edilmiş bir toprak değil, 4. Levent'teki başkonsolosluk binası. Savaş gemisi de değil. Orada Türk kanunları uygulanacak, bu bir. Bir diğer konu, yine doğru bilinip bence yanlış aktarılan, başkonsolosluk işlerinin yapıldığı yerlere girilemez. Onlardan yazılı muvafakat alırsın. Buralar ne? Ben, arşiv mesela, öyle mesela mi? Mesela bakın, ben size saf temiz hukuk gözüyle bakıyorum. Bu uluslararası ilişkiler, çıkarlar, denge. İşte o başka, o beni ilgilendirmez. Oradan kasıt nedir hocam? Yani mesela başkonsolosluğun odası örneğini. Şöyle söyleyeyim. Başkonsolosluk binasında başkonsolosluk işlerinin yürütüldüğü yer. Bu yer neresi? Bu tanımlamayı onlar yapar. Aşçının kaldığı oda değil. Ama işte girdiğiniz o girişteki hol, başkonsolosun odası, yazı işlerinde bulunanlar, tüm bunlar başkonsolosluk işlerinin yürütüldüğü yerler olarak kabul edilir. Ben buradan nereye gidiyorum? Geriye pek bir şey kalmıyor. Yok, kalıyor. Rezidansı kalıyor. Ha, rezidansa ben 2 Ekim'de girin dedim. Yani ben öyle söyledim. 3 Ekim'de girin buraya dedim. Biliyoruz, değil mi? Tabii, çünkü başkonsolosun rezidansı konutu elçiliklerden farklı olarak 1961 konvansiyondur zannediyorum 22. maddesi. Farklı olarak burada 31. maddede özellikle hariç tutulmuştur. Bu söylendi. Efendim olur mu? O da dokunulmaz değil. Orada başkonsolosluk işlerini yürütüyorsan, diyelim ki otel odasında kaldı. Diyelim ki eşiyle, sevgilisiyle tartıştı, bir vukuat icra etti. Ağır cezalık bir hal. Yani ne yani? Şimdi orada başkonsolosluk işi mi icra ediyor? Orayı siz normal ceza muhakemesi kanununun öngördüğü şartların varlığı halinde bize, size ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Yine ben işlerimi burada yapıyorum diyebilir mi? Onu şöyle ilan edecek bize. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı var. Bak, Ankara'da oraya bildirecek. Öyle var mı? Gelip buraya ben çadır kurdum buraya. Ben burayı başkonsolosluk işi olarak kullanıyorum. Öyle bir dünya yok. Bunlar çok sıkı şartlara tabi. Uluslararası alanda iki kural vardır kaynak. Bir teamüller, ama önünde sözleşmeler. Bu konu sözleşmeyle düzenlenmiş. Suudi Arabistan'la aramızda ayrı bir sözleşme de yok. Bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı altında Viyana Konvansiyonları var. 1963. Şimdi gelelim diğerine. Başkonsolos nasıl gitti? Şimdi başkonsolos bu hadisede Türkiye Cumhuriyeti'nin başsavcılığını ve kolluğunu oyalayıp yanıltan kişi. Reuters'i alıp oraya elektrik panolarını göstermekle burada da yok, meseleyi burada da yok. Bakın, farklı burada yerlere da yok götüreceğini zanneden bu vatandaş esasında elçi olmadı. Çünkü elçi olsaydı persona non grata ilan ediyorsunuz. O ayrı, onun 61 konvansiyonda yeri var. Ama başkonsolosun ağır cezalık suçlarda müşterek fail, yani fonksiyonel olarak icra hareketlerine hakimiyet kurup dahil olmuşsa veya yardım etmişse, yer göstermişse, yer temin etmişse, alan oluşturmuşsa, yardım eden sıfatıyla bu arkadaş şüpheli. Bitti. Durdurulabilir miydi? Muhakkak canım. Yani durdurulabilir miydi söz mü? Ama bunun gerekçesi şöyle getirilmiş olabilir. İki, hukuki bir. Hiçbir şey yok. Tertemiz bu insan. Ama bir sorun var.
Suudi vatandaşı Cemal Kaşıkçı giriyor çıkamıyor. Çıkamadığı yer neresi? Başkonsolosluk. Bunun amiri kim? Başkonsolos. Eller havaya. Sen kimsin kardeşim? Başkonsolosum. Buranın nesin? Amirisin. Ya bekçisi olsan tutarsın onu. Bundaki sıkıntı ya böyledir hukuki olarak. O zannediyorum soruşturma netleştiğinde anlaşılacak ama Türkiye Cumhuriyeti muhakkak başkonsolosa bir dava icra etme yoluna yönelmiştir. Ama bulursa bulmaz da bilemiyorum. Belki de şahsın ifadesi alınmamış olabilir. Çünkü bu Suudi Arabistan'ın başkonsolosu alma zaten hep öncülüydü. Öncesindeydi. Bunu verin bize. Dokunmayın. Buna bu çıksın gelsin. Şimdi buradan çıkacak sonuç şu. Bu şahıs başka türlü nasıl gidebilir? 1963 Viyana Konvansiyonu buna dokunulmazlık vermediğine göre ağır cezalık suçlarda, asli cezalık olanlarda veriyor. Onda kaldırılması lazım. Ama bunda olmadığına göre herhalde böyle diyoruz. Ya da iki devletin bir görüşmesi ama o görüşmenin hukuka oturtulmasını tabii şu anda bu bilgilerle yapmak mümkün değil. Ben yine de bir çekince koyarak diyorum ki herhalde suça karışmışlığı noktasında delil elde edilemedi. Seyahat hürriyetini yani yurt dışına gitmesini Türkiye Cumhuriyeti yasaklayamadı diyoruz. Ama bu herhangi bir yerde birisi girecek, kaybolacak, başına gelecek. Yani öyle kolay değil bu işler. Burası yol geçen anı değil. Zamanlama şöyle, bakımından teknik olarak mümkün ama bu söylediğiniz değil yani, mi? Henüz deliller. Yani ben olsam söylemeyeceğim. Bakın hiç kimseyi sıkıştırmak istemiyorum. Çünkü buradan hani konuşmak kolay. Tamam. Biz bir ilmi hani bunun ne kadar karşılığını olup olamayacağını. Ama ben şunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti toprakları Suudi Arabistan'ın mezbahanesi değil. Böyle bir dünya yok. Yani sen Türk vatandaşı da olsan ne vatandaş olursan ol. Bakın bu net, mülkilik sistemi gereğince Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu bu hasile uygulayacaksın. Önce bu şahsa sağ ulaşmanı, onu ailesine sağ teslim etmeni. Eğer olamıyorsa bunun yaşadığını artık böyle bir ümidi kaybetmesin. Çünkü kayıplarda 72 saattir aşağı yukarı. Ondan sonra kaçırılma vakası değilse hayati ümitler kesilir. Bunu dizi filmlerde seyrettiğinizde zaten görürsünüz. Buradan çıkacak sonuç şu, bir girilemeyen kuyu var. Evet. Şimdi kuyuya girilemediği vaki. Esasında son olarak izin verildi. Fazla bu konuda hani bilgi sahibiyim demiyorum yok, ama muhtemelen. Pardon hocam henüz izin verilmedi. Evet, verilmedi. İzin sadece yok. Yani şöyle o konu su alındı. O konu bana sorulduğunda. Evet. Su alındı. Kuyuya evet. Girilmedi metan gazı olduğu kuyunun, söylendi çünkü. Hocam şöyle orayı bir şey yapayım. Bir suyun çekilmesiyle ilgili bir talep var. İtfaiyenin gelip suyu çekmesi. Oradaki buluntulara erişilmesi ama şu anda henüz ona izin vermiş değiller. Ona tıpkı izin. Konsolosluk ve rezidansta olduğu gibi burada da ipe un seriyorlar. Evet. Ben şöyle söyleyeyim size. Son durumu söyleyeyim. Metan gazı tespit edildiği ifade edildi ama aşağı bir şey indirilip oradan numune alınıyor. Şöyle söyleyeyim size. Esasında İzinler verildikten sonra sınırlama olmaz ama şöyle bir mutabakat olmuş iki ülke arasında. Evet biz size izin verdik ama biz de bulunacağız. Bizim müsaade ettiğimiz yerlere Türkiye Cumhuriyeti burada soğukkanlı bir politika izliyor. Diyor ki çünkü bu işin başında şu vardı arkadaşlar bunu bilen bu işi Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine yıkacaklardı. Net mesele. Evet. Yani buradan yapılması beklenen, hedeflenen bu ben hukukta kullanmam operasyonu da hani operasyon diye bu işte bu meseleyi Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine yıkıp kurtulup çıkıp işte kimse orada göklere çıkaracakları ve kimlere gözdağı vereceklerse oralardan Suudi Arabistan sonuç elde etmeye çalıştı ama çarşafa dolaştı. Yani bu şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin yürüttüğü politika çok iyi. Yani Türkiye bunu örtmez o der diye düşündü. Hayır etmez. Türkiye Cumhuriyeti bunun açıklamasını yapamaz. Bunlar da diyecek ki bizim vatandaşımız ne oldu? Nereye gitti? Siz kaybettiniz. Sizin topraklarınızda. Biz ne yapacağız ama Türkiye Cumhuriyeti şunu yaptı. Hiçbir bedele satılmadı. Ben size söyleyeyim. Hı. Bu konuşulmuştur. Ama demiştir ki Türkiye Cumhuriyeti burası bir hukuk devleti. Hı. Sen kardeşim bunu çıkaracak. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti baskıyı niye arttırıyor? Cesedin bir parçası muhtemelen gitti. Öyle gözüküyor. Evet. Bu yönde iddialar geri kalan parçaları kuyu meselesi var. Kuyuya da bu nedenle girilmedi. Dışarıdan giriş yöntemi yapılabilir. Ama şu sıkıntı var. Araçlar da takip alındı. Fakat bizdeki endişe şu. Ya böyle büyük sözlerle gireriz. Bir şey bulamazsak. O zaman evet. Mesele farklı yere evrilip biz açığa düşmeyelim. Peki. Dolayısıyla net tespitler yapabildiğimiz noktalara hücum edelim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bu açığa durduğu yer önemli. Bir eksik var.
Bu başkonsolos gitmemeliydi. Peki. Bir son cümlede şunu söyleyeyim. Tamam. 18 kişi 20 kişi. Ben o yargılamalara güvenmem. Bu yargılama burada olacak. Türkiye Cumhuriyeti bu davayı açacak. Peki. Eğer adli aktarım yapmazsa hepsinin kırmızı bültenleri çıkacak. Gelemezlerse ondan sonra oturur iki memleket. Bir şekilde bu meseleyi çözer. Peki. Sorum hala muteber. Ona geliriz ama müsaadenizle bir başka iz üstünden gidelim. Haber Global izleyicisine de bir not verelim. Ersan Şen Hoca'nın ortaya koyduğu hukuki durum var. Fakat bir de elimizde siyasetçilerin yaptığı açıklamalar var. Örneğin Dışişleri Bakanı konuşmuştu. Ömer Çelik konuşmuştu. Onlar da diplomatik dokunulmazlıktan ve izin gerekliliğinden söz etmişlerdi. Ersan Şen Hoca diyor ki Türkiye'nin üzerine yıkılacaktı yüksek ihtimalle bu konu. Siz de aynı fikirde misiniz? Yani ilk sergiledikleri çabalar, ilk gösterdikleri performans o yöndeydi. Hatırlayalım, henüz sadece Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu, bulunamadığı, kendisine ulaşılamadığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldığında özellikle sosyal medyada böyle Arapça tweetler atanlar tarafından da büyük bir kampanya yürütüldü. Ve onlar çok kendi başlarına hareket ederek tweet atıyor gibi de değillerdi. Suud Devleti'nin bizatihi işte konuşan, söz alan yetkilileri Türkiye'yi yalancılıkla suçluyorlardı. Ve Türkiye'ye itham ediyorlardı. İlk eğilim o yöndeydi. Fakat ne zaman ki Türkiye başarılı bir stratejiyle bence bu meseleyi burada öldürülen aslında bir Washington Post yazarı. Yani bu aslında bir uluslararası medya. Uluslararası medyanın konusu haline getirdi. Bilgileri yavaş yavaş boca etmeden parça parça özellikle liberal demokrasilerin medyalarında çalışanların o dayanışma meslektaşlarıyla dayanışma ve böyle unharca ortadan kaldırılan bir meslektaşlarının olayı takip edecekleri duygusunu bilerek yani onların o mesleki dayanışma nosyonuna da güvenerek ki doğru da çıktı bu. Bu olayı aslında biraz gazetecilerin, uluslararası medyanın takibine, onların sularına sürükledi. Bu bir iletişim stratejisiydi. Ve olay örtbas edilme noktasından çok uzağa çıktı. O noktadan itibaren ses kaydı olduğu da duyuldu. O ses kaydı duyulduğu andan itibaren zaten bir biçimde Muhammed Bin Salman'ı ciddi şekilde hedef gösteren bir ses kaydının Türkiye'nin elinde olması... Ya da fark etmez başka ülkelerin istihbarat birimlerinin de elinde olması ihtimali elbette Amerika'yı, İngiltere'yi ciddi şekilde telaşlandıracaktı ki böyle de oldu size zaten. Size var mı böyle bir ses kaydı? Neden telaşlandıracaktı? Önce onu açıklayayım. Çünkü bunlar bu ülkeler liderleri yani çeşitli seviyelerde Muhammed Bin Salman'ın reformculuğuna çok fazla atıf yaptılar. Çok fazla desteklediler. Bakın sadece hani Amerika'nın Suudi Arabistan'la silah anlaşması yapması da değil. Ciddi şekilde MBS diye kısaltılması yapılan Muhammed Bin Salman lehinde çok ciddi propaganda yapıldı Batı'da. Vay işte şöyle reform getirmek istiyor. İşte petrole bağımlılığı böyle azaltmak istiyor. İşte kadınlara tedrici olarak özgürlüğü getiriyor. Kadınların araba binmesine izin veren yaşasın Muhammed Bin Salman şeklinde. Yani Friedman'ın falan yazıları da biliyorsunuz işte gözlerime inanamadım, çok şaşırdım vesaire gibi böyle efektlerle Muhammed Bin Salman'ın ne kadar dönüştürücü ve ne kadar farklı bir devlet başkanı olacağı doğrultusunda çok ciddi PR yaptılar. Ve MBS'nin elini kana buladığına dair veya MBS'nin adamının direkt kendisine bağlı adamının elini kana buladığına dair ciddi bir veri bu ülkeleri zan altında bırakacaktı birkaç açıdan. Yani hem bu kişiye bu özgüveni siz verdiniz. Yani zaten kral adam. Kralın veliahtı. Ve kral uzun süredir neredeyse bypass halde yaşıyor. Veliaht prens oldukça etkin ve hakim. Zaten bütün batılılar biraz da onu bu yüzden destekliyorlar. Haydi bastır Muhammed Bin Selman şeklinde. Parası var, desteği var, özgüveni, gücü var. Zaten parası, gücü ve aslında gerçeklik kaybı. Yani diktatör demek gerçeklik kaybı olan kişi demektir aynı zamanda. Zaten bu zemini olan kişilere özgüven, bu kişiye özgüven aşıladınız. Batı olarak desteklediniz, altındaki zemini kuvvetlendirdiniz ve siz de bunun bir parçasısınız denilebilir çok rahatlıkla. Yani bizzat Muhammed Bin Salman PR'ı yapan şirketlerden tutun da yani profesyonel olarak anlaşılmış lobi faaliyeti yapan şirketlerden tutun da devlet başkanlarına kadar Muhammed Bin Salman'ı bu kadar güçlü bir biçimde destekleyen devlet başkanlarına kadar bunlar bizzat ülkelerindeki kendi medyaları tarafından Washington Post gibi
New York Times gibi fark etmez. Kendi medyaları tarafından bizim bir meslektaşımızı yok eden adamı bu ruh haline siz getirdiniz. Şimdi burada aslında incelikli iletişim stratejisi dediğim şey bu. Yani Türkiye'nin bunu yapması sayesindedir ki bir biçimde bu ülkeler bunu ciddiye aldılar. Yani bilginin doğru, kademeli ve tedrici olarak verilmesi, paylaşılması en azından bu ses kaydının ciddi olduğunu gösteriyor. Eğer ortada böyle bir delil olmasaydı Suud kendi kendine asla evet Ar ölmüş ama Arbe değil ölmüş noktasına dahi gelmezdi. Eğer ortada böyle ciddi bir kanıt olmasaydı yine Suud yönetimi bugün akşamüstü ilan ettikleri gibi planlanmış olduğunu kabul etmezdi. Bakın bugün akşamüstü bilmiyorum yalanlandı mı yalanlanmadı. Yok, henüz yalanlanmadı. Fakat evet henüz yalanlanmadı. Böyle bir bilgi de ajanslara düştü. Hı hı. Ve parçaları birleştirdiğinizde gerçekten Kaşıkçı'nın ailesinin de ne kadar tehdit altında olduğunu görüyorsunuz. Dün bir yine PR formülü olarak Cemal Kaşıkçı'nın oğluyla el sıkışmalı görüntüleri vardı MBS'nin. Fakat herkes oğluna vay babanı öldürdü söyleyin hani babanı öldürmüştü niye elini sıkıyorsun denildi. Ama dikkati etmemiz gereken şey o el sıkışmadan ziyade ertesi gün çocuğun tası tarağı alıp evet muhtemel özgürlüğünü alabilmek için vardı. Yurt dışına çıkış yasağı kaldırdı ve özgürlüğünü alabilmek için Kaşıkçı'nın oğlunun o pozu vermesi istendiği kendisinden. Çok net olarak anlaşılabiliyor. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Bilgi akışı yabancı basına ve uluslararası ajanslara doğru oldu. Çünkü bu uluslararasılaştırılmak zorunda olan bir konuydu. Yani bu Türkiye'nin stratejisi yerel, miydi? Evet, bu eğer tabii ki bence Türkiye'nin stratejisiydi. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak yani çalışan danışmanların bunda katkısı olduğunu, olayı doğru okuyup ona göre strateji geliştirdiklerini düşünüyorum. Çünkü eğer siz bunu yerel bir konu halinde doğru, çok doğru, burası bir mezba değil. Bizim Türkiye olarak onurumuz bir kere en başta rencide oldu. Ama öte yandan vahşice parçalandığı iddia edilmek suretiyle öldürüldüğüne artık neredeyse şüphe kalmamış olan kişi bir gazeteci ve bir aslında en büyük uluslararası global gazetelerden birinde yazıyor. Bu konu eğer yerel bizim hani kendi yağımızda kavrularak çözmeye çalıştığımız bir konu olsaydı hızla sadece Türkiye'nin meselesi olur ve Türkiye'ye yönelik aşağı çekme hani Türkiye'ye yönelik saptırım ve çarpıtma yapmaktan çıkar sağlayan çevrelerin elinde zavallı merhum Allah rahmet eylesin Allah yakınlarını sevdiklerine sabır versin o merhum Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin örtbas edilmesine hiç istemeden neden olabilirdik. Türk basınında hızla bu konuyu uluslararasılaştırdık. Yani Türkiye bu konuyu uluslararası bir mesele haline getirmekle tamam. Doğru bir şey yaptı. Eğer Türk basınında bu kadar çok bilgi akışı olsaydı, günlerce manşetlerde kalsaydı sizce yabancı meslektaşlarımız bu kadar çok ilgi göstermez miydi bu konuya? Yabancı yani devletler ayrı. Bakın bilgi kirliliği ne sebep olmak çok yanlış iletişim stratejilerinin başına gelir. Zaten strateji bile değildir. Bir anda boca edilmesine sebep olmak, bir anda her kafadan ses çıkmasına ve suyu bulandırma. Ya yani burada bir hem devlet gururu 3-5 mevzu var masada. Burada siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ilk olarak Suud Devleti'nin size yıkmaya çalıştığı, suçtan ya da yapmaya çalıştığı ithamlardan bir kere tereyağından kıl çekilir gibi kendisini sıyırmak durumundasınız. İkincisi bu sizin de onurunuza yapılmış bir saldırı ve saygısızlık. Onurunuzu ayakta tutmalısınız. 3- Orada hakkına girilen, hayatı yok edilen, suikaste uğrayan, hatta belki infaza uğrayan. Yani Türkiye Cumhuriyeti toprakları, ona da geliriz. Yani hani böyle söylentiler var ya, dedikodular ya da analizler. Muhammed Bin Salman salak mıydı ki kendi konsolosluğunda öldürdü. Bir sokakta da susturucuyla öldürebilir. İşte o iş öyle değil. Yani oranın arkasında daha önce söylediğim o diktatörün fazla kendisine tapan özgüven ruh halinin çok ciddi etkileri var. Peki. Orada muhtemelen bir infaz var. Çünkü sen bana muhalefet ettin. Zaten ihvanla içli dışlısın. Ve benim yönetimimi çok eleştiriyorsun. Ve ben senin hakkında ölüm emri verdim. Ve dolayısıyla da kendi toprağımın parçası sayılan konsoloslukta bu emrin infazını yapıyorum. Son duanı et gibi bir şey de olmuş olabilir. Biz oradaki kurguyu
Suud diktatörü gibi düşünmediğimiz, kralı gibi düşünmediğimiz sürece çok rahat kendi mantığımızla açıklayamayabiliriz. Aman öyle düşünmeyelim. Yani hayır, belki düşünmek de gerekiyor. Yani nasıl oldu? Şu soruya cevap katille vermek için. Katille empati yapıp. Çok zor. Yok, hayır, şu soruya. Bunu istihbaratçılar. O manada olabilir en fazla. Cevap vermek için, şu soruya cevap vermek için herkes düşünmeli. Çünkü bununla çok ciddi kafa karıştırıyorlar. Yani işte Suud bir insanı öldürecekse, birini Muhammed bin Selman yok edecekse niye bunu gösterir? Kendi mekanında 15 kişiyi çağırarak yapsın. Bu soru hala soruluyor, evet. Evet, bu soru çok yanlış hala bir soruluyor. Soru. Suud mantığını bilmezseniz, Suud'un ceza infaz mantığını, neleri ceza, neleri devlete karşı işlenmiş suç, emire karşı yapılmış bir eleştirinin çok rahat devlete karşı, düzene, rejime karşı yönelmiş, ihkak edilmiş bir suç olarak algılandığını ve dolayısıyla o infazın o kafada, o mantalitede makul olduğunu bilmezseniz işte böyle şeylerle bunun altında çok derin komplo teorileri bulmaya, yok efendim arkasında şu ülke var, yok efendim bu ülke var, yok aslında Suud yapmadı. Bakın buralara kadar gider. Oysa ki ortada kendine fazla tapan, kendi rejimine, gücüne fazla inanan birinin yaptığı ve eline yüzüne bulaştırdığı bir hadise var gibi görünüyor. Bunun yanında şu da soruluyor elbette. Yani Suudi Arabistan'ın başkonsolosluğunun içerisinde işlendiği iddia olunan bir cinayet nasıl olur da Türkiye'yi zor durumda bırakır? Bu da soruluyor. O soru sizin işaret ettiğiniz soruların yanında. Oraya da geliriz. Şu fotoğraf konusu önemli. Yani Kaşıkçı'nın oğlunun prensle tokalaştığı, o sırada fotoğraf makinelerinin çalıştığı ve Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansları tarafından da servis edilen fotoğraf. Evet. Gördüğünüzde ne hissettiniz, ne düşündünüz? Şimdi olayın tabii iç yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmayınca, çok açıkçası Suudi Arabistan ilgi alanımızda olan bir ülke değildi. Yani birçok gerçeğini aslında bilmiyorduk. Bu işin bir anlamda Orta Doğu'da ortaya çıkmasının da bir anlamı, böyle bir güzelliği oldu. Fotoğrafı gördüğüm zaman şu tabii parçaları birbirine birleştiriyorsunuz ve bir sürü şey okuyorsunuz. Ben birazdan size aslında Cemal Kaşıkçı'nın son yaptığı röportaj yayınlandı Newsweek'te. Bu gizli bir röportajdı ve kesin öldüğü kesinleşince yayınlanan bir röportaj. Böyle mi vasiyet edilmiş, öyle söyleyeyim? Bu bir vasiyet de olabilir. Bu haberi yapan Rula Cabrel şu şekilde açıklıyor. Diyor ki ben bunu bir dosya hazırlamak için yapmıştım. Cemal arkadaşıymış zaten. Tamam. Konuştuk hani ismi yayınlanmamak üzere. Gerçekleri anlattı bana. Ben de hani ölüm kesinleşince bunu yayınlama kararı aldım. Ve ses kayıtlarını falan da bu röportajın yayınladı. Bu bir vasiyet de olabilir. Çünkü şöyle demiş olabilir. Bunu yazmıyor Rula. Eğer ben ölürsem bunu yayınla da demiş olabilir. Çünkü röportaj şöyle başlıyor. Diyor ki benim diyor hayati tehlikem var diyor. Ben zaten 18 ay önce 18 ay öncesine kadar kraliyetin önemli bir adamıydım. El Hayat dergisine yazıyordum ve kralla da çok iyiydi aram. Ve bir anda olaylar öyle bir gelişti ki işte Bin Salman veliaht oldu ve ben yasaklı ilan edildim ve sınır dışı edildim. Bütün yakın arkadaşlarım hapse atıldı. Bunu diyor ve şu anda da benim çok işte fazla tweet aldım, ölüm ilanım çıkmış olabilir. Burada şunu diyor, röportajda iki nokta var. Birincisinde şunu diyor, eğer diyor ben diyor Salman'ı seviyorum diyor. Salman aslında iyi bir lider olabilir ama reformistim diye geçiniyor. Bütün Batı'yı da geziyor bununla ilgili. Aslında reform falan yaptığı yok. Gerçekten bir reform yaparsa benim söylediğim anlamda ve bunları tek tek açıklıyor. Ancak o zaman bir şeyler değişir. Eğer bu reformları yapmazsa, ki burada kendi ölümüne de referans edebilir. Çünkü birçok insanın öldürülmesi söz konusu, sadece onun değil. Diyor, o zaman diyor çok büyük bir olay olacak diyor. Rula da soruyor ki 9-11 gibi, 9-11 gibi bir olay olacak diyor. Evet, hem Amerika'yı hem Orta Doğu'yu etkileyecek bir olay olacak diyor. Mesela böyle bir ipucu veriyor. Ve sonunda röportajın her şeyi konuştuktan sonra şeyi anlatıyor. İşte iki tane danışmanı var. Yani şunu anlatıyor. Muhammed Bin Salman'ın sadece iki tane danışmanı varmış. Biri işte bu Kuhrani, zaten işte Skype'la görüştüğü söyleniliyor. Ölüm emrini onun işte öldürün bu köpeği. Kahtani. Öldürün dediği falan filan söyleniyor. Biri de Bin Şeyh diye bir adam. Türkiye Bin Şeyh diye iki tane adam var. Bunları ben şimdi söyleyeceğim size kim olduklarını. Ama Kahtani zaten yakın arkadaşımdı diyor.
Ama bunları haydut diye tanımlıyor. Diyor ki Salman'ın etrafında iki tane haydut var diyor. Başka da kimseye danışmıyor diyor. Bu iki haydut dan Türkiye olan Türkiye Elşah şöyle bir açıklamasından bahsediyor. Diyor ki istiyorsan git Suudi Arabistan'ı kendin gör diyor. Ertürk'ün şöyle bir lafı vardır diyor. Batılı gazeteciler buraya gelir Suudi Arabistan'ı. Biz onları 2-3 saat bekletiriz. Sonra da ayaklarımızı öper giderler diyor. Gazeteci de diyor ki vallahi diyor derilerim yüzümeden gelirsem iyi diyor. Röportaj bu şekilde bitiyor. Yani böyle biraz değişik bir röportaj. Röportajın içeriğinde şunu anlatıyor. İki üç şeye vurgu yapıyor. Birincisi bu iki danışmanı haydut diye nitelendiriyor ve her şeyin bundan nereden çıktığını söylüyor. Bu Kahtani dediğimiz adam zaten görevden alındı değil mi? Kaşıkçı olayından sonra görevden alındı. Alınmış. Ama alındı mı çok da belli değil. Alındı gibi gösteriyor. Görevden alınması ne anlama gelir o da? Zaten görevden alınması çünkü cinayetin planlı işlendiğini gösterir aslında. Çünkü o açıdan soruyor. O sırada İstanbul'da değil Kahtani. Görevden almak ceza mıdır bilmiyorum. Hocam size baktım ama geliriz onlara da. Şimdi Kahtani görevden alıyor ama çok emin değilim. Çünkü Muhammed Bin Salman'ın veliaht olmasında en büyük emeği geçen Kahtani. Çünkü bu adam Kraliyet Divanı ile medya arasındaki bağlantıyı sürdüren medyacı. Şu an silah satışları da onun üzerinden gidiyor ve medya işlerini yürütüyor. Ve Salman'ın veliaht prens seçilmesinde en büyük PR'ı yapan o. Şu anda da bütün Suudi Arabistan'ın işte bu mega projeleri var ya böyle Dubai gibi yapmak istiyor bu Bin Salman. Bütün o projeleri yapan. Turizme ve ticarete dönüyorlar. Bunun arkasında Kahtani var. Dolayısıyla hani öyle çok da vazgeçebileceği bir isim değil. Ama bu adam aynı zamanda bu röportajda geçenleri söylüyorum tabii ben bildiğim bir şey değil. Diyor ki bu diyor 3000'in üzerinde troll Twitter'cı buldu ve muhalif yazı yazan Twitter'da herkesi tek tek ölümle tehdit ediyor diyor. Ben de bunlardan biriyim. Her sabah kalktığımda binlerce tehditle kalkıyorum diyor. Bir bunu açıklıyor ve aslında direkt olarak Kahtani'yi hani bir şey olursa bana bu adamı bulun gibi bir şey söylüyor. Bu iki adam üzerine çok duruyor. Diğer olan Türkiye Elşah de eski polis ve spordan sorumlu gençlerle ilgileniyor. Gençlerle bağını kuruyor göğe. Şimdi şeye gelelim. Neyini eleştiriyor bu reform niye yapmıyor diyor. Diyor ki bunun diyor başgeçimi petrol ve radikal İslam. Bu adam diyor bütün diyor şey ediyor Orta Doğu'ya silah satıyor. İşte diyor Mısır'ı diyor Bahreyn'i diyor ne yaptı diyor diktatörleri geçirdi başına kendi gibi silahlarla bunları elde etti diyor. Bunu diyor Katar'a yapamadı, Yemen'e yapamadı. Başka da gelir kaynağı yok diyor. Gerçek bir ekonomi yaratamıyor diyor. En büyük sorunu bu diyor. Böyle bir reform yapması lazım diyor. İkincisi de yargı sistemi. Kesinlikle diyor bunu haram olarak görüyor. Laiklik olarak görüyor diyor. Yani bir kanun yapmak, bir yargı sistemi olması diyor. Bu iki şeyi yapmadığı sürece diyor ileride diyor Suudi Arabistan hiçbir şey olamaz diyor. O diyor göz boyuyor. İşte kadınlara bir takım haklar vererek, işte yok Silikon Vadisi'nden bir takım şeyler alarak, işte eğlenceler yaratarak. Hani kadınlar çok seviyor belki ama kadınlar şunu düşünmüyorlar. Aslında haklarını almıyorlar. Geçici bir şey bu diyor. Bu Batı'yı ve bir takım insanların gözünü boyamak. Bunların hepsini detaylı. Batı'nın da işine geliyor zaten. Tabii Batı'nın da işine geliyor. Ama diyor gerçek bir reform değil diyor. Çünkü o bir Vahabi diyor. Kendi böyle anlatıyor. Ve Vahabilerde tek otorite. Yani diyor bu bir diyor kabile reisi. Eski tip bir kabile reisi. Hem eski tip kabile reisi olmak istiyor. Yani tek gücün onda olmasın, otoritenin bende olsun. Hem de ben modern olayım. Böyle bir şey yok diyor. Eğer diyor modern olacaksam diyor bir takım yasalara geçmen kendinden lazım. Başlayacaksın. Hayır, bağımsız tarafsız yargıyı da istemiyor zaten. Bunlar birlikte şeye gitmişler. Canterbury Dük'ünü görmeye gitmişler. İşte bu çok geziyor Avrupa'yı falan ya. Dük buna soruyor diyor ki ya diyor ülkenizde diyor biraz çeşitlilik gelse diyor. Mesela diyor başka inançlarda olan insanlara da bir ibadethane açsanız diyor. Eskiden vardı oralarda diyor. Hayır diyor öyle bir şey olabilir mi diyor. Bizim ülkede sadece İslam geçer diyor. Sadece o olabilir diyor. Tamam böyle hani bunlardan vazgeçmeyeceği, esnekliği olmadığını söylüyor. Bir tek diyor polis kavramını kaldırdı, din polisi kavramını kaldırdı. Yaptığı tek reform bu diyor ve olaylara şu şekilde bakıyor diyor. Bir Suudi AŞ kurmak istiyor diyor. Dubai'ye çok özeniyor. Dubai gibi yapmak istiyor. Ama Dubai bir kent. Yani bir sürü projeler, mega projeler işte Mekke'yi de ne hale getirdi diyor. Şey yaptı diyor.
Ama diyor şunu görmüyor diyor. Mesela diyor Muhammed bin Salman hiçbir zaman halkın arasında karışmamıştır diyor. Bir sürü yoksul halk var diyor, işsiz var diyor. Bunların hiçbirini görmemişti, o mahallelere girmemişti. Buradan bir Dubai çıkmaz diyor. Burası bir ülke çünkü, bir sürü toprağı olan, bir sürü insanı olan bir yer diyor. Bunları düşünmesi lazım. Mesela bir sürü bina yapıyor diyor. Silaha bu kadar para verilmese oradan da bir Dubai çıkar belki. Öyle çıkar. Bir şansı yok ama. Yok. Öyle bir şansı aynen yok. Öyle bir şansı yok ve şunu diyor. Mesela diyor bunlar diyor bina dikmeyi bilirler. Şahane en güzel binaları yapıyorlar ama o binayı bir sene sonra giremezsin diyor. Çünkü bakımsızdır diyor. Bunlar diyor bilmezler işletmeyi. Yıkarlar, dökerler. Bunlar diyor tamamen diyor pisler diyor. Yani adam kendi şeyini bu şekilde tamamlıyor. Başka ne diyor? Yani bunun gibi bir sürü aslında önemli detay bizim Suudi Arabistan'la ilgili ve Veliaht Prens'le ilgili bilmediğimiz şeyleri söylüyor. Arap Baharı'nda mesela veriyor. İşte İran ve İhvan'ı büyük tehdit olarak görüyor diyor. İhvan'la ne alıp veremedi ben bunu da anlamadım diyor ama diyor tabii bunun üzerinden para kazanıyor diyor. Çünkü İhvan diyor Arap Baharı bütün Orta Doğu'ya yayıldı. O da diyor devletlere diyor destek verdi diyor. İşte Sisi'yi yarattı diyor, Bahreyn'i yarattı, onu yarattı. Bundan para kazandı diyor. Şimdi Kuveyt'i bir tek Arap Baharı etkisi Kuveyt'te hissediyor. Onu da bastırmaya çalışıyor. İşte bu Katar'ı ayıracaklardı ya şeyden, Anakara'dan. O da mesela... Böyle bir plan vardı. Evet. Hatta oranın çılgın projesi. Bu Kahtani'nin projesiymiş zaten o da. O demiş ayıralım bunları, izole edelim falan. Böyle çılgın çılgın projeler diyor ki bu projelerle uğraşacağını diyor. Gerçekten diyor bir şeylerle demokrasiye geçmek için bu denilen projeleri yapmazsa diyor ileride diyor kahraman da olamaz, bir lider de olamaz diye. Aman efendim demokrasi Amerika Birleşik Devletleri ister mi? O zaman oradan birileri çıkar der ki ben petrolü bu kadar üreteceğim. Bu fiyattan aşağıya da satmıyorum. Halk o zaten ağır istemediler. Evet. Canım. Zaten Amerika Birleşik Devletleri kızıyor, siz tekelsiniz. Hayır, OPEC'e söylüyor canım. Bunu ve fiyatları ya düşük tutuyorsunuz. Bir insan diyor. Olunca bir insan karar aldığında bitti. Ama öbür türlü parlamentos olacak, şusu olacak, bu şu olacak. Batı onu ister mi? İstemez. Zaten Amerika, kontrol eder o zaman. Amerikalı kadın yani gazeteci diyor ki zaten diyor Amerika bizler diyor Amerikalılar diyor petrol bağımlısı olduğumuz sürece diyor aslında Muhammed bin Salman bu olaydan sonra gitmesi lazım diyor. Her şey türlü yasaklar, ambargolar gelmesi ama diyor biz diyor petrol bağımlısıyız ve silahımızı satacak başka yerimiz yok diyor. Bu böyle şey olur diyor. Kapanır diyor. Ben şimdi buradan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Bir defa bilmiyorum katılır mısınız ama bir şekilde biliyordu yani Cemal Kaşıkçı başına bunları şüpheleri vardı. Şüpheleri vardı zaten herkese söylüyordu. Vardı, bu net. Ve bilerek geldi. Yani dedi ki ben kendimi feda ediyorum bu olay patlasın. Yani bu röportajlar bir sürü şeyler işte bir bu var. Bazı bir yakınları de, asıl şüphesinin kaçırılmak olduğunu söylüyor. Yani ne olacaksa olsun dedi bir oradan sonra artık nasıl bir şey yaşıyorsa. Çünkü hakikaten her gün ölüm tehdidi bir şeyler belki ailesini tehdit ediyorlardı o tür şeyler de olabilir. Onu zaten oradaydı rehin gibi. Evet evet orada Ersun hocam söyledi mesela enteresan bir şey de var. Mesela Amerika'da güvence verip Türkiye'ye yolup yani Amerika'da bu olayın böyle olmasını yani Suudları biraz daha çember altına almak için hadi git Türkiye'de seni koruyacak deyip yollamış da olabilir. Yani buna inanır çünkü hocam bilmiyorsa. Şöyle söyleyeyim bu iş Amerika Birleşik Devletleri'nde olamazdı. Tabii, Londra'da tabii. Olamaz. Bunların kafalarında kendi dünyalarında biz bu işi nerede iyi yaparız? Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ben zaten biraz önce kasıtlı dedim. Türkiye Cumhuriyeti Suudların mezbahanesi değil. Onlara evet. Günlerini göstereceğiz. Öyle bir dünya yok. Gelip burada insan katledemez. Yani onun Suud vatandaşı olması, başkonsoloslukta olması değil. Bir cümlede şunu ekleyeyim. Ses kaydından bahsediyorsunuz. O ses kaydı tabii hiçbir zaman yasal delil olarak girmeyecek dosyaya. O istihbari dinlemedir. Her devlet birbirini takip eder. Belki Türkiye Cumhuriyeti'nin dinlemesidir. Belki hakikaten uluslararası alanda yapılan dinlemedir. O zaman şu an, onlar el altından kayıtlardır. Hocam şu an delil karartıyorlar. Yani yok hayır. Şu anda bence esas... Delil yok çünkü. Şimdi bakın şöyle empati yapabilirsin. En büyük Allah muhafaza. Bizim ülkeden örnek vermiyorum. Bir başka ülkenin böyle başbakanı, cumhurbaşkanı, başkonsolosluğunda böyle bir icraatın içinde ismi geçecek. Yani dünya ayağa kalkar ya. Şu anda ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin o noktada isabetli hareket ettiğini Amerika Birleşik Devletleri'nin elini kolunu bağladık ama biz de bir yere kadar gidebiliyoruz. Çünkü
Amerika Birleşik Devletleri meseleyi yönlendiriyor şu anda. Açıklamalar geliyor, sonra geri adım atıyor Trump. Önce bir diyor ki ya ticari anlaşmalar tabii devam edecek. Sonra olur mu diyor birileri, ya onu biz bir gözden geçirelim. Ama şu ana kadar yaptıkları sadece vize yasaklarından bahsediyor. Yaptırımlar konusunda top kongreye atıldı. Fakat silah ticareti bunun içinde değil. Evet. Bakın şöyle söyleyeyim size, şu hadisenin başına sonuna bakın. Bunun öyle netice sebebiyle ağırlaşmış suç olması, yok efendim girdi buraya tartıştık, o ettik, bu ettik. Yani bunlar. Ya ben size bir şey söyleyeceğim. İki uçak adam gelebilir mi buraya ya? Nasıl geliyor? Burası yol geçen anı mı? Gelmişler. Bir de üç kişinin saygıyla yani gittikten söz ediyor Cumhurbaşkanı. Gidiyor. Evet. Yani neticede bu iş öyle çok enteresan. Uluslararası alanda tabii destek devam ederse. Ve bizim açımızdan ben şöyle bakıyorum. Bir, maddi hakikat ve adalet. Bu şahsın hakikaten bulunması, ortaya çıkarılması, sorunlar neyse o. Ondan sonra da Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'da hesabını ayrı görür. Peki. Birazdan döneceğim size tekrar hocam. Evet. Sayın Alaman'ın ortaya koyduğu profilden yahut kendi bilgilerinizden yola çıktığınızda bu kişiye ölüm fetvası çıkarılmış olmasını nasıl açıklıyorsunuz? Ya bu kadar şimdi, tehlikeli bir profilden mi söz ediyoruz Suudi Arabistan için, yönetimi için? Birkaç boyutta ele almak lazım meseleyi. Yani bir defa neden Cemal Kaşıkçı hedef oldu sorunuz bağlamında? Neden bu iş için Türkiye'yi seçtiler? Ve bu olayın açığa çıkabileceği ihtimaline binaen şimdi yaşadığımız süreç gibi bir süreci hesapladılar mı? Neden Cemal Kaşıkçı derseniz, bir defa işte İhvan'a yakın olması. Zeynep Hanım röportajdan yola çıkarak bazı ipuçlarını vermiş oldu. Washington Post'ta yazdığı yazılar değişik. Pek çok kişi var ama İhvan'a yakın. Öyle ama şimdi Kaşıkçı'nın hem aile özellikleri hem rejime çok uzak olmaması, içeriden bir eleştiri devlet yapmış sırlarını olması. Bilen bir ya. Devlet evet, sırlarına vakıf bir olması. Çok yakındı. Evet. Yani 18 ay öncesine kadar insanlardan biri. Evet. Kral İstihbarat danışmanlığı yapması uzun yıllar. Yani kendisinin danışmanlık yaptığı ismin 20 yıl boyunca istihbarattan sorumlu olması. Bildiğim kadarıyla şimdi Asiri'nin, görevden alınan Asiri'nin, Ahmet Asiri'nin, yani istihbarat genel başkan yardımcısının, ki aslında genel başkan yani genel istihbarat teşkilatının başkan yardımcılığı Suudi Arabistan'da başkanlık demek. Çünkü her şeyin başı Kral Selman. Dolayısıyla yardımcı oluyor dolayısıyla. O da yardımcı, asıl başkan olmuş oluyor. Çok ilginç coğrafyalarda bulundu. Evet. Onu da biliyoruz. Evet, çok yere gitti. Yani hani zamanında tabii El-Kaide'yi vesaire, işte Bin Laden'le görüşme. Bunlar eski dönemler ama. Yani işte söylemek istediğim şey. O dönemler Amerika'da destekliyor Taliban'ı falan. Çok hani onu unutmamak lazım. Tabii tabii, yani Amerika'nın da işte bir şekilde El-Kaide'yle vesaire çalıştığı dönemler. Bin Laden'in doğumu zaten bu destekle olmuştur. Evet. Öyle, şimdi İhvan meselesi, yani siyasal açıdan mücadeleyi diyelim, işte salık veren, ki bunun bütün bölgede bir değişime, gerçek bir tırnak içinde Arap Baharı'na yol açabilecek bir perspektifin ki biz bunu Mısır'da gördük, işte Mursi'nin nasıl devrildiğini. Onca insanın katledilmesi pahasına İsrail ve ABD desteğiyle bir Sisi darbesi gerçekleşti ve şimdi aynı Sisi yönetiminin Suudi Arabistan'ın, Bahreyn'in ve işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu bir üçgende İsrail yanlısı ve ABD yanlısı, Trump yönetimi yanlısı politikalarda birleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu çok istemediler, istemezler. Yani hani İhvan, özellikle Muhammed Bin Selman gibi agresif, kendini henüz ispatlamamış, genç. Yani babası iktidara geldiğinde 79 yaşındaydı, evet. 2015 senesinde. Kendisi çok genç. Şu anda daha şimdiden iktidarın sahibi, pek çok özelliği, savunmadan ekonomiye, istihbarata vesaire pek çok konuda şeyi var. Ne diyelim, işte liderliği söz konusu. Tabii Türkiye karşıtı bir çizgide olması ve Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'yi dünyaya bir rol model olarak, daha doğrusu İslam ülkesi bölgesinin bir rol model ülkesi olarak göstermesi, Türkiye'yi sevmesi, 15 Temmuz darbesi bağlamında duyarlı olması ve Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuda röportaj yapması gibi özellikler, ki Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz 15 Temmuz darbesine gereken sıcak tepkiyi tıpkı Batı ve ABD'de olduğu gibi vermediğini görmüştük, hatırlayalım. Katkısı bile olabilir. Arka planda Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bunlar hep mümkündür. Tabii şu çok enteresan, yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bloğu, Muhammed Bin Selman diyelim. Çünkü Türkiye ısrarla biraz Kral Selman'ı bu olayı vasıta kılarak daha ayıran başka bir noktada. Cumhurbaşkanı öyle yaptı. Evet, yani görüşmeler özellikle. Evet, yani bu hani Muhammed Bin Selman'ın ne diyelim, şahin, agresif, işte problemli dış politik ve istihbari perspektifinin dışına çıkması gerektiğini aslında dayatan bir strateji izledi. Bu bahsettiğimiz, uzun uzun konuştuğumuz, günlerce de konuştuğumuz o medya diplomasisi veya iletişim stratejisinin bir parçası da oydu belki. Ama sorun şurada.
Yani bu şahsın işte çok hunharca katledilen Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'ye müzahir olması, ihvanı bir siyasal proje. Yani hani İslam ülkeleri için hanedanlık veya rant devleti projelerinin bir kenara bırakılıp böyle bir anlayışın hakim kılınması, Türkiye perspektifinin tüm Orta Doğu coğrafyasına yayılması dileği onu tek başına hedef haline getiriyor mu? Bence yeterli değil. İstihbari bağlantılar önemli. Washington Post'a yazması bile Muhammed Bin Selman'ın bu işi yapmasına mani olmamış gibi görünüyor. Bence asıl mesele belli ki gerek Washington gerekse Londra'ya gidiş şeyi, ki 2 Ekim'de Londra'dan döndüğünde sabah konferans için gidiyor biliyorsunuz 28 Eylül'de. Evet. Nişanlısı ile işte gidip Fatih Evlendirme Dairesi'nde evrakları falan tamamlamak üzere evrak listesini alıyor daha doğrusu. Ondan sonra Londra'ya gidiyor, hemen dönüyor. Londra'dan da, sırf Washington'dan değil, Londra'dan da Türkiye'de bu belgeyi alın gibi bir yere yönlendiriliyor. Tabii Türkiye'den alması normal. Nişanlısı burada yaşıyor ama mesele başka. Bence mesele şu. Burası bir olay yeri olarak kurgulanmış Erhan Bey. Baştan beri. Yani başkonsoloslukta mı işlenecekti yoksa dışarıda mı işlenecekti oradan sorusu var. Başka bir yerde mi işlenecekti? Evet, 15 ama kişi planlıydı neden, diyorsunuz. Planlıydı. Yani Muhammed Bin Selman'a uzanan oradan Asiri'ye, işte Muhammed Bin Selman'dan Asiri'ye, oradan istihbarat istasyon şefi olarak görev yapan El Muzairini galiba, yanlış olmasın ismi. Muzairi. Burada evet, Muzairi diye bir şahıs daha doğrusu, ki o önemli bir isimdi. Burada ateşi olarak görev yapıyor sözde ama asıl görevi istasyon şefliği. Onun falan bütün bu faaliyetlerin içinde olduğunu, hemen olaydan önce gittiğini, geldiğini birer gün arayla, kuryelik, plan ve emir noktasında kuryelik yaptığını düşünürsek ve timin de geldiğini, bu timde yer alan isimlerin de Muhammed Bin Selman'a çok yakın olduğunu düşünürsek, burada iş başka bir yere gidiyor. Tabii ben istihbari anlamda bir süredir Türkiye'nin Suudi Arabistan'ı rakip, hasım hatta seviyesinde ele aldığını, Suriye sahasındaki uygulamaların iç savaşın ilk dönemlerini hatırlayalım. Muhaliflere yakın bir çizgideyken sonra ABD, Trump, Pentagon çizgisine kayarak PKK-PYD'ye destek verir bir noktaya ve Suriye sahasındaki vekili olarak Amerika'nın yani Suudi Arabistan yönetimi. Başka çaresi yok zaten. Evet doğru, başka çaresi yok. Muhammed Bin Selman, İsrail, ABD yanlısı bir çizgiyi güderek diğer rakiplerine karşı da böyle işte biliyorsunuz kaçırmalar, tutsak almalar, sorgulamalar, haraç kesercesine işte büyük miktarda para almalar vesaire gibi veli hanedanın diğer üyelerine yönelik baskıcı politikaların onu daha çok darbeyle geldi zaten. Darbeyle yeni atanan veliaht evet. prensi oldu. Daha önceki Muhammed Bin Naif aslında normal yani, atama zincirinde. Burada baktığınız zaman zaten Sisi gibi İsrail ve ABD'ye yaslanmak dışında fazla bir seçeneği yok. Hocanın söylediği o anlamda doğru. Darbe olduğu da doğrudur. Sonuçta öyle ya da böyle bir darbe. Dolayısıyla kendi içinde hanedandan bile bir meşruiyet olmayan, oradan bir halkta meşruiyetten zaten bahsedemeyiz. Bir vergi sistemi yok, bir şey yok. Böyle bir şey değil. Hanedan içinde bir meşruiyeti olmayan, bürokratik kadrodaki nüfuzu ne kadar etkili, ne kadar etkisiz o konuda da soru işaretleri olan, belki hani bir komple olarak değil ama sadece bir ihtimal olarak, acaba bu Muhammed Bin Selman'ın, bu olayın Muhammed Bin Salman'ı bu derece açığa düşüreceği ihtimaline binaen, şimdi mesela onun rakipleri diyelim, aşağıdaki hasımları bunu ona karşı kullanabilir mi? Evet kullanabilir ama gibi hayır, bir en yakın ihtimal adamları var. İçinde, bu suikast işinde Muhammed Bin Selman'ın en yakın adamı. Hayır hayır, ben onunla yaptırma da demiyorum. Talimatı veren başından beri onu konuşuyoruz. Bu aşamadan sonra artık yani kullanılabilir. Ha, yani Türkiye nasıl ki kullanıyor şu anda Muhammed Bin Selman? Çünkü Türkiye düşmanı, bu çok açık. Bunu da göstermekten çekinmiyordu. Dolayısıyla Muhammed Bin Selman'a Türkiye dava açabilir mi? Onu da konuşalım. Oraya kadar gireceğiz hocam. Ama ondan önce ekranda şu anda not olarak tuttuğumuz bir var. O ve bunun sonuçlarını elbette konuşmamız lazım ama ben sözünüzü lütfen tamamlayın. Ben toparlayayım. Şimdi, vaktimiz bol. Evet, Türkiye Suudileri bir süredir istihbarat hasmı ve rakip olarak kabul ediyor. Dolayısıyla bu tür teknik izleme dinlemeler çok şaşırtıcı olmaz. Yani. Her neyse onların içeriği, bu ayrı bir bahis ama evet. Hatta buradaki istihbaratçıların izlenmesi, takip edilmesi Suudi şahısların öncesinde mümkündür. Ama hazırlık tabii son aşamada açığa çıktı. Türkiye tabii bu süreçte poker oyunu veya satranç benzeri bir strateji yürüttüğü için diplomasi ve bilhassa istihbarat bağlamında
blöf yapmadığı da ses kaydından başka delillere kadar anlaşıldı. Hani CIA başkanının gelişinde bunun çok etkili olduğunu ve bizim Suudi Arabistan'a hangi yaptırımlar uygulayacağımız, bu asla pazarlık konusu değil. Bu işin insani hukuki boyutu çözülecek, sonuna kadar gidilecek. Ama öte yandan bu sürecin yönetimi aşamasında Türkiye'nin Suriye sahasındaki hassasiyetlerini ben çok ciddi biçimde Suudi Arabistan'a dayatacağı kanaatindeyim. Son nokta da şu olsun, yani gizli servisler suikast işlerler. Bu bilinmeyen bir şey değil. Ama bunu çok racona uygun yaparlar. Türkiye bu anlamda Rusya ile de benzer süreçler yaşamıştır Çeçen suikast süreçlerinde. Ama sonra hayır yakalanmışlardır da. Yani ben mesela yazdım, pek bilinmez, kamuoyunun çok bildiği bir konu değildi ama bundan 2009-2013 yılları arasında işlenen cinayetler bağlamında Rus istihbaratçıların sonradan yakalandığına şahit olduk. Ama sokakta işlendi onlara. Nasıl? Sokakta işlendi. Tabii yani hani zaten Ruslar o kadar aptal değil yani. Kendi diplomatik misyonlarında adam öldürmezler. Kendi tarihimizde de bu ve buna benzer cinayetler yahut cinayet iddiaları hep konuşula gelmiştir. Mossad, evet Mossad. Yakın geçmişimizde de var. Nasıl dediniz? Yakın geçmişimizde de var böyle şeyler. Var ya, Türkiye'de de operasyon çok yapılmıştır. Bakın Türkiye bu kontrespiyonaj veya istihbarata karşı koyma noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani siyasi iddiasının dünya... Yani bizim diplomatik artık dış politik perspektifimizin, gücümüzün ve iddiamızı karşılayacak noktaya doğru evriliyor. Çünkü bundan mesela 2003-2004 senesinde Asgari adlı bir İranlı işte nükleer programda çalışan bir şahıs güpegündüz İstanbul'dan kaçırıldı, evet. Bir otelden görüntüler falan tarif edildi. Adam hala sırdır. Estetik mi geçirdi, nasıl oldu? Mossad ve CIA'nın kaçırdığı muhakkak. Bunlar uluslararası olanlar. Bir de örneğin susurluk, evet, iddialarını da unutmayalım. Bunlar tabii, onlar da vardı ama, evet, sonuçta geldiğimiz noktada artık Türkiye bir kontrespiyonaj perspektifi kazanmıştır ve bu konuda Kaşıkçı olayında gördüğünüz üzere bunu tatbik edebiliyor. Bugüne kadar çok olmayan bir şeydi. He, servisler de bu işleri yapıyordu ama mesela Rusya meselesinde, Suriye sahasında İdlib başta olmak üzere, Zeytin Dalı biraz ayrı, o biraz bizim hard power'ımızın işte askeri gücümüzün tezahürüydü ama orada da yine bir diplomatik süreç işledi biliyorsunuz. Ama bilhassa İdlib'deki işbirliğinin ne doğru uzanan sürecin ben kilometre taşlarını döşediği inancındayım. O işte diğer iki tane Rus istihbaratçı gitti Türkiye'den, sonrasında yargılandılar falan, iddianamesi bile açılmıştı. Dolayısıyla ülkeler bu tür noktalarda birbirlerinin açıklarını yakalayıp istihbari manada sonra masaya oturabilirler. Bu normaldir ama bu olayın hakikaten masaya oturulabilir hiçbir yönü yok. Çok hunharca, hocanın dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti hiçbir ülkenin mezbahanesi değil. Buna asla izin vermez ve Türkiye hakikaten bu olayda bumerang, sonradan bumeranga döndü olay ama aslında bize yönelik çok ciddi bir operasyondu. Kaşıkçı'nın burada hedef seçilmesi, Muhammed Bin Selman yönetimi de bunu hedefledi bence. Belki Trump yönetimi de buna zımnen uzaktan onay vermiş bile olabilir. Ama geldiğimiz noktada Türkiye bu operasyonu tersine çevirdi. Bumerang gibi karşı tarafı vurmaya başladı. Ve bundan sonra artık bu sürecin çok daha planlı, kriminal boyutu ayrı ama hukuki, diplomatik ve istihbari boyutundaki oyunun diyelim devam edeceği kanaatindeyim. Bu oyunun Türkiye'nin bu oyunda elinin çok güçlü olduğu, kozlarının büyük olduğu kanaatindeyim. İletişim stratejisinde bu doğrultuda peyderpey bütün malzemeyi, bütün cephaneyi harcarcasına yürütülmediğine şahit olduk. Sadece bir sabah olarak işte 15 kişilik timi ele geçirir geçirmez, bizim böyle bir zorunluluğumuz yok. Doğrudan hepsini yayınladık. Ama diğer bilgiler, dış basına verilen Washington Post'a, Reuters'a, işte New York Times'a, bunların daha adım adım görüntülerle vesaire işlendiğine şahit olduk. Ceset haberde zaten az sonra olmaz. Yani evet, evet, bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Ama devletler bu tür strateji yürütebilirler. Evet. Haberleri peyderpey sızdırabilirler. Belki şu söylenebilir. Nihal Hanım'ın az önce söylediğine gerçi biraz yaklaşıyor ama soru başka türlü de sorulabilir. Eğer Cemal Kaşıkçı sokağın ortasında öldürülmüş olsaydı Türkiye'nin başı çok daha fazla ağrıyabilirdi herhalde. Tabii. Öyle mümkündü. Tabii. Bu açıdan aslında da bakılabilir. Evet. Yani. Evet. Hiç kanıtlanamayacak. O yüzden bu bence kendileri bunu bir suikast olarak tasarlamadılar, infaz olarak tasarladılar görüşüne yaklaştırıyor beni o yüzden. Pekala. Hocam bu soru, ilk soru hala yerli yerinde duruyor. Bu konuştuklarımıza ek varsa onu da alalım ama bir Suudi Arabistan yetkilisi, birden çok yetkili artık, bunun başkonsoloslukta işlenmiş bir cinayet olduğunu söylüyor. Ama ceset yok ortada henüz. Hukuk ne diyor bu durum için? Şimdi bir defa soruya önce cevap vereyim, sonra lütfen ekleyeceğim soru. Bir defa cesedin varlığı esasında otopsi için, ölüm sebebi için şart. Çünkü klasik otopsi, ölüm muayenesinin yapılabilmesi, kemikleri dahi bulunsa zorlamalı ölüm olup olmadığı konusunda adli tıp kurumundan inceleme yaptırılabilmesi için ceset şart.
Türkiye Cumhuriyeti'nde de başka memleketlerde kayıp insanlar vardır. Tabii. Yani isimleri aklıma geliyor ama söylemek istemiyorum. Bunlar hala bulunamamış ama aynı zamanda faili meçhuldür onlar. Yani bunun bir süresi var değil mi? Adi vakalarda da var. Süre yok. Zaman aşımı, suç zaman aşımı neyse şu anda 45 sene. 30 artı 15 sene. Yani 44 sene sonra bulsanız bir yani cesedi. O, ama şey yapabilirseniz, o 30 senede süre kesebilirseniz artı 15 olur. Yoksa 30 senede işi bitireceksiniz. 30 sene bunu kovalama imkanınız var. Eğer o sırada birilerini ele geçirip ifade alıp da zaman aşımını kesebilirseniz suç zaman aşımı olur. Şimdi ceset bulunmazsa acaba burada ne yapılabilir? Soruşturma nasıl yürütülebilir? Onu ifade etmek isterim. Bir defa bu soruşturma Türkiye Cumhuriyeti'nde yürütülecek. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu uygulanacak. Burada bir tereddüt yok. Bir kamu davası açılacaksa iddianamesi de burada düzenlenecek. İlla ve mutlaka bu şahısların diplomatik dokunulmazlıkları olmadıkları sürece, yani bu elçilik meselesinde bu konu gündeme gelebilirdi. Hakikaten elçiler bakımından daha geniş. Bu hadisede yok. Bunu biz nerede gördük? 1984 yılında Londra'da Libya Büyükelçiliğinden dışarı ateş edildi. Zannediyorum bir polis vuruldu orada. Ellerini kollarını sallayarak gitti. Her ne kadar İngiltere hukuk üzerinden değil, orada vatandaşlarımızın ve yatırımlarımızın güvenliği için biz bunları burada alıkoyamazdık. Çünkü çıkmalarına da izin verdiler. Yani diplomasi hukuka üstün gelebiliyor. Yani belli durumlarda. Ama elçilik olduğu ya için de dokunamadılar. Öyle söyleyeyim size. Bu arada hocam şimdi, bir altyazıdan yola çıkarak bir sıcak gelişme iletmiş olalım. Az önce geçti. CIA Başkanı buraya geldikten sonra burada Türkiye'nin elinde ne olduğunu falan anlayıp şimdi Trump'a galiba bilgi verecekmiş. Yani Türkiye daha seyahatini... önce de Mike Pompeo bir rapor vermişti ona ama evet, aynı şeyleri sıcak... görüp görmediklerini bilmiyoruz. Evet. Şimdi tabii şunu söyleyeyim size. Amerika Birleşik Devletleri bu hadisede kim? Amerika Birleşik Devletleri jandarma, Amerika Birleşik Devletleri savcı, Amerika Birleşik Devletleri hakim. Bu dış ilişkiler, işte efendim Suudi Arabistan üzerindeki etkisi, yetkisi Amerika Birleşik Devletleri burada hiç. Onu size söyleyeyim. Bizim yargılama bakımında. Hani Birleşmiş Milletler af örgütü açıklamalar yapıyor, soruşturmaya biz de dahil olmak istiyoruz. Oldu. Burası Muz Cumhuriyeti. Gelin buyurun kardeşim. İsterseniz hani sizi transfer edelim. FBI'yi de gönderelim dediler. Biz de hakim, savcı. Yani bunlar gülünecek işler. Bu mesele belli ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından benim iddiam o. Şu İran ambargosundan sonra iyice Suudi Arabistan'a ablukaya alacakları bir yöntem olarak. Kendileri işin içindedir değildir, ben kimseye itham edemem. Siyaseten iktisadi açıdan kullanacaklar, o net. Onun tepe tepe ekmeğini yer Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi buradaki mesele bu ceset yok. Yok. Bu cesede an itibariyle söylendi, fotoğraflar düştü, herkese bir millette dolaşıyor ediyor ama bir türlü bu şahsın hayatını kaybetmiş olabileceğine dair bir takım parçalara ulaşılamadı. Bir de yaşadığını söyleyenler de var hala. Onun kaçırılma ve öldürülme iddiasıyla ceza soruşturmasına tabi tutulmasını engellemez. Bu esasında bu benim iddiamdır. Eğer güçlü kanıtlar varsa şahsın öldürüldüğüne dair. Ki ses kaydı onlardan değildir diyorsunuz. Yani değil. Ama maalesef değil, hukuk aykırı değilse. Değil hukuk aykırı değilse. Burada en ciddi açıklama Suudi Arabistan Krallığından gelen resmi açıklama. İtiraf, evet. Evet, dedi ki bu. Şimdi suçlu suçunu itiraf şimdi etti. Şimdi biz de şöyle biliriz, öğreniriz, onu öğretiriz. Ceset yoksa dava olmaz. Evet. Cesedi bulacaksın. İtiraf varsa bir de olur. Ama şahıs hakikaten ölüm tehlikesi altında kaybolmuşsa, öldüğü noktasında mesela atar birisi kendisini, ulaşamazsın ona. Buna medeni hukuk şöyle, ya gayiplik ilanı vardır ya da ölüm tehlikesi altında kaybolma. Bunun süreleri vardır. Ondan sonra ölmüş insan statüsünü alıp nüfusuna öldü kaydını düşersin. Tabii bu insanın bir özelliği var. Türk vatandaşı değil. Değil. Evet. Suudi Arabistan vatandaşı. Suudi Arabistan vatandaşı ile ilgili ölüm tespitini güvenebileceğin en önemli kaynak neresi? Suudi Arabistan Krallığı. Hmm. Yani onlar neticede. Ama öyle bir ikilem ki işin içindeler. Şu veya bu şekilde bir yerinden Suudi Arabistan hükümet derseniz artık neyse o yönetim bu işin içinde. En azından şu anda en önemli iddia o. Yani kurtla dans ediyorsun kuzuyla. Yani kurt orada, kuzuyu vereceksin ama aynı zamanda kuzuyu yeme ihtimali çok kuvvetli. Dolayısıyla paylaşacağın her türlü veriyi sana ters olarak, yani esasında işbirliği yapman gerekiyor. Delilleri paylaşman gerekiyor. Çünkü onun vatandaşı ama onun vatandaşı dediğin kişiyi koruyup kollama noktasında
Kanaatimce Türkiye Cumhuriyeti'nin yanına bile yaklaşamaz. Yani o soruşturmanın böyle net devam etmesi mesela şu akla geliyor değil çok mi? Çok fena bir açmaz bu. Şöyle, bu cesede ulaşılacak. Bu cesede ulaşılmazsa Suudi Arabistan'ın açıklamasını dikkate alan savcılık eğer yeterli delilleri toplamışsa, şüpheliler de belirlemişse yapacağı çok basit hareket hemen iddianamesini düzenleyecek. Ağır Ceza Mahkemesi görevli yetkili mahkemeye gönderecek. O mahkeme bunu kabul ederse, iddianamede eksik yoksa, kabul edecek. Ondan sonra diyecek ki kardeşim bunları ver bana. Vermeyecek çünkü vatandaş iade edilmez. Hocam şöyle bir hukuk sistemi farkı var ya, onlar şeriat kanunu, işte burada laik hukuk var bilmem ne. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar Suudi Arabistan'a iade yapmadı. Suudi Arabistan'da bize kimseyi göndermedi. Sistem farkı niye? Var. Çünkü bizde ölüm cezası yok, onlarda var. Ölüm cezasını uygulayan ülkelerle uygulamayan ülkeler arasında bu konuda sıkıntı var. Evet. Suudi Arabistan'la biz Avrupa İade Sözleşmesi'ne dahil değiliz çünkü Suudi Arabistan Avrupa değil. Dolayısıyla bu noktada zaten Suudi Arabistan vatandaşlarına orası iade etmez. Mesela biz burada Türk vatandaşıyla ilgili bir iddia oldu. Kıyamet kopsa, siz onu anayasanın 38. maddesi gereği, o kendisi de istese, beni verin dese, siz de verelim deseniz anayasanın üstüne çekip onu iade edemezsiniz. Peki. Çünkü vatandaş iade edilemez. Bu dava bir yere gitmez yani. Dolayısıyla şöyle olacak. Yok, olacak. Ondan sonra kırmızı bültenler çıkacak. Hmm. Bu şahıslar orada Suudi Arabistan topraklarından çıkabilecek. Muhtemelen Suudi Arabistan'la biz şöyle bir denge kuracağız. Suudi Arabistan'la biz bir mutabakata varacağız. İzleme komitesi göndereceğiz. Yargı faaliyetlerini adliye aktarım olabilir. Adli aktarımdan sonra oranın kurallarına göre, yani diyeceksiniz ki ya hukuk sistemleri aynı değil. Ama bir çaresizlik olacak. Çünkü siz neticede diyelim ki cesede ulaştınız. Ulaştınız. Ulaşmasanız da ben bu kamu davasının açılabileceğini söylüyorum. Çünkü Suudi Arabistan Krallığı'nın bu konuda açıklaması var. Onu da yana kalırsınız. Şahıs zaten kayıp. İz eser yok. Onu mahkemede tartışırsınız. Mahkeme nasıl? Ama mahkeme nasıl devam edecek? Çünkü başkonsolos yok. Diğer o 15 kişi, 16, 17 kimse, bunlar yok. Bunlar da yapılacak olan ya ben yakalama her yerde mübahtır derim. Yani dünyanın her yerinde yakalama yapabilirsin. Bir istihbarat operasyonu mu kastediyorsunuz? Ya bunu yapamazsınız. Örneğin. Yani bu olmaz. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan'da gidip de bu insanları bohçalayıp getirmesi mümkün değil. Onlar başka bir yere gittiğinde örneğin. Olur. Evet. O zaman oraya o dediğiniz olur. Eğer bir kırmızı bir tane çıkıp vallahi bu şöyle olursa, bir mesai doğuruyor hocam. FETÖ'den PKK'dan sonra bir sürü yeni bir mesai doğurur. Yani. Onlar da zaten sınırların dışına çıkarmazlar. Ama şimdi şöyle bir çaresizlik var hukuk devletinde. Takip etmek zorundasın. Sonuna kadar. Yapacak hiçbir şey yok. Dünyanın parasını harcarsın. Dünyanın emeğini harcarsın. Ama yapacaksın. Çare yok. Mesela başka bazı hadiseler var. Örneklerini buraya vermiyorum. Hiç bizi ilgilendirmeyebilir. Yanımızdan bile geçmeyebilir. Ama o insan bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletinin güvencesi altındadır. Neticede ona karşı ne yapılırsa yapılsın. Şimdi birisi tokat atsa, tokat atan Türk, tokat atan yabancı olsa ne olacak gidip şikayet ettiğinde? Hayır kardeşim sen yabancısın, biz burada senin şikayetini dikkate almayız diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama Suudi Arabistan'ın özelliği, tabii burada bu belki tartışılacak bir zamanı olmayan bir mevzu. Suudi Arabistan'ın özelliği şöyle. Yani bütün o Arap Baharı, o bu geçti. Dokunmadığı yegane yer demokrasinin hiç uygulanmadığı, hukuk sisteminin oturmadığı bir memleket oldu. Burası böyle enteresan bir yapı olarak duruyor önümüzde. Zannediyorum öyle olmaya da devam edecek. Ancak içeriden tabii bir hareketlenme olmaz. Çünkü şeyin de dediği gibi kralın değişti yani, fiyatın değişti. Ben şunu söylüyorum. Bir defa değişti. Şunu söylüyorum. Bakın, taht zinciri. Evet, şöyle söyleyeyim. Ya bu kadar silah gibi Allah'ınızı severseniz. Bu silahları Suudi Arabistan ne yapabilir ya? Bunları ya satacak. Köle gömebilir. Ya bir yerlere ver. Ne gömecek? Gömse kullanamaz. Kullanacağı insan yok. Belli, ya ortada. Belli verdi ya. Dolayısıyla yerlere yönlendirilecek. Oranın orada bizi, Orta Doğu'yu, her yeri huzursuz edecek bir memleket kimliğine devam Mısır'a edecek. Verdi, Yemen'e ben veriyor. Üzüldüm. Biraz daha kötümserim şu anda. Çünkü orada selfiler çekilerek yapılan o hareketler, o silah anlaşmaları esasında dünyanın, insanlığın bu işlerde geldiği yeri gösteriyor. Ya mesela Batı şunu söylüyor. Batı kendi topraklarında medeniyetten bahsediyor. İnsan hak ve hürriyetlerinden bahsediyor. Yemen'in halini görüyorsunuz. Zulmediyorlar. Mesela Katar'ın durumu. Türkiye Cumhuriyeti olmasa Katar yok şu anda. Evet. Ben size söyleyeyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti sayesinde Katar denilen memleket var ayakta. Yoksa hemen yutacaklar orayı. Böyle memleketler bunlar. Bunları böyle
emperyalist güçler böyle idare etmişler. O nedenle Orta Doğu'nun diktatörleri eksik olmaz. Yani biz bunlardan en önemli şu dersi çıkarırız kendimize, hukuka, demokrasiye. Bunları gördükçe daha fazla sahip çıkacaksın. Çünkü böyle keyfi yönetimlerle işte gelirsin başkonsolosluğuna. Ya böyle bir dünya var mı ya? Kendi vatandaşını başkonsolosluğunda bohçalıyorsun, yok ediyorsun. Şu ana kadar zerre açıklama yapmıyorsun cesediyle ilgili. Ve biliyor. Bilmeme imkanı yok. Peki. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Arap Baharı'ndan çok sık bahsediliyor. Adı Arap Baharı ama doğrusu bu kadar insan hayatını kaybetmiş, bu kadar insan varken bahar kelimesini kullanmak pek de uygun düşmüyor gibi geliyor bana. Şu an tekrar geriye bakıp Kaşıkçı cinayeti ve suikast üzerinden ben tekrar aslında tam da o döneme bakıp hatırlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizde biraz da yanlış bir biçimde yani aslında elbette ülkemizin de Amerika Birleşik Devletleri ile çok sorunlu, çok zor dönemleri olduğu için dolayısıyla bizde de anti-emperyalist bilinç, özellikle anti-Amerikancılık güçlü. Fakat bu bilinç zaman zaman ABD her şeye kadir. Aslında olan biten her şeyi Amerika tasarlıyor gibi bir yanlış okumaya da neden oluyor ve nitekim biz bu yanlış okumanın en son örneğini bence, bu benim kanımdır, 2011 yılında işte o 2010-11 o dönemdeki bu şeyde gördük. Arap Bahar isyanlarında gördük. Şimdi baharına kışına takılmayalım. Sonu güz oldu, kış oldu elbette. Yani hayata dönüş operasyonu ilgili, gibi biraz. Evet, onunla ilgili bir kelime, kavram, literal bir tartışma yapmaya artık hiç gerek yok. Başarılı ülkeler de olacak. Fakat Tunus şu gibi. Çok önemli. Doğru. Değil mi? Tunus örneği var, başarılı var. Pekala. Çok. Ve o isyanları, o meydanları dolduran insanların o günlerde bizim ülkemizde de işte bunlar Amerika canım falan, Amerika'nın kendi ülkelerine müdahale etmesini isteyen vatan hainleri diye nitelendirenler olmuştu. Bizim ülkemizdeki analistlerden de, politika yorumcularından da bu şekilde konuşanlar olmuştu. Ben şimdi bu Kaşıkçı'ya yapılan üzerinden, bakın başka bir ülkede kendi konsolosluğunda sırf kralı eleştiri, kralın veliaht prensini arada bir eleştiriyormuş diye bir gazeteciye bu muameleyi gören adamlar tarafından yönetilmemek isteği olabilir mi acaba? O meydanları dolduran insanların. Yani o kişilere, Arap Baharı'nı başlatanlara vatanlarını satıyorlar demek yerine Muhammed Bin Selman ya da onun eşlikçileri tarafından yönetilmek istemiyorlar. O yüzden meydanlara toplandılar. Sonradan adı Arap Baharı diye adlandırılan şey böyle ortaya çıktı. Düşünmek daha akla yakın değil midir? Açıkçası ben bu sorunun ciddi şekilde sorulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün kralı MBS'den sonra özellikle Türkiye'ye tavırlarının değişmesi. Muhammed Bin Selman, MBS, Birleşik Arap Emirlikleri hep beraber bu İsrail yandaşlığı, Trump'la alışverişler ve Türkiye aleyhdarlığı. Bunların aynı zamanda hani Türkiye'ye attıkları asıl ihvanın başı Türkiye'de duruyor gibi de bir ithamları var biliyorsunuz. Adamların ihvan müsliminden yani Müslüman kardeşler olarak anılan şeyden anladıkları tek şey şu. Bunlar krallıkları devirmek istiyorlar. O yüzden bunlarla savaşmalıyız. Aynen öyle. Krallıkları devirmek istedikleri için Müslüman kardeşlerle bu kadar uğraştılar. Çünkü kendi din anlayışları ihvan-ı Müslümin din anlayışından daha ılımlı, daha hümanist falan değil. Görünüyor ortada tam işte. Tersi. Ortada tam tersi. İhvan-ı Müslümin yani o Arap Baharı'nın sorumlularından biri olarak işaret edilen o grup dini bir gruptur. Fakat aynı zamanda İslam'da demokrasi vardır. İslam'da da halk yöneticisini kendi eliyle sandıkta kullanacağı oy aracıyla seçebilir diyen bir siyasi yapı. İslam'da reformu öneren. Evet, reform i̇şte olmalı. Bunu tersine İktidarlar, mesela. Arap halkları kendi iktidarlarını sandık yoluyla seçmeli. Evet. Krallar, diktatörler artık olmamalı. Ve bu konuda öğreneceğimiz, ileri medeniyetlerden öğreneceğimiz şeyler var diyen bir yapıydı. Ve Türkiye sadece olarak. Mısır'da şey yaptı ve AK Parti de aslında Türkiye modeli onlara, o gençlere özellikle. Hani bu coğrafyada bir şeyler değişmeli artık. Biraz sandık olmalı, oyla biz yöneticilerimizi seçmeliyiz yani gençlere. Türkiye örneği de o dönem bir miktar ilham verici olmuştu. Hani Erdoğan'ın hem dindar hem işte besmele çekebilen, bir açılışta besmele çekebilen, hem Müslüman çoğunluğun inanç ifadelerini kullanmaktan çekinmeyen, %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Evet, ya açılışı besmeleyle yapabilir. Osmanlı döneminde yaşıyor olsaydık?
Yani nasıl? Padişahlığı kastediyorum yönetim biçimi bakımından. Ben Arap Baharı'nın motivasyonunu yeniden anlamamız gerektiğini anlatırken şimdi Osmanlı yaşadı. Osmanlı çok net bir kırılma tabii ki. Yani Osmanlı'ya bakış açıları çok korkunç filan filan. Yani haklı ya da haksız nedenlerle yani onu da söyleyelim. Çünkü savaş ortamındasınız. Ama peki, hanedanlık noktasında Osmanlı onlara bir model olabilirdi. Suudi yönetimine mesela. Bu olabilirdir. Doğru. Bu da Osmanlı'ya örnek almak da uzak var. Çünkü Vahabi, evet, Vahabilik sadece yönetim çok bambaşka modeli, bir şey. Evet. Peki. Vahabilik gelelim başka İslami tekrar ekolleri de dışlayan bir şey zaten. Yani sonuçta ben şuraya dönelim. Bence Tunus'ta başarısı olan Arap Baharı'nın demokratikleşme talebinin iz düşümüydü. Ve batılı ülkeler gerçekten az önce burada da konuşulduğu gibi bu demokratikleşme talebinden ürktüler. Yani Arap Baharı'nı başlatan o emperyalist güçler değildi. Arap Baharı'nın sonuca ulaşmamasını, zehirlenmesini, İşin ucunda işte cihatçı denilen ya da silahlı ve şiddeti bir araç olarak, şiddeti çok meşru bir araç olarak gören o hareketlerin, grupların sahalara dalmasıyla o sürecin zehirlenmesini sağlayanlar emperyalist ülkelerdi. Yani demokratikleşme talebini boğmak istediler. O demokratikleşme talebini destekleyenler Amerika veya diğer ülkeler değildi. Onların bilakis ötleri koptuğunu düşünüyorum. Şu an Cemal Kaşıkçı'ya nasıl Cemal Kaşıkçı öldüren Muhammed bin veya emri veren Muhammed bin Selman gibilerine nasıl destek vereceğini şaşırdığını gördükçe Trump'ın o dönemki Arap isyanlarıyla olan görüşüm daha da netleşiyor. Cemal Kaşıkçı zaten röportajında bunu söylüyor. Geleceğim hocam. Zaten bu turu tamamlayacağız. Son 9-10 dakika içerisindeyiz. Ek bir cümle söyleyeyim. O da biraz öncekine bağlı olsun. Amerika Birleşik Devletleri, Batı, Fransa, Almanya, Türkiye Cumhuriyeti'ni bu yargı meselesinden kolay yönetebilir bir ülke zannediyor. Özellikle bu Deniz Yücel, bu Lubiro Fransız, yine bu Papaz Brunson meselelerinde. Andrew Brunson. Evet, çünkü o şeye bakılmadı o meselede. İddianame içeriklerine, evet, sonucun ne olduğuna. Önemli olan fotoğraf adam verdi evinde. Askeri uçağa bindi gitti. Ama zannediyorum bu travmayı atlatacağız. Başka çaremiz yok. Çünkü bu meselenin bize vereceği ders. Ben Orta Doğu'nun düzeleceğine inanmayanlardanım. Onu size söyleyeyim. Çünkü bu kafayla olmaz o iş. Biz elimizi verip kolumuzu kaptırmayalım. Biz kendi derdimize bakacağız. Biz şu Suriye meselesini, Irak meselesini, buraları nasıl bir toparlayacağız, kendi toprak bir ulusal güvenliğimize bakacağız. Ondan sonra oralara gerekirse geliriz. Çünkü, çok oyuncu var hocam. Çünkü bakın şöyle söyleyeyim. Filistin'i kaybetmemize sebebiyet veren, oradaki Mehmetçiyi o dönemde arkalarından hançerleyenler onlar. Onlar o bedeli ödeyecekler daha. O daha bir şey değil. Ama işaret ettiğiniz yerde Irak'ta, Suriye'de orada çok aktör var. Ama bedeli ödeyen halklar oluyor. Olsun ödesinler, ödeyecekler onlar. Halklar ödüyor bedeli. Halklarla bizim ne olup veremediğimiz olabilir. Bugün Filistin'in bu hale gelmesinin sebebi Osmanlı oradan çıktıktan sonradır. Daha kötüsünü görecekler. Ben size söyleyeyim. Çünkü zamanında Osmanlı'ya sahip çıkmadılar orada. Bunun bedelini ödeyecekler. Öyle bir dünya yok. Kim öderse ödeyecek orada. Diktatörüm ödeyecek. Artık ne ödeyecek? Yani diktatörü her zaman kazançlı çıkıyor. Keşke ödemeseydi. Diktatörü kazançlı çıkıyor. Halkları ödüyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben size şöyle söyleyeyim. Suudi Arabistan'a Amerika Birleşik Devletleri izin vermeden Allah'ın bir kulu dokunamaz şu anda. Öyle bir güç sarmalında adam. Karşımızda olan bu dünyanın şu anda silah endüstrisi konusunda en büyüğü, küçümseyin istediğiniz kadar. Ha, sizin bununla baş edebilmeniz için bir defa bu coğrafyada önce İran'la, Irak'la, Suriye'yle önce buralarda başlayacaksın o birliğe. Buralarda başlayacaksın. Ondan sonra oralara gideceksin. Ama sen daha kendi topraklarında İran çok mu farklı? Kendi topraklarında ya keşke İran'la biz İran'la komşuyuz. Canciğer olmamız lazım. Keşke olabilse. Hayır, İran'da diktatörlük açısından farklı olamıyoruz değil. Ya olamıyoruz. İrasyonellik açısından farklı değil. Bu ne? Bunun sebebi ne? Bunun sebebi ne? Rusya'yla da öyleyiz. Ya bakın şimdi bakın ben şöyle söyleyeyim size. Zaten biz yeterince gücümüz olsa bu Suriye sınırında o garnizon uydu devlet iddialarının işi ne? Kimse kuş uçurabilir mi? Güçten kaçırmaz nedir? Askeri mi, ekonomik mi, hepsi mi? İkisi. Askeri ve iktisadi tabii ki. Askeri. Yani askeri gücümüz bizim o memleketlerle baş edebilme kapasitesini gelsin. Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometreden oraya gelecek ha. Orada kafasının gözünü kırarım ben. Pakistan'la Hindistan'ın nükleer gücü var. Ya yapamıyorsun örneğin işte. Yapamıyorsun. Şimdi istediğiniz kadar ama ne yapıyorsun? Bıçak gemiye dayandığı zaman şu anda mesela oralarda dayanacak.
Sayın Cumhurbaşkanı da açıklıyor. Ha ben sadece Fırat'ın doğusu Deir-i Zor olarak da görmüyorum. Oradaki bütün hat Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit ediyor. Bitti. Evet, o öyle başka hiçbir çare yok. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunu yapmazsak buradaki kıymetli arkadaşlar da bilirler. Bizim çocuklarımız, gelecek nesillerimiz bizim mezarlarımıza gelip küfrederler. Ben size söyleyeyim. Peki. Öyle bir belayla onları karşı karşıya bırakırız ki. Dolayısıyla biz o Suudlara, oralara, buralara gelmeden evvel önce bir kendi topraklarımızı ve bu hadise, şu Cemal Kaşıkçı meselesi ve hocamın biraz önce çok güzel anlattığı okumaları iyi yapmak lazım. Bizim demokrasiye, bizim hukuka, bizim bağımsız ve tarafsız yargıya ne kadar kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlanıp ona böyle kucaklayarak sahip çıkmamız gerektiğini ortaya koyuyor kardeşim. Net bu. Peki. Nereye varacak bu iş? Son birkaç dakika içerisindeyiz. Hızlıca evet. Bu turu tamamlayabiliriz. Ya ben açıkçası tabii hukuki boyutunu bilmediğim için şey yapamıyorum. Onu ama biz de bilmiyoruz. Başsavcılık biliyor şimdi. Hayır yani şimdi failler belli. Daha mı açılacak hocam? Hayır yani cesedin yeri, hani çünkü bütün günden bu ya, cesedin yerini biliyorlar bu adamlar. Bunu söylememeleri uluslararası toplumla dalga geçiyorlar aslında, değil mi? Evet yani. Öyle şu anda biliyorlar yani, mesela. Tabii. Bilmeme ihtimalleri yok. Bu açıklamayı yapamaz bir devlet. Ve devlet olarak yaptılar. Biz açıklamayı. Yani bir şey yapamıyor muyuz hocam? Yani ben hakikaten şimdi tamam diplomasi falan filan ama kardeşim belli yani adamlar belliyse bunu nerede oldu ve yok ormanlara gönderiyor, oraya gönderiyor. Bu komik yani. Yalova iddiası var, Belgrad Ormanı iddiası Belgrad var. Ormanı hocam bir şey söyleyeyim size bir örnek. Evet. Bu iş Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da evet, olsaydı Amerikalılar evet. Çok hani evet. Şeyler ya hukuka. Bayağı hafif almışlar. Kafa göz kırarlar. Kimseyi çıkarmazlardı. Biliyorsunuz orada Rus konsolosluklarını öyle kapattı Amerikalılar. Tabii tabii. Kapatmıyoruz dedi Rus konsolosluklarını. Dokunulmazlığı vardı. Girdi Amerikan askerleri. Bayrak mayrak indirdi. Biz kapattık kardeşim dedi. Hı hı. Bu güç. Evet. Böyle. Bu arada sadece Almanya ve Hollanda silah satışı. Almanya evet. Merkel'le Hollanda. Fransa falan yanaşmıyor. Fransa ve İngiltere Fransa, düşünüyor. Fransa şunu söylüyor. Macron acaba diye düşünüyor. Macron şunu diyor. Biz zaten çok bir şey satmıyoruz diyor. Çok etkileyen bir şey değil diyor. Evet bakıyorsun %3 falanı Almanya oluşturuyor. Almanya ikinci sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra. İngiltere. %48. İngiltere 2, Almanya. Zaten bu İngiltere çok enteresan bir İngiltere de ama halk ayaklanmış durumda. Muhalefetin evet, tamamı an kesin ilişkiyi diyor ama iktidar şu an bir şey belli olsun ondan sonra diyor. Tabii yani %48. Bence Selma'nın bu yükü kaldırabilmesi mümkün değil. Bu net artık. Bu işi hukuk çıktı ve yargılamalardan ziyade Suud içi taht evet, kavgaları için. Biraz o olacak. Benim yani, görüşüm o yani. İlk komp teorimiz vardı ya. Çünkü hani, meşruiyetini kaybetti. Derin Suud yani, devleti yaptırdı geldi bunu ve Bin Salman'ın üzerine yani yetiyor ki kurtulmak için bundan. Bu da bir teoriydi çünkü biz ilk komplo teorisi olarak görünüyordu. Evet evet. Evet. Yani bu da olabilir hala geçerli. Hani Selma'nı yok etmenin tek yolu onu bu şekilde mesela şimdi ama şey olayı var. Ama Selman'ın en yakın adamlarını kullanmazsınız bu komployu kurarken. Tabii bir de biliyorsunuz 2 Ekim'den hocam belli bir süreye kadar başkonsolosluk üzerinden sürekli evet. Yanıltıcı bilgiler verildi. Öyle bir şey olsa daha ilk anda bütün Suudlar yıkılırdı buraya. Tabii. Sizce nereye varacak bu iş? Ben şöyle toparlayayım. Sizin bittiyse Zeynep Hanım bilmiyorum. Ekleyecek bir şey var mı? Bilmiyorum. Yani bu olay yani şunu görmekte fayda var. Yani hakikaten dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay. Ya bunu gördükten sonra sonuçlarının da eşi benzeri görülmemiş olacağını. Yani bir devlet bugüne kadar kendi vatandaşını kendi başkonsolosluğunda öldürmedi. Ben hiç görmedim. Mesela şöyle ne diyelim istihbari açıdan bunu zaman zaman anlatıyorum. Burada da söylemek isterim. Örnekler var. Mesela Soğuk Savaş'ın en hararetli yıllarında Eylül 1978'de işte Georgi Markov adlı Bulgar gazeteci ki BBC'ye çalışıyor. BBC'ye iş yapıyor. Servisinde, İngiliz servisinde kolladığı biri açıkçası Soğuk Savaş'ın o döneminde. Bu şahıs Waterloo Köprüsü'nde yürürken böyle sırtına bir şey çarpıyor, dönüyor, bakıyor ne oluyor? Arkadan gelen adam özür diliyor bundan falan. Şemsiye düşmüş yeri onu alıp gidiyor. Sonra hiç tabii hiç günlerce bir şey olmuyor. 4 gün sonra adam sırtında feci bir ağrıyla uyanıyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Bir bilyayla sırtına risin zehiri. Küçücük bir bilya. Enjek bilyayla. Üzerinde delikler olan minik bir bilyayla. Evet şimdi bir böyle bir operasyonlar sürecinden böyle bir olaya geldik. Şimdi bu hani bu rajon diyelim artık ne derseniz deyin. Bunun sonuçları da o yüzden farklı olacak. Sorunuza dönersek. Sonuçları şöyle olacak. Bir defa Suudi Arabistan istihbari manada bırakınken bizim ülke aleyhine zaten doğrudan faaliyet yürütemez. Çünkü ben hem kamera bağlamında geriye doğru ciddi bir elektronik gözaltı var. Buna yakalanmışlar. Bu net.
Elektronik gözaltı çok büyük geriye doğru baktığımız vakit. Onun ötesinde de ciddi bir istihbari takibe maruz kalmışlar. Kaldıklarını görüyoruz. Mesela yani hani konsolosluk görevlilerinin de bu anlamda ben takip edildiği düşüncesindeyim. Yani dediğim gibi rakip oldukları için. Bundan sonra bırakın bizim aleyhimize, üçüncü ülkeler aleyhine çok rahat, kendi istihbari çıkarları açısından, diplomatik çıkarları açısından, üçüncü ülkelerle ilgili, misal İran'la ilgili gelip burada faaliyet yürütecek. Zaten zor da, yani çok zor bundan sonra faaliyet yürütecekler. Bu artık 24 saat esasına dayalı olarak istihbari takip gözaltı, tarasut altında olacaklar. Bu alanda kendilerini bağladılar. O yüzden hiçbir devlet bunu yapmaya yeltenmez. Bizim aklımız ermiyor mu? Gideriz Amerika'ya. Fethullah Gülen de dahil bakın. Evet. Bütün o imamlar hatta böyle kendini feda edecek bu ülke için bir sürü iş yapacak görevli var. Devlet görevlerinden bahsediyorum. Sivil falan değil. Bunlar ölüm pahasına bile bu operasyonları ne diyelim yapabilecek kapasitedeler veya Avrupa için konuşabilir. Adil Öksüz için mesela, Almanya için her neredeyse. Ama biz niye aklımız ermiyor mu da yapmıyoruz? Daha diplomatik açıdan çok ciddi sıkıntı yaşamayacağınız ancak Suriye gibi hakikaten istihbari rakibimiz, düşmanımız olan Yusuf Nazi'yi alıp getirmek gibi işler yapıyoruz. Ki orada da geriye doğru bizim istihbaratçıların fotoğrafları falan çıkmıyor Suriye basınında. Veya işte Balkanlardan getiriyoruz FETÖ'cüleri veya Orta Asya veya Afrika'dan. Daha böyle üçüncü ülke, daha az gelişmiş ülkeler tırnak içinde söylüyorum yapılıyor. Diğer ülkede yaparsanız doğrudan onunla şey olmanız, yumruk bilek güreşine girmeniz demek. Artık böyle bir şey olmayacak. Suudiler bu işi bu anlamda kendilerini çok bağladılar, berbat ettiler. Bence en büyük maliyeti zaten yani Muhammed Bin Selman'ın kendi kişisel ödeyeceği maliyetin haricinde Suudi Arabistan şayet bir devlet devletse, kabile devleti de olsa sonuçta bir devlet, hanedan devlet de olsa bir devlet çıkarları var. Kendi âli menfaatlerini çok bağlayan çok yanlış bir istihbari hadiseye imza attılar, iz bıraktılar. Bundan sonra bu istihbari ayrıcalık demeyelim imkan kabiliyetleri çok ciddi ölçüde kısıtlanacak. Peki. Zamana yayacaklar. Bu bölümü kapatmadan önce soruşturmaya ilişkinde bir not verelim. Soruşturma ne şekilde ilerliyor? Nerenin ne zaman arandığını, aranacağını bunları biliyoruz. Dikkat çekelim. 38 başkonsolosluk çalışanının ifadesi tanık sıfatıyla alındı. 38 kişinin. Nerede yapıldı bu iş? İstanbul'da İstanbul'daki Çağlayan Adalet Sarayı'nda. Oraya gittiler. Tanık sıfatıyla ifade verdiler. Bu bölümü kapatalım. İttifak konusuna geçeceğiz ikinci bölümde. Müzakerenin ikinci bölümüne geldik. Ana başlık siyaset. Böyle söyleyince, bu kelimeyi kullanınca belki sıradan görünüyor ama geride bıraktığımız günler çok sıra dışı gelişmelere sahne oldu. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşmuştu. İttifakta köprüler atıldı, bu söylenebilir. Sandıkta ittifakta köprüler atıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkes kendi yoluna dedi. O da grup toplantısında konuşmuştu. Fakat daha sonra gelen açıklamalar Cumhur İttifakı'nın diğer alanlarda devam edeceği istikametindeydi. Bu durumda soru şöyle şekillendi. Cumhur İttifakı sandık dışında Cumhur İttifakı ne olacak? Sizle başlayalım. Öncelikle hani neden bu noktaya geldiği şey yapalım mı biraz? Onu da konuşalım. Yani bu arada bir not. Nihal Bengüsü Karaca yerel seçimde ittifak iyi fikir değil diyor. Evet, iki ay önce son yazılarınızdan birindeydi. Evet, ya Ağustos ya Eylül ayında falan yazmıştım sanırım. Evet. Daha bu tartışmalar yeni başlarken hani ittifak iyi bir fikir değil başına atmıştım. Sandıktaki ittifak. Yani her halükarda yasal zemini yok zaten yerel seçimde ittifakın. Bu bir. İkincisi masa başı bir takım formüllerle hani bir ittifak yöntemi bulunacak. Fakat bu yerel seçimlerin doğasına çok uygun değil. Şimdi zaten siz genel seçimlerde ittifakla girmişsiniz. Yani parti, en azından bir parti kendi adayını göstermemiş, Erdoğan desteklemiş. Tamam, devletin bekası esasına oturtmuşsunuz bunu desteklemeyi. Yani biz bu seçimlerde bu sistemi değişikliğinin de daha iyi oturması, kök salması için bu kararı verdik demişsiniz. Bu normal bir şey. Yani MHP, AK Parti ittifakı genel seçimlerde böyle şey oldu biliyorsunuz. Böyle aktarıldı, anlatıldı ve millette de bir karşılık buldu. Çünkü hani devletin bekası denilen mevzu genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi için anlatılabilir bir hedef. Devleti korumak, işte terör saldırılarına karşı içeride birlik sağlamak, içeride iktidarı yani yönetim makamını tahkim etmek daha mantıklı bir şey. Ama yerelde hani bunun çok fazla karşılığı yok. Yani yerel seçimlerde çeşitlilik esas,
ve yereldeki faktörler, unsurlar kendi adayını görmek istiyor. Bunu yukarıdakiler bir araya gelsin formülle bir eğleyip peyleyip seçenekleri 6'dan 2'ye düşürsün falan. Bu o kadar da aslında parti tabanlarının hoşuna giden bir şey değildi. Hani eğri oturalım doğru konuşalım. Burada bir böyle bir zorunluluk da oldu. Vardı ve ben bunu hatırlatarak bu çok iyi bir fikir değil demiştim. Yani burada çok zorlanacaksınız. Çünkü yüksek sesle ilan etmek o yasal zemini olmayan bir ittifak sınırlarına girdiği için bunu sandıkta yönlendirerek yani duyuramayabilirsiniz. Her seçmene bunu duyurma zorluğu da var. Yani pek çok zorluk vardı açıkçası. Ve nitekim o hangi formül olsun falan. Yani şeyin kasmanın lüzumu yok diye bir laf vardır ya. Bu gerçekten hani astarı yüzünden pahalıya gelebilecek bir formül olacaktı. Bana göre mantıklı olan zaten ayrı ayrı. Yani bakın ulusun genel çıkarları söz konusu olduğunda bu ülkede siyaset yapan her parti bir araya gelebilir, uzlaşabilir. Birbiriyle ortak noktalarda, asgari müştereklerde buluşabilir. Nitekim biz bunu yaptık. 15 Temmuz gibi bir vakayı, korkunç bir vakayı yaşamış olanlar olarak gerekli seçimde işbirliği yaptık. Ama yerel seçimlerde halkımız kendi çöpünü toplayacak olanı elbette en iyi çalışacağını, en iyi hizmet vereceğini bildiği, inandığı adama verecek. Bu doğru olan buydu zaten. Gel gelelim hani yine de Cumhur İttifakı bozulmasın diye yerel seçimde ittifak yolları denendi. Fakat bu denenirken de biraz iki parti arasındaki görüş ayrılıkları ister istemez su yüzüne çıktı. Bir biçimde taştı diyelim. Yer yer biraz Devlet Bahçeli'nin beklentileri. Hani Devlet Bahçeli'nin biraz... Neydi Devlet Bahçeli'nin beklentisi sizce? Yani, af yasası mesela. Af yasasında çok ısrar etti mesela. Belli yani AK Parti'nin oradaki duruşu. Yani çok hukuk nosyonuna uymayan, mağduru yani bir grup insanı kurtarırken cezaevindeki herkesi yani neredeyse bütün olumsuz, işte uyuşturucu tacirinden yasak mallarla, yasak gıda imalatı, bozuk gıda imalatı yapıp halk sağlığıyla oynayana varana kadar pek çok suçu kapsama alanında tutan, yani pek çok suçu af kapsamında tutan bir öneri. Ve bu konuda biraz dayatmacı da davrandı. Şimdi burada o mağdurları yani kader kurbanlarını koruyorum diye orada af kapsamını almayı düşündüğü suçlardan mağdur olan geniş halk kitlelerini ciddi şekilde kaygılandıran, endişelendiren bir öneridir bu. Ve bu öneri makez bulmuyordu. Erdoğan'a birkaç kez soruldu. Kaç zamandır kaç kez soruldu açıkçası ve o sıcak bakmadıklarını, devletin bireye karşı işlenen suçları affetme yetkisinin olmadığını, yani olsa bile olmadığını, bunun makul ve meşru bulunamayacağını, devletin ancak kendisine karşı işlenen suçları affedecekse affedebileceğini, bunun adil olduğunu gayet makul bir üslupla anlatmasına rağmen Bahçeli orada biraz ısrarcı davrandı. Son olarak yeni bir şey hazırlayalım noktasına gelmişti. O noktaya yani o noktaya fakat bir yani bu ısrar değil, var. Yeni bir şey yapalım. Çok tatsız bir yerden başladığını unutmayın bu tartışmanın. Cezaevinde bulunan bir mafya insanının, kamuoyunun öyle tanıdığı en azından. Öyle algılandı. Bir insanın cezaevinde ziyaretiyle başladı bu af fikri. Ve bu da bir algı oluşturdu ister böyle istemez. Algılandı. Bu olumsuz algıyı da yıkmak kolay değil. Bir dayatmacı olması ve dayatmacı bir üslup kullanması açıkçası biraz Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan bir şahsın yetki, nüfus, motivasyon ve referans kaynağına müdahale anlamını taşıyan işlerden sadece biriydi. Af meselesi. Onun dışında hani sık sık şöyle şeyler yaparken gördük biz Bahçeli. Yani AK Parti sonuçta bir hikayesi var. Bir şeylerle mücadele etmiş işte yani daha özgürlükçü şu son dönemdeki 15 Temmuz sonrası yaşanan travma ve devletin kendini koruma refleksi altında yaptığı şeyleri bir kenara bırakın. Hani bunu bir parantez olarak görün. Hani daha özgürlükçü, ki onda meşruiyeti var. Ki meşruiyeti var. Daha özgürlükçü, daha hani resmi ideolojinin vatandaş üzerinde dayatması gibi teşkil eden şeyleri esnetmek, daha gevşetmek, insanların kendilerini daha özgür hissetmesini sağlamak gibi AK Parti'nin kendi hikayesiyle çalışan işte ant meselesine onay vermesini bekledi mesela. AK Partili bazı simalar da çıkıp yani biz bunu doğru bulmuyoruz
dediklerinde çok sert yüklendi. Bazı AK Partili, AK Parti'ye hizmet etmiş kişiler ve AK Parti tabanının gayet iyi tanıdığı kişilere. Peki, hani bu kadar sert, evet, bu kadar sert şekilde. Daha önce biliyorsunuz başka AK Parti'de AK Parti'nin çıkardığı başbakanlık rolünü icra etmiş. Hani Davutoğlu ile ilgili de çok sert şeyler oluyordu, ithamlar oluyordu. Bayağı ağır ithamlar oluyordu. Böyle 1, 2, 3, 4 hani bu aynı zamanda AK Parti genel başkanı olan Erdoğan'ın hani kalkıp hani biz dedi ya Bekir Bozdağ isimli şahıs Hüdayi Nabit biri değildir. Biz onu harcatmayız dedi özetle. Yani sen önüne geldiğin gibi yani ağzına geleni söyleyemezsin bu şahıslara. Yani bu da ittifak şeyine uygun değil. İttifak ruhuna kendi yaptığı grup konuşmasında işte bizim önerilerimiz hiçe sayılıyor. Sözümüz geçmiyor şeklinde sistemler yapıyor Devlet Bahçeli. Ama ittifak yaptığınız partinin ileri gelenlerine veya geçmişinde önemli bir yer teşkil etmiş profillerine ağır hakaretamiz ifadeler kullanmak da ittifak ruhuna uymuyor. Ama demeye getirdi. Bir şey açıkçası daha diyor. O da bir kanun hükmünde kararnameye dikkat çekiyor ve siz de bu infazla alakalı bir düzenleme yapmıştınız diyor. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Cumhurbaşkanı'na bu tartışma sürerken. Fakat yani o tartışmanın bahsettiği, işaret ettiği infaz değişikliğini ile yani MHP'nin önerisindeki af kapsamını, ceza indirimi kapsamını aldırmaya çalıştığı suçlar arasında açıkçası bayağı ciddi farklılıklar evet, var. Peki. Yani bu çok kabul edilebilir bir şey değildi ve bununla ilgili ilk mesajları da almazlıktan ve görmezlikten geldi açıkçası Devlet Bahçeli. Ama bu size söyleyeyim hani şeyi de gösterdi emeklilikle yaşa takılanlarla ilgili olarak. Bunu hani başka partiler destekleyeceklerini söylediler. Fakat mecliste girdiler biliyorsunuz çekimser kaldılar. Çünkü hükümet AK Parti yani meclisteki en ağırlıklı partilerden biri AK Parti istemiyordu. Yani erken emeklilikle ilgili bu öneriyi istemiyordu. Ve bu noktada mecliste iş oy kullanmaya, reyini belirtmeye gelince o noktada MHP şey yapmadı. Hani Cumhur İttifakı'na o tartışmadan sonra o sert lafların gidip gelmesi, işte yerelde tamam ittifak yok filan gibi laflar üzerine bu şekilde oy kullanırsa Cumhur İttifakı'nda da iplerin, gemilerin, yani iplerin atılıp köprülerin atılıp gemilerin yakılması anlamına geleceği için o noktada AK Parti ile beraber hareket önce etti. Önce ama önerginin buradan gündeme alınması çıkardı. Kabul edildi. Evet o da ilginç tabii. O da ilginç. Ona özellikle yani ayrıca konuşuruz. Şey kavga yani bile çıktı hani mecliste. Bu siyaset yapma yani benim doğru siyaset yapma ya da ideal siyaset yapma anlayışıma uymuyor. Hani bir bireysel görüşüm olarak bunu söyleyebilirim. Önerginin ama burada ele alınması aldığımız şey eğer bir öngörü ise burada yapmamız gereken şey öngörü. Demek ki MHP ve AK Parti yani bir arka kapı diplomasisi bir biçimde var. O kanallar devam ediyor, konuşma devam ediyor, uzlaşı devam ediyor. Cumhur İttifakı konusundaki uzlaşı devam ettiğini ve edeceğini görebiliriz buradan. Devam çünkü daha en sıcak formunda bile hani tamam o zaman herkes kendi adayıyla yerel seçime gidiyor noktası daha yeni neşet etmişken bile her iki partinin lideri de gerek Erdoğan olsun gerek Bahçeli olsun yani bu Cumhur İttifakı ile ilgili değildir. Cumhur İttifakı sürmektedir. Şerhini düşmeyi gerekli gördüler. Hani o yüzden şimdilik öyle hani büyük bir kopuş, büyük bir ayrılıştan bahsedemeyiz ve meclisteki koltuk sayılarını hesaplamaya falan gerek olduğunu hiç düşünmüyorum. Peki. Fakat tabii bu AK Parti herhangi bir partiyle işbirliğine gidebilir. Bu tabii ama görüş farklılıklarının altını çizdi. Bakın Cumhur İttifakı yani ittifak bitmedi ama ittifak devam eder ama sallanarak ara başlığını atmıştım ben dün yayınlanan yazıma. Aynen de öyle düşünüyorum. Yani bu ittifak bitmedi. Yani devletin, ülkenin genel meseleleri nedir terörle mücadele, nedir işte içeride yani takibi işte FETÖ olsun, PKK olsun bu tür konularda genel olarak sınırlar, güvenlik, iç güvenlik, dış güvenlik meselelerinde hani büyük hayati kararlar konusunda bu ittifak sürecek o kesin. Fakat görüş farklılıkları ilk kez kamuoyunun bu kadar önünde yaşandı ve altı çizildi. Bunu da ilk MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli altını çizdi. Yani bu nasıl bir ittifaktır diyerek sitem etmek için sıraladığı ard arda gerekçeler daha fazla yetkilendirme beklediğini gösteriyordu. Yani şimdi Devlet Bahçeli fedakarlığıyla ve vefasıyla da bilinir bu. Ya 15 Temmuz'da ve sonrasında verdiği destek hani parçalanma, birbirine muhalefet etme günü değildir, birlik günüdür diyerek yaptığı fedakarlık çok önemli.
Ancak hani burada hani vefasını sorgulanamaz Devlet Bahçeli'nin. Fakat belli ki bunlar karşılığında hiçbir şekilde makam, koltuk, işte kadro istediğini düşünmüyorum. Fakat daha fazla nüfus, daha fazla söz hakkı, daha fazla müdahale edebilme imkanı istediği ortada. Hı. Ve bu talep de bir biçimde yani Cumhurbaşkanı'nın ve sonuçta seçimlerde birinci gelen %52 oyla şu an Cumhurbaşkanlığı görevini idame ettiren Erdoğan'ın yetki alanına müdahale gibi görünen bir tablo oluşturdu. Ve biraz da bundan doğan rahatsızlığın bir biçimde kamuoyuna yansıması gibi bir durüm söz konusu oldu o gün, dünkü konuşmalarda. Bir çeşit enerji birikiminden örneğin söz ediliyordu. Yavaş yavaş ilerleyelim. Kırılma noktası sizce neydi ve soru muhteber, ne olacak bu Cumhur İttifakı'nın akıbeti? Evet. Sandığı biliyoruz. Devamı ne olacak? Evet. Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Benim kendi alanımda işte terörle mücadele, istihbarat ve tabii dış politika meselelerinde önerdiğim bir kavram vardı. Asimetrik ittifak. Bu şu demek, Suriye meselesi konusunda, Suriye iç savaşının başından beri Türkiye'nin mesela sonradan sonraya Rusya ile mesela işte uçak hadisesi ve 15 Temmuz'dan sonra yakınlaşmanın sahada olumlu sonuçlarını gördüğümüz bir ittifak sürecine evrildiğini gördük. Veya işte İran'da Barzani'nin referandum sürecindeki işbirliğinin bize İran'la benzer, daha doğrusu paralel hareket etmenin Bağdat'ta da tabii ki haliyle bunun sahada bir başka şekilde yine bizim lehimize diyebileceğimiz ve Barzani'yi Türkiye'yi yanına almamaktan kaynaklanan komplikasyonlara muhatap edecek bir sonuçla karşı karşıya bıraktığını gördük. Dış politikada geçerli olduğunu düşündüğüm bu kavramı ben iç politikaya şöyle uyarlamak istiyorum. Asimetrik ittifak kavramının kendisinin ittifakı değersizleştirmediğini, onu konjonktürel kılarak o ittifakın ortaya çıktığı, ittifakı ortaya çıkaran koşulları anlamsızlaştırmadığını da not ederek bunu bir ortak çıkarlarda ittifak. Evet. Nerede başladı bu ortak çıkarlar? 7 Haziran 2015 seçimleri sürecinde, tabii evveli de var ama ben asıl meseleyi Fethullahçı terör örgütüyle bürokratik manada mücadele süreciyle milatlandırıyorum. 17-25 Aralık sürecinden epey sonra ama. 17-25 Aralık süreci ve daha evvelinde AK Parti'nin, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'de bu kadar güçlü bir irade görmüyorduk o dönemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnız kalma pahasına yürüttüğü mücadelenin bürokraside 15 Temmuz'a uzanan süreçte Fethullahçı bürokrasiyi işte bir askeri kalkışmaya doğru sürüklediğini gördük. Yani 7 Haziran seçimlerinden sonra işte HDP, MHP, CHP gibi çok saçma, oksimoron diyebileceğimiz artık kavramın birbiriyle kendi içinde çelişen bir koalisyon önerisinin karşılık bulmaması, tabii Bahçeli'nin doğru tavrından ötürü, bunun 1 Kasım'da bir başka seçim sonucu açığa çıkardığını gördük. Bu arada derinlerde, bürokraside daha doğrusu, hem yargısal manada, hocam orayı birazdan açacaktır, ben de şunu söyleyebilirim. 2014 Ekim Yargıda Birlik Platformu'nun damgasını vurduğu, Fethullahçı örgütün bütün cesametiyle yargıya yüklendiği ve 15 Temmuz sonrası da 5000 küsür hakim savcının ihraç edildiğini düşünürsek, çok ciddi bir varlığı olan yargıdaki jüristokratik varlığının açıkçası engelleyen bir ortak tavır gördük. Hem işte sosyal demokratların, hem ülkücü kadronun, hem de muhafazakar kadronun bir araya geldiği Fethullahçı örgüte karşı bir yargı sürecini, Yargıda Birlik Platformu'nun doğru stratejisiyle seçimlerde, 2014 Ekim seçimlerinden bu tarafa biz bunu müşahede ettik. Yani zaten derinlerde var olan bir şeydi. Ben 7 Haziran seçimlerinden sonra şu yorumu yapmıştım naçizane. Dedim hani CHP ile falan böyle koalisyon önerileri geldiği zaman bu mümkün değil. Olsa olsa belki MHP ile olur, çünkü bu bürokraside bunun karşılığı vardır. Bu bürokrasi meselesinden şuraya geleceğim. Sanki Cumhur İttifakı, ki bunu Sayın Bahçeli defaatle makam, koltuk veya kadro beklentisi içinde olmadığını, tabanından bu yönde baskı olsa bile, bakın tabanından bu yönde baskı yok değildi, vardı. Çünkü ülkücü kadro bu ülkede hiçbir zaman içinde bulunduğu imkanları ülke aleyhine asla kullanmamıştır. Ama uzun her yıllardır zaman iktidar özlemi var tabii. Her siyasi parti de olduğu gibi. Siyasi parti olarak gibi vardır ama hiçbir zaman yani işte Fethullahçı örgütün ilk fırsatta nasıl hainleştiğini gördük. Ta 1980'lere kadar da gidilirse yani ülkücü kadronun başka bir hassasiyeti vardır. Hassas dönemlerde zaten devlet millet yanında bulunma gibi. Fakat bunun bir kadro beklentisine dönüşmesinin
yaratacağı problemler vardı. İşte af yasasına vesaire uzanan sürece geleceğim. Ama yani af yasası, andımız tartışmaları vesaire. Bir defa 15 Temmuz sürecinden sonra yani bu ittifakı ortaya çıkaran koşulların sorusunun tam cevabı şuradadır. Hakikaten Türkiye'nin karşı karşıya olduğu asimetrik terör tehdidi. ABD'nin Brunson meselesinden 15 Temmuz'da FETÖ konusundaki bizi kuşatan tavrı. Suriye'de karşı karşıya olduğumuz terör tehditleri. Başka ülkelerin, Avrupa'nın işte PKK ve FETÖ gibi yapıları destekleme stratejisi diyelim. Bütün bunlar MHP ile AK Parti'yi yakınlaştırdı ve terörle mücadele stratejisinde özellikle teknolojinin etkin kullanımıyla ilerleyen aşama, hendek kalkışmaları süreci, bunun çok başarıyla sonuçlanması, yani cerrahi operasyon yaparcasına şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim, onların şehadeti pahasına az sivil kaybıyla yürüttüğümüz operasyonlar, sonra bunların Zeytin Dalı sahasında yine bizim ülkemiz sınırları içinde olmayan bir coğrafyada kent savaşı, Meskun Mahal Muharebesi'nde bizim açımızdan bir deneyime dönüştüğüne de şahit olduk. Dolayısıyla bütün bu süreçleri işlerken bir beka meselesi, Nihal Bengüs Karaca'nın söylediği vardı. Devam eden bir beka meselesiydi. Asimetrik tehditler devam ediyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimine uzanan ve öncesinde referandum sürecinde de devam eden bir şeydi. Nasıl bir işe yaradı bu? Bir defa Cumhurbaşkanlığı sisteminin gelişi sürecinde referandumda yer yer bazı şehirlerde, Adana gibi benim memleketim olduğu için söylüyorum. İşte o dönemde Meral Akşener'in partiyi bölme çabaları diyelim, MHP'yi bölme çabalarından kaynaklanan sebeplerle ülkücü tabanda biraz evet mi hayır mı vereceğiz noktasında o dönem konjonktürel de o da yine bir kararsızlık da söz konusu oldu. İttifakın Adana örneğinde söylersek işte hayır seçeneğinin çıktığını gördük. Çok hakkıyla yansımadığı yerler olmadı değil, oldu ama 24 Haziran seçimlerinde Adana'da mesela tam tersine döndüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evet oyunun çıktığını gördük. Bu sürece gelinirken asimetrik tehditler ortadan kalktı mı? Hayır, ortadan kalkmadı ama büyük oranda 15 Temmuz sonrası verdiğimiz beka mücadelesinin iç boyutlarda bir aşamaya geldiğini. Çünkü işte bunu nereden anlıyoruz? O hal kalktı. O hal kalktı. Onu söyleyecektim. Uzun sürdü ama. Beklenenden uzun sürdü. Beklenenden uzun sürdü ama hani Avrupa'dan dayatmaları Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet, hükümet bunun hani bizim ihtiyacımıza göre şekilleneceğini göstermek adına da. Başka eleştiriler de vardı. Örneğin alakasız düzenlemeler kanun hükmünde kararnamelere girdi. Bunlar hep söz konusu aldı ama dediğim gibi çok hassas bir süreçti. Çok zor bir süreçti. Bakın kendi içinizde dahili bir terör örgütüyle mücadele kolay bir iş değil. Türkiye'nin de tecrübeli olduğu bir iş değildi. Bakın bu kadar terörle mücadele konusunda tecrübeli bir ülkeyiz. Çok acı tecrübeler yaşadık. Fakat buna rağmen PKK muadili, sol vesaire örgütlerle mücadele etmemiş olmamıza rağmen istihbaratta, TSK'da, bütün kurumlarda yer bir örgütle topyekün mücadele süreci bence 15 Temmuz'dan sonra başlamıştı zaten. Bunun da sonuçlarını gördük. Ha, bu ihtiyaç ortadan kalkmış değildir. Bakın Türkiye'nin karşı karşıya olduğu asimetrik tehditler devam etmektedir. Kaşıkçı olayı bunun bir tezahürü. Dış politika manasında bizi kıskaca sokmaya, bizi bir takım paradokslara sürüklemeye yönelik Trump yönetiminin yer yer, zaman zaman iyiye gitsek de Almanya'nın yer yer tabii ki son dönemde biraz iyiye gidiyor. Avrupa Birliği yakınlaşma vesaire. O da yine asimetrik ittifak sürecinin bir sonucu bence. Bir iyi niyet mektubu imzalanacak. Evet. Almanya Ekonomi Bakanı Türkiye'de. İşte bütün bunlar. Bütün bunlar işte. Ama aynı zamanda seyahat uyarısı yapıyor. Diyor ki sosyal medyayı diyor. Aman sosyal medyaya dikkat edin diyor. Cumhurbaşkanına karşı. Evet. Bu olur mu böyle bir şey? Şimdi o işin tam bu ziyaretten önce yapıldı o uyarı. Evet. İnsanın onurunu kırıyor. Zor. Evet, ben toparlamak istiyorum. Yani herhalde burada dış dünyaya algımız kötü bizim. Öyle nerede çatırdadı bu olay? Bence bu hani ihtiyacın bir şekilde büyük oranda karşılandığını gördükten sonra o halin kalkmasıyla vesaire. Tabii bu kararlılık sürecektir terörle mücadelede. Nihal Bengüs Karaca'nın yine söylediği üzere MHP ile AK Parti'nin işte PKK'dan başlayarak, FETÖ'den de başlayarak bütün örgütlerle mücadele stratejisi devam edecektir. Bunda hiçbir değişim olmayacaktır. Ve fakat siyasi yaklaşımlardaki farklılıklar, gerek andımız meselesi, gerekse daha çok belirgin biçimde ben geliyorum diyen bir şekilde Marquez'in işte Kırmızı Pazartesi romanında olduğu gibi bir sorun olarak geliyorum ben. Af yasası sorun. Çünkü Haziran seçiminden önce geldi gündeme. Biz o zaman da konuşuyorduk.
MHP'ye yakın gazeteci arkadaşların tabii bu FETÖ'nün cezaevlerinde hala etkin olmasından mütevellit, cezaevleri bazlı bir kalkışma olabilir mi gibi bir yasa tasarısının meşrulaştırılması arayışına da şahit olduk. Çok gerekli bir durum değil yani. Hiç o anlamda zaten 15 Temmuz'un hemen sonrasında cezaevlerinde kalkışma olmamış. O saatten sonra olması çok güçtü. Bence kamuoyuna çok da iyi anlatamadı MHP bu hafta sarısını. Yani, anlatabileceği bir zemin de yoktu. Hafta değil esas. Yani onu hocam hukuki boyutuyla daha iyi analiz edecek. Ama ben son olarak soracaktım size. Asıl kırılma noktası af mıydı? Neredeyse af. Ben öyle düşünüyorum. Ağırlıklı olarak af yasası gibi görünüyor. Af yasasından... Yani görüşler muhtelif olabilir. İlerleyen süreçte yani ben mesela bürokraside böyle bir şey sürecin işlediği kanaatinde değilim. Yani... bir başka siyasi pazarlıklar sürecinin işlediği kanaatinde de değilim. Bu tür siyasi konularda hani temel stratejide beraberiz ama taktiksel ayrılıkların siyasi bağlamda açığa çıkması ki bu af yasası bunun kristalleşmiş haliydi. Bir de kamuoyu önünde tartışıldı. Şimdi kamuoyu önünde bir şey tartışıldığı zaman onun perde arkasında veya kapalı kapılar ardında çeşitli siyasi diplomatik yöntemlerle çözülme imkanı azalıyor. Kaşıkçı olayını düşünelim. Kaşıkçı olayı kamuoyuna, dünya kamuoyuna mal olmuş bir olay. Suudi Arabistan'a Türkiye neyi nereye kadar müzakere edebilir? Kamuoyu da merak ediyor. Evet, her merak edilen merak de bir şey. Af yasası da böyle oldu. Bizler de zaten buna hizmet ediyoruz. Evet. Son cümlem şu olsun. AK Parti, yani bu ittifak bence de belli başlı konularda devam edecektir. Etmeye devam etmek zorundadır da aslında açıkçası belli konularda. Ama siyasi yaklaşımları, siyasi gelenekleri farklı iki hareketin asimetrik ittifakının konjonktürel olarak sonlanmış olması... Çok da şaşırtıcı mı? Hayır değil. Hep beraber sonuçlarını göreceğiz. Peki. Asıl kırılma noktasının af olduğunu sizin de düşündüğünüzü görüyorum. Akıbetini nasıl görüyorsunuz peki Cumhur İttifakı'nın geleceği? Aslında uzun süredir AK Parti ile MHP arasında bir kontrollü gerilim dediğimiz bir şey var. Yani kopuş noktasına gelmiyorlar ama... Böyle geriliyorlar. İşte Brunson'da da aynı şey yaşandı. Andımızda da yaşandı. Af zaten seçimlerden önceydi. Ama tabii bir ittifak olduğu zaman bazı şeyleri görmezden gelebiliyorsunuz. Hani belli bir şey için, hani ülkenin menfaati için. Çünkü gerçekten kötü bir süreçten geçti ülke. Ama şimdi yerel seçimlerde böyle bir tehlike yok. Yerel seçimler daha farklı. Daha önce de konuşmuştuk bu Bahçeli'nin tak tak tak. Tak seçimlerde tak, şimdi tuk, tak tuk tak, tak gibi tuk, bir şey. Evet, böyle bir formülü vardı. Şimdi, mühürlerin vurulacağı yerler hususunda. Bu formül tabii ki hala aslında MHP'nin bir takım şeyleri düşündüğünü, yani özellikle Bahçeli'nin bunu düşündüğünü görüyoruz. Yani başta düşünüyordu bu tak tuk tak ya da tak tuk. Siyasi tuk. Kombin böyle açıklanıyor. Böyle bir mefhumla gelmişti. Bunu düşünüyordu Bahçeli. Açıkçası benim yorumum tabii ki bu. Şimdi sonuçta yerel seçimler sadece bir belediye başkanının seçildiği bir şey değil. Yani tek bir belediye başkanı, 1386 tane belediye başkanı seçiliyor ama bir sürü muhtar seçiliyor. Belediye bir sürü belediye meclis üyesi seçiliyor. Evet. Ve burada çok ciddi bir kombinler yapılabilirdi. Yani orada tak tuk tuktan da bahsettiği bence buydu. Yani belediye başkanı AK Parti'den olabilir ama birinci meclis üyesi, çünkü bunlar hep pazarlık yapılır. Ben de aday olduğum için daha önce işte birincisi AK Parti'den olur, ikincisi MHP'den olur gibi şeyler. Ama tabii burada da sonuçta Türkiye'de bir hem AK Parti'nin hem MHP'nin oturmuş bir kitlesi var. Yerel örgütler çok ciddi çalışıyorlar özellikle AK Parti'de ve buna çok izin vereceklerini düşünmüyorum. Çünkü zaten kendilerini gösterebilecekleri AK Parti'de tek alan yerel seçimler. Çünkü milletvekili seçimleri falan çok daha farklı gelişiyor. Yani tam tepeden seçme belirleme usulüyle. Evet, maalesef bu kadar insan emek veriyor. Sadece belli kişiler seçilebiliyor. Az insan var falan filan. Ama yerel seçimler insanların kendini, değil mi, gösterebildikleri bir alan. Onu da vermek istemediler bence. Şimdi Bahçeli açısından da şöyle bir şey var. Şimdi ekonomi kötüye gidiyor. Ekonomik kriz var bir anlamda. Muhtemelen böyle bir şeye yaslanmak istiyor. Artı bir takım AK Parti'den MHP'ye geçişler olduğu söyleniyor. Bir takım seçmenlerin geçtiği söyleniyor. Ben bunu daha önce de söylemiştim. MHP cidden hazırlanıyor. Yani daha önceki programa katıldığımda daha şeyler atılmamıştı. Köprüler atılmamıştı. Ben o zaman MHP'li arkadaşlarımla konuştuğum zaman demişler biz valla çalışıyoruz. Koalisyon olmayacak gibi çalışıyoruz diyorlardı. Yani alt taban buna zaten böyle bir şeyin çok zor olduğunu biliyordu. Ve dediğim gibi sahip çıkıyor. Yani diyor ki ben şimdi Manisa'da alabilirim, niye burada ittifak yapayım diyor ya da falan, böyle bir
Adana sorunlar var, Mersin var. Çok kritik olduğu yerler var. Şimdi şeyle ilgili, afla ilgili tabii 24 Haziran öncesinde bu olay oldu. İşte Çakıcı'yla görüşme falan, o hikayeler, onunla ilgili işte bir pazarlık döndüğü konuşulduğu falan. Tabii bunlar hoş şeyler değil. Ama orada bir laf vardı. Orada bence MHP'nin tek çıkış yaptığı nokta şuydu. Bilmiyorum nasıl yorumlanır. Şöyle diyor, MHP'li biri bir milletvekili demişti. İşte kandırılmış halk, fakir çocuklar içeride ama asıl uyuşturucu baronları dışarıda. Gidin onları tutuklayın, bu çocukları salın. Bunlar şey, böyle bir çıkış vardı. Bu da böyle toplum üzerine etki yaratmış. Ben hatırlıyorum, herkes konuşuyor. Evet, doğru söyleniyor. Bunlar kader mahkumları, hani hep söylenir ya. Ha, buradan girmişti. Burada da bir şey yer bulmuştu. Ama orada da kaldı işte. Yani baronlar dışarıda, evet dışarıda. Ama nasıl olacak? Kanıt lazım, şey lazım, bilmiyorum. Hocam onu nasıl açıklar? Hepsi değil gerçi, bazıları içeride. Evet, bütün şimdi suçluları yakalamak mümkün değil aynı anda. Evet. Ben tabii daha önce konuşulmadığı için andığımız meselesine de azıcık girmek istiyorum. Yani aslında çok da girmek istemiyorum. Ona ama ona gireceğiz ayrıca. Çünkü bir başka tartışmayı da yanında getirdi. Hayır, şimdi ama olacak, şimdiden girizgahı yapabiliriz. Peki, buyurun. O zaman en azından şeye gireyim. Millet İttifakı'na gireyim. Çünkü vakit kalmıyor sonra. Bakayım vaktimiz... Bir bakalım, var gibi görünüyor. Hayır, çünkü CHP'yi hiç 50, konuşamıyoruz. 50 dakikamız var daha. Hayır, CHP'yi hiç konuşamıyoruz. Önemli yani konuşmak. Hani diğer arkadaşım konuştukları için hani MHP, AK Parti, onunla ilgili şey yapabilirim ama bekleyebilirim. Konuşacağız. Merak buyurmayın. Siz hangi önem sırasına koyuyorsanız öyle lütfen buyurun. CHP notlarım içerisinde, sadece CHP değil, muhalefetin tavrı da notlarımız içerisinde yer alıyor müzakerede. Önemli. Biliyorsunuz 4 Temmuz itibariyle aslında Millet İttifakı dağıldı. Herkes kendi yoluna oldular. Zaten çok da güçlü bir ittifak da değildi. Burada kim karlı çıktı? Yani CHP karlı çıkmadı bu işten açıkçası. Ve kendi içinde de bir takım dağılmalara gitti. Hemen ne oldu? Burada şimdi şey, İYİ Parti ile bir şey yapma, ne derler ona? İşte ortak girme gibi bir durumları var. İYİ Parti gene bu şekilde bir takım şeyler CHP söylüyor. Gündemimizde yok diyor. Yani şimdilik böyle bir hata yapmaması lazım. 5 dakika içinde her şey değişebilir siyasette. Çünkü CHP önce kendi seçmenini bir defa konsolide etsin. Çünkü çok yara aldı CHP seçmeni. Bu son iki seçimdir. Peki. Şunu bir bağlayalım da öyle devam edelim. Sizce devam edeceğini düşünüyor musunuz mühim konularda Cumhur İttifakı'nın? Sandık dışındaki diğer tüm konularda, öyle söyleyelim. Yani Cumhur İttifakı şu durum devam ettiği sürece edecektir. Çünkü belli noktalarda hem Nihal Hanım'ın dediği gibi biraz zorlanarak mı gidecek? Tabii yani, çünkü ikisinin de aslında köklü, ikisi de çok köklü partiler. İkisinin de kendine göre tabanları var ve anlaşamadığı konular da var. Ama iki lider anlaşıyor bir defa bazı konular. Yani biri bir taviz veriyor, biri bir taviz veriyor falan gibi bir şeyler de var aslında arada, ama sonuçta ikisi de milliyetçi, muhafazakar partiler. Bu anlamda da örtüşüyorlar bir anlamda. Şöyle söyleyeyim, Türkiye normalleşene kadar bu ittifak sürecektir diyorum ben. Peki. Muhalefetin ittifak stratejisini konuşacağız, söz veriyorum. Tamam size. Tamam. Hayır, süre kalmıyor sonra, o yüzden. Kalacak, 50 dakika vardı, biraz düşüyoruz ama vaktimiz var gibi görünüyor. Bunu uygun yönetmeye çalışacağım, merak buyurmayın. Hocam, ittifak konusunu konuştuğumuz zaman hukuku buradan ayırmak mümkün olmuyor. Af, az evvel zaten konuştuk. Af konusu bunun merkezinde duran konulardan, başlıklardan bir tanesi. Andımız konusu da öyle oldu. Çünkü Danıştay'dan andımız kararı çıktıktan sonra Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığındaki o sempozyumda bir araya geldiler. Önce Güngör konuştu, ardından Erdoğan kürsüye çıktı. Bir başka hukuki tartışma da başladı. İttifakın yanına bunları da koyarak ne görüyorsunuz? Şimdi bir defa Sayın Bahçeli kendi etti, kendi buldu demeyeceğim ama başkanlık sisteminin... Ne açıdan bunu demeyeceksiniz? Başkanlık sisteminin... Demiş olduğunuz gibi oldu. Devam edeceğim. Böyle de, ben Sayın Bahçeli'yi severim, söyleyeyim size. Yani bir sıkıntı yok. Özür dilerim. Sayın Cumhurbaşkanlığı başkanlığa taşıyan Bahçeli, net. Bunun isterseniz hesabını, kitabını yapalım. O %52'nin nasıl alındığına bakarsak oradan o hesap kitap ortaya çıkar. Şimdi 7 Haziran 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra daha önce de destekleri vardı. Onu söyleyeyim size, Sayın Bahçeli'nin. Ki Sayın Cumhurbaşkanı da bu desteği verdi. Yani o kurultay tartışmaları Milliyetçi Hareket Partisi içinde kimine göre demokratik tartışmalardı, kimine göre başka. Evet. Ama neticede bir değişim isteniyordu. O değişim gerçekleşmedi ve kopma oldu. Başka siyasi partiye geçenler oldu, kuranlar oldu.
15 Temmuz'da gecesi gündüzü sabahı Sayın Bahçeli tam destek vermiş, koşulsuz. 16 Nisan'da tam destek vermiş, yani referandumda. Evet. 24 Haziran'da tam destek vermiş ve kuvvetler ayrılığı ilkesinde sorunlar çıkma pahasına, niye söylüyorum bunu? Şu anda biz Cumhurbaşkanlığı her yerde görüyoruz. Nerede görüyoruz? Milletvekili seçimlerinde çünkü siyasi partinin genel başkanı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde çünkü aday. Yerel seçimlerde çünkü siyasi partinin genel başkanı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda evet çünkü kendisinin gönderdiği 6 üye var. 7 üyenin de 5'i siyasi partinin genel başkanı olması sıfatıyla dolaylı AK olarak üzerinden mecliste gidiyor. Artık iktidar partisi yok biliyorsunuz. O kültür kalktı ama millet daha alışamadı. Mesela kanun hükmünde kararnamelerin kalkıp da Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, Bakanlar Kurulu kararlarının kalkıp da Cumhurbaşkanı kararlarının dönüşmesini milletin hala anlayamadığı gibi. Anlayıp çünkü bilmiyor. Teknik mevzular bunlar. Yavaş yavaş oturacak. İlk tecrübe. Şuraya geleceğim size. Yeni sistemin ilk tecrübesi. Sayın Bahçeli bir husus söyledi. Bakın bu tehlikeleri biliyordu Sayın Bahçeli. Ki o zaman da bu uyarılar yapıldı. Hatta dedik ki yönetim sistemi değiştirseniz de Cumhurbaşkanı siyasi partisinde genel başkan olmasın. Çünkü yasama, yürütme, yargı dengesini koruyamazsınız. Bak bu sıkıntı çıkacak. Şimdi ısrarla Sayın Bahçeli şunu söylüyor. Ya diyor mecliste bu işi biz tartışalım. Ama Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor meclis adına. Çünkü niye? Genel başkan olduğu siyasi parti mecliste çoğunluğa sahip. Meclis başkanı da o partiden geliyor. Tamam. Peki. Şimdi ben sıralamayı tarihsel yapmıyorum. Papaz Brunson'da sorun yaşanmış. Bedelli askerlikte sorun yaşanmış. Ant'ta sorun yaşanmış. Emeklilikte sorun yaşanmış. Ceza indiriminde sorun yaşanmış. Fındık önergesinde sorun yaşanmış. Devlet Bahçeli esasında bu işi kopardı ama kimse farkında değil. Bakın bu görülecek. Çünkü tek taraflı ittifak işbirliği olmaz. Anlatabildim mi? Çünkü şimdi verilenlere alınanlara baktığınız zaman esasında şu yakın zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'den aldığı hiçbir şey yok. Şu anda destek de yok. Çünkü esasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylediği şuydu. Doğrudur, yanlıştır. Ben bir öneri getiriyorum. Bir teklif getiriyorum. Tamam ben Cumhur İttifakı'nda bu desteği verirken 15 Temmuz ruhuyla hareket ediyorum. Elbette oradan buraya geliyoruz ama bakın o Cumhur İttifakı Sözleşmesi'ne alttaki imzalara ve imzaladıkları metne. Esasında o metin sadece seçim veya seçimlerle sınırlı değil. Burada yerel yönetim seçimleri mesele değil. Esasında ben bunu herkes ben söylemiştim diyor ama bizim yayınlara bakın. AFF'la ilgili dedim ki eğer bu AK Parti'den destek görmezse ki görme ihtimali olmayabilir. Çünkü AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı anketlere önem verir. Karşılığı var mı bu işin? Eğer seçmende karşılığı yoksa çok yanaşmaz. Ki anladığımız kadarıyla o noktada siyaseten tercih edilebilir görmedi. Çünkü biraz önce konuşuldu. 671 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 32. maddesi suçlar itibariyle de tatbik edilen ceza indirimi itibariyle de Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerdiğinden daha fazla insanı kurtardı. Onu size söyleyeyim. Sayı olarak öyle. Peki kapsam olarak Nihal Hanım'la az önce konuşuyorduk. 3'te 2'den yarıya getirdiniz. Denetimli serbestliği de 1 yıldan 2 yıla çıkardınız. Happy Topu Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerdiği Rahşan Affı'ndan farklı, bundan da farklı. 5 yıl indirim, örneğin 28 yıl yatar olandan ve bunu da kasti bir suç işlerse geri alacaksınız. Yani denetimli serbestlikte ve koşullu salıverilme sürelerinde herhangi bir oynama yok. MHP'ninki böyleydi. Peki yani daha şimdi, önce kanun hükmünde kararnameyle gelen kapsamını merak ediyoruz. Yani 3'te 2'ydi diyelim, 12 yıl, 8 yıldı. Onu 6 yıl yarı oranda uyguladılar. Denetimli serbestlik 1 yıldı. Onu da 2 yıla çıkardılar. Yani o da bir infazdı. Ali Cengiz'di yani. Neticede ceza infaz kurumları dolu, boşaltalım. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde şöyle bir incelik vardı. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki ya bu FETÖ-PDY döneminden gelen şu 4.000-4.500 hakim ihracının bedellerini bir oturup konuşalım. Bunların yaptığı yargılamalar var. Arkadaş siz bir takım medyatik dosyaları kurtarıyorsunuz ama 81 vilayette sessiz çığlıklar var. Bunların gördüğü davalar. Biz bir öneri getirdik, oturalım dediler. Ama anladığımız kadarıyla mesele farklı yere gitti. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki devlete karşı suçları affederiz. Toplum dedi ki ya FETÖ'yü mü affediyorsun dedi. Ne düşünüyorsun sen dedi. PKK'yı mı affedeceğiz dedi. Şimdi devletin güvenliğine karşı suçlardan bahsetti mi akla bu iki yapı gelir. FETÖ, PDY ve PKK. Şimdi tabii böyle bir topa girebilir misin şu anda? En azından giremezsin. Girebilmen için bir önler lazım. Başka birisi getirecek.
belki Cumhuriyet Halk Partisi destekleyecek bir mutabakat olacak. Fakat devlete karşı dediğiniz suçlar affedilir, diğeri affedilmez dediğinizde bunun anayasada karşılığı yok. Niye sen Türk Ceza Kanunu 65 ve anayasanın 87. maddelerinde affı tutmuşsun kardeşim? Hukuken mümkün ama bu af değildi. Zaten MHP hep bunun sıkıntısını çekti. Hep bunun sistemiyle konuş dedik. Arkadaşlar biz bu bir af önermiyoruz. Rahşan affı aftı. Evet. 10 yıl cezayı koşulsuz siz. İnfazda değişiklik. Çünkü bu bir 5 yılın alınması suç işlendiği durumda geri alınacak bir indirimden bahsediyor. Hatta ben dedim ki ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisi daha fare doğru dedim. Bu ne? Bu ne dedim ya? Siz af mı bekliyordunuz? Tabii af bekleniyordu. Fakat bakın ben ceza hukuku olarak affa karşı bir insanım. Tamam. Ceza hukukunda suç işlenmişse karşılığını ödeteceksin. Ama peki, siz 4.000-4.500 hakim savcıyı ihraç ederken eski adı HSYK, yeni adı HSK olan kararlara bakın şunu diyor. Şaka gibi. Yani buradan nasıl sen çıkacaksın? Diyor ki kardeşim bu hakimler, savcılar bu yapıya girdikleri andan itibaren, mesleklerinin staj anından itibaren dürüst davranmamışlardır diyor. FETÖ, PDY ile iltisaklı, irtibatlı olarak yargının mensubu değil, görünürde yargı mensubu, gerçekte suç örgütü üyeleri olarak, terör örgütü üyeleri olarak hareket etmişlerdir diyor. Ya bunu dedikten sonra bunların yaptıkları yargılamalardan medet umabilir misin? Esasen Milliyetçi Hareket Partisi bunu önergesinde, teklifinde yazıyor gerekçesinde. Fakat mantığı şöyle tersti. Dedim ki ya suç seçiyorsunuz. Değil mi? Dedim ya bu FETÖ-PDY ile suçlanıp ihraç edilenler devletin güvenliğine karşı işlendiği iddia edilen suçların yargılamalarına bakmadılar mı? Onlar da hata yapmadılar mı? Dolayısıyla mantık hatası vardı kendi içerisinde. Fakat en nihayetinde şunu söylemek istiyorum. Oradan anda gelip bitireceğim. Milliyetçi Hareket Partisi talebinde haklıydı kardeşim. İşbirliği öyle olmaz. Siz Cumhurbaşkanlığı başkanlığa taşımışsanız ve siyasi partinin genel başkanıysa Milliyetçi Hareket Partisi'nin şunu hakkıydı. Evet ya, bazı noktalarda o yaklaşımı görmek istedi. Ha şu anda biraz önce Nihal Hanım'ın söylediği doğru. Yerel yönetim seçimlerinde yasal altyapı oluşturma veya bu tür hani burada adayı göstereyim orada göstermeyeyim hani biraz önce Sayın Bahçeli'nin önerisinde olduğu gibi bir öneriyle çıkabilirler miydi? Hayır. Çünkü ben iktidar partisiyim dedi. Bu süreci ileride telafi edemeyeceğim bir hatayla tamamlayamam. Kusura bakma. Ben 16 yıldır iktidar olmuşum ve şimdi de yerel yönetimlerde şurada ben gireyim orada sen gireyim. Bu bir kan kaybına sebebiyet verir diye düşündü. Ama ben iki noktayı gündeme getireceğim. Keşke MHP şu anda İyi Parti ile ve Büyük Birlik Partisi ile bir işbirliği yapabilse. Bak o zaman milliyetçinin ne kadar oy çıkaracağını göreceksiniz. Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'na bağlılığımız devam ediyor diyor. Yapabilse diyorum ben. Evet. Ha, bu biraz önce de konuşuyorduk ya Orta Doğu'da. Olabilse. Ya olabilse. Öyle olabilse. Burada akademik veyahut da burada bir düşünce, bir beyin fırtınası yapıyoruz. Peki. Çünkü niye? İktisadi sorunlar var ülkede. Çarşı pazarı cebine bakıyor. Sokak geleceğine bakıyor. Hukuk güvenliğine bakıyor. Ama iktisadi sorunlar ön planda. Milliyetçilik meselesi ön planda. Güvenlik meselesi, Suriye meselesi, Irak meselesi hala içeride şehitler veriyoruz. Ama ben anlayamıyorum milliyetçi tarafı tabii, o kanadı. Nasıl bir ayrılığa düşüp de bir türlü o birliği sağlayıp yeknesak tek vücut çıkamıyorlar. Çünkü parçalanmış bir yapı her zaman dağınıktır ve daha gücü azalmıştır. Peki. Bu bir keşke olabilse. Olabilirse, olsa ama şu anda bu şartta mümkün gözükmüyor. Gelelim ant meselesine. Ant meselesinde esasında ben işi iki boyutunu gördüm. Birinci boyutu hukuki. Şimdi kıymetli arkadaşlarımız herkes konuşuyor. Diyor ki arkadaş diyor bu yargı vesayet makamı. Bir bakıyorsun yargı sabah uyanıyor. Bu yargı tam bağımsız, tarafsız Brunson kararını alkışlıyoruz. Hiç kimse sesini çıkarmaz. Bir bugün bakıyor ya, yargı mensupları diyor ki ya artık biz yapmayalım bu işi. Brezilya'dan, İngiltere'den bir yerlerden hakim savcı getirsinler de biz de bu işten kurtulalım kardeşim. Çünkü kime yaranacağımızı bilemiyoruz. Herkes gelip bize fırça atıyor. Ya kuvvetler ayrılığı diyorsun. Anayasaya, dağa taşa yazıyorsun yargı bağımsız, tarafsız. Anayasa herkesi bağlıyor 11. maddesiyle.
138. maddesine, anayasanın son fıkrasına, herkes yargının kararlarına koşulsuz, şartsız uymak zorunda diyorsun. Evet. Ondan sonra da diyorsun ki hukuk devletiyim, yazılı hukuk sistemiyim ama bunlara uymam kardeşim, seni de en ağır şekilde eleştiririm. Ben seni eleştirebilir miyim? Çıkardığın kanunla veya başka noktada tasarruflarına? Hayır. Şimdi bakın, ben şunu söyleyeyim size. Esas konuşulacak Türkiye Cumhuriyeti'ne andın içeriği osobusundan öte. Orada iki cümlem var zaten. O zannediyorum açıklayıcı olacak. Şu. Yargıda nereye gidiyoruz kardeşim? Biz arınmadık mı? Öyle. Yani 4.000-4.500 hakim savcıyı ihraç ettiğinde arınmadık. Dünyada hep şey şudur, dünyada. Yargı milletindir, devletin, hükümetin değildir. Yargı devletin, milletin, devletin, hükümetin tasarruflarını tasdik makamı değildir. Yargı hukukilik denetimi yapar, devlete karşı yapar. Ha, yargı vesayet makamı olmamalıdır, doğru. İdare de vesayet makamı olmamalıdır. Şimdi biz bakın Türkiye Cumhuriyeti'ne sesimizi çıkarıyor muyuz? Bir şey diyor mu? Seçilmiş belediye başkanlarını idari vesayet de aldı merkez teşkilatları. Niye? Dedik ki güvenlik gerekçesi. Böyle icap etti. İçişleri Bakanlığı devreye girdi, aldı. Şimdi yine yol olursa yaparız dediler. Orada da baktığınız zaman seçilmiş insanlara müdahale ediliyor. Öyle görmedik dedik ki bu anayasadan kaynaklanan. Şimdi geldik ant meselesine. Ben ant meselesinde üç cümle söyleyeyim. Bir zannediyorum ikna edici olmak bakımından söylüyorum. Benim elimde iki marşımız var. Birisi Osmanlı'nın marşı, tamam. Diğeri İstiklal marşımız. Tamam. Bak Osmanlı'nın marşı. Ceddin Dede, Neslin Baban'da ne söylüyor Osmanlı? Ceddin Dede'den Neslin Baban hep kahraman Türk milleti diyor. Devamında diyor ki Türk milleti, Türk milleti aşk ilese milliyeti. Hmm. Geliyor İstiklal marşı. Şimdi yarın bir gün bunun da diyecekler ki bu İstiklal Marşı'nı da bir gözden geçirelim biz. Bakın aynen İstiklal Marşı'ndan okuyorum size. O benim milletimin yıldızdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimdir ancak. Çatma kurban olayım çehrene ey nazlıyla. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu, ne şiddet, bu şiddet bu celal. Hangi ırk bu acaba? Bizim bilmediğimiz dünya üzerinden, başka yerlerden, uzaydan ırk mı gelmiş bu ülkeye? Ben daha işi radikal yere götürüyorum. Ki o... Ant'ta bahsedilen bir ırk değil esasında. Çok bambaşka bir kavram. Bak daha bir şey, son kıtasına geliyorum. Orada şöyle yazıyor. Aynen söylüyorum. Dökülen kanlarımızın hepsi helal. Bunu yazan kim? Bunu yazan Mehmet Akif Ersoy. Dediği şu. Ebediyen sana yok, ırkıma yok, İzmihlal. O ırk hangi ırk? Benim bilmediğim bir ırk mı var bu Türkiye Cumhuriyeti topraklarında? Şimdi siz... Bu da Osmanlı, tamam. Bak bir yere getireceğim. Peki, bir saniye. Peki. Bunları da bir kenara koyuyorum. Ya diyor ki Danıştay 8. Dairesi. Hani 5 yıl manidar deniyor ya. Ya bu ülkede insanlar 7 yıl, 10 yıl tutuklu kaldı. Söyleyeyim size. Türkiye Cumhuriyeti'nde uzun yargılamalardan hepimiz şikayetçiyiz. Bitmeyen davalardan. 20 yıl bitmeyen dava var bu ülkede. 20 yıl. 30 yıl arazi davası var. Siverek'te gidin bak. Dosya numarası da var. Veririm size. Kan ağlıyor insanlar. Bitmiyor. Her gelen hakim sallıyor topu. Şu anda siz hakim tutamıyorsunuz yerinde. Bir de dosyada 6 hakim değişiyor. Peki. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sıkıntısı. Bitmiyor. Her gelen sallıyor meseleyi. Uzun zamandır da tartışıyoruz zaten. Şimdi geliyoruz şuraya. Ya şunu soruyor Danıştay 8. Dairesi. Bak aynen karar elimde. Hemen şimdi birileri komplo teorisi yapıyor ya. 15 Temmuz travmasından çıktıktan sonra her şey mümkün. O da ayrı bir konu. Tamam. Ya diyor ki kardeşim, tamam, diyor, 1933 yılından 2013 yılına kadar 80 yıl uygulamışsınız, öyle ya da böyle diyor bunu. Ya bir gerekçe koyun diyor ya. Bir gerekçe getirin diyor ya. Bir somut, bak araştırma, inceleme, tespitin olduğu pedagojik formasyon içeren çocuklara bunun zararlı olduğunu, ben yerindelik incelemesi yapmıyorum. Çünkü anayasanın başlangıcı var diyor, anayasanın ikinci maddesi var. Anayasanın 48. maddesi var. Milli Eğitim Temel Kanunu var. Onun dışında ilkokul kanunu var. Bir şey getirin. Bunların ilkelerine ve amaçlarına uygun bu diyor. Bu bir ırkçılık değil. Çocukların dışarıda efendim söylediklerinde donması değil. Kaldır kardeşim diyor. Önemli değil. Ama gerekçe göster diyor bana. Şimdi bunu söyledi, iptal kararını verdi diye bizim Brunson yargısı gitti. Yerine gelen yargı birdenbire dediler ki kardeşim bu yargı ne yapıyor? İttifak içinde de bu büyük bir... Ben şunu söylüyorum size. Ben ittifakla o konuda işim yok. Benim işim şurada. Siz burada hocama, bana, peki. Nihal Hanım'a, Ferhat Bey'e, size yarın
devletle ters düştüğünüzde, çalıştığınız kurumla ters düştüğünüzde gideceğiniz yer neresi biliyor musun? Yargı. İhkakak yapmayacaksın kardeşim. Orada bileceksin ki patronun oraya müdahale edemez. Birileri dayı aramaz. Bağımsız, tarafsız yargı bu. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin kolay, ucuz harcadığı ama nedense sıkıştığı zaman da avukatlara koşup bu derdimi çöz dediği o yargı eğer güvenilir olmazsa, korkarsa, baskı altında olursa, yer ve yetki güvenceleri olmazsa sen hiçbir şey yapamazsın. Görüyorum ki keyfi olursun. Hukuk konusunda bir program yapmamız lazım. Bak, buradan bak, bir şey bu ihtiyaç doğuyor. Sözüm bitiriyorum. Ant öyle olurmuş, böyle olurmuş. Ben şuna inanan bir insanım. Ben Türk milletinin bir evladıyım, Türk vatandaşıyım kardeşim. Bununla gurur duyuyorum. Bak söylüyorum. Onu gurur duyuyorum. Ben kimliksiz bir insan değilim. Fransız nasıl övünüyorsa marşında ben de öyle övünüyorum. Ha, buna siz ırk dersin. Ben ırk olarak da görüyorum. Ben yurtseverlik olarak görüyorum. Böyle sevgi olarak görüyorum. Çünkü niye? Yarın bir gün bana birisi gelip şunu diyecek. Arkadaşlar bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki Türkiye var ya. O da ırkçılık çalışıyor. Niye? Türkiye Türklerin yaşadığı yer. Vay anasını ya, onu da mı değiştireceğim? Cumhurbaşkanı da zaten dolayısıyla, tek andımız vardır. Ben Türk'ü istiklal marşı diyor. Ben diyorum tamam. ki oturup burada Fransız Milli Marşı'nın çevirisini de okurum da vakit yok. İşte Milli Marşı var zaten. Şimdi diyorum ki bundan kompleks yapmayın kardeşim. Rahat olun. Yazıldıkları rahat döneme olun. Belki de bakmak ama lazım. Ama esas nokta şu. Bizim hepimizin şuna sahip çıkması lazım. Arkadaşlar bir saniye ya, kuvvetler ayrılığı var ya, bizim bağımsız tarafsız yargıya sahip olmamız lazım. Yargı şu kararı bu kararı verdi hemen böyle yerin dibine sokmayalım. Peki. Bu yargıya yarın biz işimiz düşecek, gideceğiz. O devleti dava edeceğim ben. Gelecek devlet parmak sallayacak ona, benim hakkımı yani haklı olarak benim hakkımı haksıza karşı savunamayacak. Peki. İşte mesele budur Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bence bir mesele de şudur. Geliyorum o tarafa bir doğru. Bir mesele de şudur. Buyurun. Şimdi 2013'ten beri bu ülkede alnımız okunmadı okullarda. Ne kaybettik, ne değişti? Milli duygularımızda eksiklik mi oldu? Mesela 15 Temmuz'da insanlar darbe yapmaya kalktığında tankların önüne dikilmek suretiyle o darbe girişimini önleyen insanların yurtseverliklerinde, demokrasi severliklerinde, kendi demokrasilerine sahip çıkma duygularında millet ülkeye, biliyorsunuz oradaki insanların çoğu o tankların önüne koşarken. Peki. Yani yurdumuz evden gidiyor duygusuyla. Ne kaybettik sorusuna cevap veremeyiz. Yani ne eksiği var? Yani ne eksiği oldu? Anlamaz. Okunmadı. 2013'ten beri okunmadı anlamaz. Türkümüzden kaybettik mi? Ay nasıl ölçüyorsunuz? Yani ne mutlu Türk'ün diye de demenin ne sakıncası var? Andımızın okunduğu yıllar boyunca Türklüğümüzün vatanseverliği daha güçlü olduğuna dair şeyi nasıl ölçüyorsunuz? Müsaade buyurun bir araya gireyim. Savunanlarınki de çok yaklaşık. Ben söz söylüyorum. Ben savunmam öyle bir şeyi. Pedagojik açıdan gerekli. Pedagojik açıdan faydasının olmadığını çok açıdan ispatlıyoruz. Hocam diyor ki zaten Danıştay 8. dairesi de bu konuda bir gerekçe. Bir şey söyleyeceğim. Ona geleceğim. Şimdi Danıştay'ın kararı yani önüne bir başvuru yapıldığında elbette inceleyecek yani mevzuyu. Ben orada Danıştay'a, yargıya o konuda hak veriyorum. Yargı makamlarını, kararlarını eleştirirken o makamın ağırlığını tahfif edecek. Yani bunun bu ülkeye ayakta tutan erklerden biri olduğu gerçeğini kümden düşürecek şekilde saygısızca davranılmamalı, doğru. Ama yani yargıya sahip çıkacağım diye andımızı iptal eden yönetmeliği, andımızı kaldıran yönetmelikle ilgili iptal başvurusunda bulunan ülkücü sendikaya da sahip çıkmak zorunda değilim. Efendim şöyle söyleyeyim. Hocam bir saniye. Neden bu başvurulmak istendi? Geleceğim hocam. Bir şey söyleyeyim pardon. Bu iptalle, bitmiş bir şey yok. Gelmiş bir ant yok. Korkmasın kimse. Tabii. Yeni düzenleme yapması ama Milli Eğitim Bakanlığı da temize gitti. Aynı Milli Eğitim Bakanlığı 2003 yıllarında vatandaşların açtığı andın iptali davalarına, andın dayanağı olan yönetmelik hükmünün iptal davalarına verdiği cevaplara bakın. Peki. Nihal Hanım, onlara bakın. İnsanlar kendilerinin bölündüğünü, ayrıştırıldığını düşünüyorlarsa bir metinle. İşte böyle bir biraz saygı, onu da saygı duymak Danıştay etrafında bir tartışma oluyor. Sadece yargı makamına da saygı duymak mı olmuyor? İşte aynı mesele etnik kim? Bakın devletimiz, ülkemiz tehlikedeyken batının dayatması bu. Devletimiz, ülkemiz tehlikedeyken insanlar tankların önüne atılıp canlarını
da konuşursak da bir yere varamayız. Tehlikeye atarken ben Türk'üm, o Kürt diye düşünmediler. Ben Naz'ım, o Çerkez. Ya yaşasın Türk'lük şey üzerinden çıkmadılar. Zaten onları etnik kökenlerini atıfta bulunan bir metnin karşısında her sabah saygı duruşunda bulunmaya zorlanmadıkları içindir ki belki 15 Temmuz'da bu ülke İstiklal Marşı'nı ne yapacağız? Benim yorumum. Yani beğenmeyebilirsiniz ama bu size dalga geçme, kalka atma hakkını vermiyor. İstiklal Marşı örneği de veriliyor. Yani o İstiklal Marşı örneği ne yapacağız? Etnik farklara atıfta bulunan mitinglere her sabah çocuklarının okunmasını istemeyen aileler olabilir. Bir saniye konuşuyorsunuz. İstiklal Marşı'mı okuyorum ve bu bana yetiyor. İstiklal Marşı'mı okuyorum ve bu bana yetiyor. Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Vatandaşlığımı mı sorgulayacaksınız? Vatandaşlık hakkımı mı sorgulayacaksınız? Ayrıca yabancı uyruklarımızın yeminini okumaları. Söylediğim cümleyi tekrar. Aynı anda konuştuğumuz zaman ben hiçbir şey anlayamıyorum. Seyircimizi düşünmek bile istemiyorum. Tamam. Evet, o kutları ideolojik bakış açısı aynı anda değil, lütfen rica ediyorum. Bir sene sonra ne zaman tartışmaya açıldı? Bir dakika söyleyebilirim. Ne zaman tartışmaya açıldı? Rahmetli Necmettin Erbakan açtı bunu. Dolayısıyla bu ideolojik bir tartışmaya dönüştü. Yani muhafazakar kesim andımız olmasın. Daha laik kesim andımız olsun diyor. Bu buna dönüştü. Yani 2013'te kaldırılmış bir şeyi bugün buna yansıtmak bence çok saçma. Faydalıdır değildir ama bunu bırakın pedagoglar karar versin ve bir gerekçeye dayandırırsın. Ben savunmuyorum. Biz de bu konudaki görüşleri ama yok, söyleme hakkımızdan alınıyor, geçiniz. Affedersiniz. Bu ideolojik ben bir şey sorabilir miyim? Ben Danıştay'a eline tek bir cümle sarf etmedim. Ara vermek zorunda kalacağım. Böyle devam edersek. Dedim. Ama kimse kusura bakma. Ben arka konuda da bu şekilde görüşebilirsiniz. Ama 2013'te kalktı. 15 Temmuz'da bu oldu. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu demagoji oluyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Anayasanın 66. maddesinde yazan şu. Aynı anda olmasın. Herkes bir şey söylesin ama aynı anda olmuyor. Kim okuyacağız? İşte kalkan. Şu an 15 Temmuz'a bağlayamazsınız. Evet. 2 yılda mı bu oldu yani? Affedersiniz, araya girebilir miyim? 2013 ile 2016 araya girebilir arası... miyim? Müsaade buyurursunuz. Tamam. Çocuklar büyüdü. Hepsi 15 Temmuz'a katıldı. Yok öyle bir dünya. Ya bu ülkede şey andımız üzerinden incinen bazı etnik kökenler olabilir. Olabilir. İstiklal Marşı'nın toparlayıcı çatısı altında bir araya gelebilirseniz ama orada mutabıksanız andımızın sabahları okutulmasını pedagojik açıdan rahatsız edici bulanlar olabilir. İncinenler onlar da eleştirecekler. Niye eleştirmelerini tuhaf karşılıyoruz? Niye eleştirmelerini ideolojik buluyoruz? Oradan girerseniz ondan şey. Nihal Hanım, incinenler var diye Alman parlamentosu Berlin'de burası Alman milletindir, Almanlarındır sözünü kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Şimdi geliyorum. Herkes söyleyeceklerini bitirdiyse buyurunuz. Sakinleşin. Şimdi bir defa bu metin bir kelam, böyle üstün bir kelam değil. Bunu bilelim. Yani tam kelamı gibi sadece. Bir saniye. Yani. Dönemin koşullarında yazılmış. 1930'lu yılların zamanın ruhu diyelim artık Hegelian manada. O dönemin koşullarında İtalya'nın, Almanya'nın o dönemdeki siyasi konsepti, stratejisi belli. Türkiye'ye bunun yansımaları belli açıkçası. Bunun yazarının Mustafa Kemal'in çizgisiyle ne kadar örtüştüğü örtüşmediği yönde çok ciddi tartışmalar var. Ben konunun uzmanı değilim ama bir takım okumalardan İlim anladığım şey o. Bir şey sonuçta mı? Hayır, Mustafa Kemal'in döneminde de yaşamış bir şahıs sonuçta. Türkiye ocaklarını kapatan Reşit Talip tarafından yazarı sonuçta buradaki Atatürkçülüğü veya Mustafa Kemal... Nihal, müsaade edersen ben sana anlayayım. Atatürkçülüğü ve Mustafa Kemal'in çizgisindeki çizgisine ne kadar uygun bir siyasi anlayışa sahip olduğu da sorgulanan bir şahıstır. Bu işin bir başka boyutu. Şimdi İstiklal Marşı ile hocam o noktada katılmam. İstiklal Marşı ile bu metni mukayese etmek çok yanlış. Hayır, mukayese değil. Fakat bu başka ama... Şimdi hocam pardon. Oradan başladığımız zaman dediğiniz gibi Türkiye'nin ismine dair bir sürü yani andan rahatsız, yemindir bakın, biliyorsun. Ya, bir öğrenci şey yeminidir hocam, bu. Bir müsaade edin ben söyleyeyim. Ve yemine baktığında hiçbir sakın ben yok. Ben söyleyeceğim size bir saniye. Bir müsaade edersen. Askeri okulda okutun. Bakın, çocuklar da öyle yetişsin. Bakın problem şu. Edin, bir müsaade edin lütfen. Siz de eğer buradan girersek Türkiye'deki, yani Türkiye'nin ismindeki Türklük kavramı dahil her şeyin tartışılması paranoyasına doğru gideriz ki bu asla mümkün olan bir şey değil. Türk vatandaşını da buna dahil edebiliriz. Yani şimdi burada bir ırkın tarifi vesaire yapılmadı. Bu üst kimlik meselesinin, Türk kimliğinin bir yani Osmanlı'dan bu tarafa, bakın Osmanlı'dan bu tarafa bir sürü edebiyat eserinde vardır Don Kişot'tan başlayarak. Biz kendimizi Türk olarak addetmezken Osmanlı Hanedanı bizim ülkemizin isminin sahibiyken Batı bizi Türk olarak görüyordu. Zaten bizim adımız öteden beri Türkiye. Görmüş. Hatta ülkemizin adı da Türkiye'ydi. Bu konuda
sıkıntı yok. Olmaz da. İstiklal Marşı, Allah bir daha bu ülke İstiklal Marşı yazdırılmasın diye, böyle koşullar oluşmasın diye boşuna söylenmiyor. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, bu ülkenin Türk üskünlüğü altında birleşmiş insanların verdiği Çanakkale'den ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonrasında dökülen kanlarla oluşmuş bir ruhsal bilincin 15 Temmuz'u o noktada bir postmodern, zamanımıza göre bir tezahür olarak elbette görebiliriz. 15 Temmuz bu ruhun uzantısıdır. Mistik bir şeydir. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani o dönemin, yani 2016'nın Temmuz'unda bizim içeriden bir işgal harekatıyla karşı karşıya kalmamız, böyle mutantlaşmış asker üniforması giyen teröristler tarafından başımıza tankla, topla, tüfekle, F-16 ile gelinmesi, imam talimatıyla F-16 kalktı bu ülkede. Peki. Biz çabuk unutuyoruz bazı gerçekleri. Peki. Bunları unutmamamız lazım. Acılarımıza sahip çıkmamız lazım. Şimdi acılarımıza sahip çıktığımız bir metinle, İstiklal Marşı ile, ki bu marştır, bu bizim artık tapu senedimiz gibi bir şey. Bu metni mukayese etmenin ben çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Buradan yola çıkarak, içerik itibariyle. Ben anladım, hayır. İstiklal Marşı'na bir şey olacak kanaatinde de değilim hocam. Türkiye'nin ismine de, Türk ırkına da, yani ister üskünlük olarak değerlendirelim, ister vatandaşlık bağı da ayrı, ayrıca Türk ırkı içinde yani. İşte Türk'üz sonuçta, yani ırksal olarak Türk olanlar da dahil olarak bu kavramın kendisine bir zarar geleceği, buna bir halel geleceği kanaatinde değilim. Bu karar, Danıştay 8. Dairesi'nin kararı. Aslında neden ırk şimdi oldu? Hepimiz Afrika'ya doğru uzanıyoruz. Şimdi tabii çok başka bir polemiğin kapısını aralıyor. Ama öyle değil mi? Ben bakın olaya şu perspektiften yaklaşırsak daha doğru bir yere doğru gideriz. Şimdi yargı kararların siyasi sonuçları oluyor, kabul edelim. Şimdi dolayısıyla siyaseten tartışılmaları çok normal. Brunson kararı da dahil. Kaşıkçı konusu işlenecek. Şu anda Kaşıkçı ile ilgili işleyen soruşturma sürecinin bile siyasi sonuçları var, dış politik sonuçları var. Evet. Dolayısıyla bu yargı kararıdır. Yargıya karışmayın diyemiyoruz bu tür olaylarda. FETÖ'yle mücadeledeki 15 Temmuz sürecindeki baskı bütün süreçte baskı diye anayasa bir şey yok. Karar verildi hocam. Karar verildi. Sayın Cumhurbaşkanı salı grup toplantısında bunun benimsenmediğini açık biçimde söylediler. Zaten yani yasama yürütme bağımsızlığı, yargı bağımsızlığı var. Kaldı ki bunun idare lehine çok fazla değiştiği yönünde haksız ithamlarla da karşı karşıya kaldı AK Parti. Bu tür kararlar da bunu gösteriyor ki böyle bir idarenin denetimine girmiş, güçler ayrılığının geçersizleştiği bir siyasi tabloda yok. Bu karar da onu gösteriyor. Neden şimdi sorusu ayrı bir tartışmanın konusudur. Bence Türkiye'yi gereksiz bir tartışmanın içine sürüklemiştir. Şu anda burada içinde bulunduğumuz tartışma da dahil olmak üzere. Ha, olabilir mi? Tartışılabilir. Konuşulacaktır. Konuşulmasına devam edelim. Ama ben andımız neslinin bir, o dönemin bir çocuğu olarak andımızdan bir şey kazandığım inancında değilim. Hatta tam aksine. Nasıl? Bir şey kaybettiğiniz inancında mısınız peki? Yokluğunun da bir şey kaybettirdiği inancında değilim. Varlığının bir şey kaybettirdiğine. Varlığının bana bir şey, ya ben kazanç noktasında bakıyorum. Bana bir şey kazandırdığı, benim bu ülkeyle ilgili aidiyet duygularıma dair bir şey kazandırdığına ben kendi adıma şahit olmadım. Benim bu ülkeye aitlik hissetmemle ilgili çok başka parametreler var. Kendi hayatım boyunca yaşadığım pek çok hikaye var. 15 Temmuz bunların son uzantısıdır vesaire. Veya kendi işte gazetecilik hayatım boyunca yaşadığım, birebir müşahede ettiğim, bu ülkenin karşı karşıya kaldığı istihbari tehditler vesaire. Oyunlar, şunlar, bunlar. Bunların hepsi ayrı bahis. Yani çok olayı kişiselleştirmemek adına bir örnek vermek istiyorum. Çok marjinal bir örnek ama Adana'da ben çocukluğumda bu işte ilkokulda bu andın okunduğu dönemde bir doğudan bir memleketimiz asıllı olup da Adana doğumlu bir arkadaşın, artık arkadaş diyorum, sonra kriminal bir şahıstı açıkçası, işte Türk'üm doğruyum çalışkanın tersini söylüyordu. Orada ne söylüyorsa onun tersini söylüyordu. Onu, daha doğrusu kendisini bir karşıtlık konuma oturtarak orada söylenenin aksini söylüyordu. Sonra bir kriminal hadiseye karıştı. Ardından PKK lehine daha çıktığını duydum ve sonra öldüğünü duydum daha da. Bakın. Yani bu bir örnektir. Sadece marjinal bir örnektir. Bu tür örnekler olabilir. Bu, en azından bu tür gerilimler kalmamıştır. Olmasına da gerek yoktur. Dönemin koşullarını, zamanın ruhunu iyi görmek lazım. Günümüz koşullarında buna çok ihtiyaç olduğu kanaatinde değilim. Yargı kararı ile ilgili itiraz süreci, temyiz vesaire, onlar nasıl işleyecek bilmiyorum. Ama içine girdiğimiz siyasi tartışma bağlamında ittifak sürecinden geldiğimiz için söyleyeyim. Ben ittifakı doğrudan çatırdatan, doğrudan etkileyen bir şey olduğu kanaatinde de değilim. Bana göre hafta sarısı daha belirgin bir şeydi. Tamam. Ama hani Sayın Bahçeli'nin de bu konuda kendi görüşleri vardır. Bunları serdetecektir. Görüşleri sükunetle serdetmekte ve kakafoniye yol açmayacak şekilde. CHP'nin Antalya'sına girmemesi
istek hakkında da birkaç bir şey söyleyebilir miyim? Geleceğim. İlginç değil mi mesela? Sözümüzü evet. bitirelim, geleceğim. Yani oraya da geleceğim ama olsun. Özür dilerim. Belki katkısı olabilir söyleyeceklerinize. Tersinden de bakabiliriz. Yani bu tartışma sonuçta andımız tartışması yürütmeye müdahale ve geç karar tartışmasına da dönüştü. Bir taraftan yargıya müdahaleyi konuşuyoruz ama Cumhurbaşkanı açısından baktığımızda yürütmeye müdahale gibi de tamam geliyor bu konu. Yani herhalde, geleceğim. Evet. Ben bilmiyorum. Hukuken bu işin buraya geleceği herhalde başvuru süreci vesairesi bunun sonuçta bir karara dönüşeceği herhalde öngörülüyordu yani. Tabii bütün dava açılmış. Bütün bunlar dava açılmış sonuçta. Bütün bunlar öngörülüyordu ama Türkiye'de son ana kadar açığa çıktığı için sonrasında siyasi tartışmalar çok göz önüne geliyor. Yol açtığı siyasi tartışmaları ben biraz kısır döngü ve bizi bir tünelin içinden çıkarabilecek bir şey olarak görmüyorum. Başlı başına hani 2013'ten bu tarafa olan ortamla mukayese ettiğimiz zaman şu içinde bulunan kararın yol açtığı ortam siyasi komplikasyon demeyelim ama sonuçların çok bizim için yararlı olduğu kanaatinde değil. Peki. Şimdi birincisi biz tabii biraz kitabi gidiyoruz belki hukukçular olarak ama bağlı olduğumuz kurallar ve yazılı hukuk sisteminde sözlük değil. Anayasanın 66. Yorumlanabilir yani. Peki. Anayasanın 66. maddesi var. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür diyor. Bu bir tarif. Şu anda meseleyi bitiriyor. Bu bir ırkı mı yaklaşım? Hayır. Hukuki bağ. Vatandaşlık bağı. Vatandaşlık bağını gösteriyor. Sorun yok. Olması gerekeni yazmış oraya. Değiştirirsin. Öyle yazarsın, böyle yazarsın. Şimdi ana tartışma noktası kanaatimce ulus ruhuyla, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle alakalı. Bir meselede bu memleketin kuruluşuna baktığınızda esasında Ferhat Bey onu üst kimlik olarak tanımladı. İşte kimisi biraz kötü niyetli bakıp meseleyi yurtseverlik kapsamında görmeyip ırki tartışmaya dönüştürüyor. Biz de diyoruz ki her memleketin sosyolojik şartları var. Türkiye'lilik kavramı üzerinden gidebilir misin? Gidemezsin coğrafi tanım. Alman demiş, Fransız demiş. Başka birisi başka bir şekil söylemiş. Bizim oluşumumuz da böyle. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Şimdi bu değerleri yaşatmak, ayakta tutmak için elbette öğrenci yeminini ben İstiklal Marşı ile eşdeğer görmem. İstiklal Marşı adı üstünde. Bağımsızlık Marşı. Ben sadece içeriğine işaret ettim. Eğer bunların önünü açarsak bu tartışmalar... Buraya kadar gelebilir diyor. Ve ondan sonra atladım dedim ki ya yargının kararına bir bakın. Okuyun 10 sayfa karar vermiş. Muhalefet şerri de var. Gerekçeyi söylediniz. Ben diyor ki bir taraftan çoğunluk diyor ki bu bir yerindelik denetimi değildir bizim yaptığımız. Hukukilik denetimidir. Hukuka uygun değil. Sen idari işlemin sebep yani ve maksat mı esastan mı diyor hocam? Usulden mi esastan mı? Esastan bozuyor. Diyor ki sen diyor sebep gösterememişsin. Bu sebepler geçerli sebep olarak görülemiyor. Anayasanın hükümleri, temel kanunlar karşısında bu yemini getiren yönetmeliği iptal etmen anayasaya ve bağlı olduğun kanunlara uygun değil. Gerekçe gösteremiyorsun. Sen idari olarak, yürütme organı olarak keyfi hareket edemezsin. Yani yerindelik denetiminin yapılmaması başka. Örneğin Anayasa Mahkemesi, örneğin Danıştay. Kimisi diyor ki ya Danıştay danıştaylığını yapsın. Danışılır oraya sadece. Bak onu bile bilmiyor. Oysa 155. maddeye baksa anayasada Danıştay bazı dosyalarda ilk derece mahkemesi, bazı dosyalarda nihai idari yargıda. Burada ilk derece mahkemesi. Niye? Genel düzenleyici işlem olan yönetmeliğin bir hükmüne karşı, onun iptaline karşı açılan davayı gören bir mahkeme. Zaten temize gidildi şimdi. Öncelik dilekçesi de verdi Milli Eğitim Bakanlığı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda başka davalarda verdiği dilekçeleri de gördük. Tam tersini yazıyor orada. Ha şimdi diyebilirsiniz o Milli Eğitim Bakanlığı aynı ama İçindekiler değişmiş. Olabilir. O zaman öyle söylediler, şimdi böyle söylesinler. Ama ben de diyorum ki, ya bu değişikliği o dönemde yaptılarsa 2003 davalarına öyle savunma koymuş. Davanın reddini istiyor, şeyini istiyor yani. Davayı reddedin diyor. Bu diyor, bu öğrenci yemini kalmak durumundadır. Şimdi bunu mu dedin 2013 yılında? Tamam sorun değil. Ama peşin yargılı olarak, ön yargılı, ön hükümlü olarak eğer siz, benim söylediğim burası, benim söylediğim şu, Nihal Hanım'ın kendisi, benim, bu taraf, siz, orası. Yarın devlete karşı kaldığında, çalıştığın iş yerine karşı kaldığında, peki, seni koruyacak, senin haklarını savunacak, tamam, fakiri zengin karşısında, güçsüzü güçlü karşısında savunacak, oralara buralara biat etmemiş
bir bağımsız, tarafsız yargın olması gerekir diyorum. Ve oradan tamam. da şuna bağlıyorum. Bu tamam. Diyorum ki yargıya baskı yapmayın. Bırakın ya. Burada yargı... Bunun yasal yolu var. Git yasal yolunda sen de hakkını ara. Burada yargı yürütmeye müdahale etmiş midir? Efendim? Burada yargı yürütmeye müdahale hayır, etmiş midir? Karar içeriğine göre hayır. Çünkü demiyor ki karar içeriğinde ben bunu iptal ettim. Gerekçe var. 141. madde, anayasanın 141. maddesinin 3. fıkrasına göre gerekçe koymuş. Şimdi davalı idare ne yaptı? Öncelik dilekçesi vermek suretiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na götürdü meseleyi. Bunun adına temizleyin, itiraz deyin. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu eğer davalı idareyi haklı görürse şey devam edecek, yönetmenin iptal. Haklı görmezse yürütme 30 gün içinde gereğini yerine getirme gibi bir mecburiyeti yok. Bu öyle bir işlem değil. Fakat tabii bir töhmet altında kalacak. Çünkü artık son söz söylenmiş olacak ve ya bir andı değiştirerek ya başkalaştırarak bir şekilde ya da haftada bir okunacağı söylenerek bir şekilde getirmek durumunda kalacaklar. Ha kalırlar kalmazlar. Ben o antla ilgili tartışmayı çok yaparız. Benim hani diğer arkadaşlardan millilik yönünde bir üstünlüğüm yok. Peki. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu peki. tür şuurlar dünyada var. Ben mesela hazır geldim buraya. Mesela Fransızların milli marşının çevirisini yaptırdım. Aman Allah'ım. Yani bizimki ne? Marşın dışında Fransa Almanlar da her sabah okullar. Efendim bakın orası öyle değil. Biz böyleyiz. Fransa'nın kuruluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu farklı. Ben şöyle bir örnek verebilirim. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Ben size başka bir örnek vereyim. Bilmiyorum sormak şimdi lazım. Onlar bizden daha milliyetçiler. Onu biliyorum. Bir dakika. Şimdi 1920'ler sormuyorum. Bugün var. Hayır 1920'ler ulus devletler kurulurken bu tür şeyler çok yapıldı. Bugün Tunus'ta da bunlar yapıldı. Bugününü bilmiyorum ama... 20'lere giderseniz faşizm normal bir şeydi o zaman. Böyle, yani. Benim şimdi o dönemlere ait ders kitaplarıyla ilgili mesela araştırmalarım var benim. Milliyetçilik duygusu, hani ulus devlet bilincinin oluşturmasıyla ilgili Yunanistan'la Türkiye'yi karşılaştırdım mesela. Şimdi hani biz düşman diye hep Yunanlardan bahsederiz ya. Mesela onlar da Türklerden düşman diye bahsediyor. Onların da andı var. Bizim de andımız var. Bu o döneme ait bir şey. Bugün gerekli mi? Bence de gerekli değil. Çünkü artık teknoloji çağındayız. Yani o zamanın ruhuna göre. Tabii ki o zaman hakikaten demiş. Bütün dünyada bir ulus devlet kurma şeyi var. Herkes bir şeyleri bağdaştırmak istiyor. İşte fikri özgürlükler var, laiklik düşüncesi var. Bütün bunları yaratmak için gerekliydi. Ama ben kesinlikle bunun ırki bir şey olduğuna katılmıyorum. O Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vurgulayan bir şeydi. Ama tuttu tutmadı, oldu olmadı. Onlar ayrı tartışma konuları. Ama bugün artık gerekli çünkü çocuklar artık... her şeyden sıkılıyorlar. Teknolojiyle iç içeler, milli duygular ve bağlılık bunun üzerinden gitmiyor. Daha farklı göstergeler var. Yani her sabah and okuyarak zaten bizim dönemde de anladığım kadarıyla çok etkili değildi. Bundan sonra da olmayacaktır. Hı hı. Başka formüller bulunmalı. Ve fakat bu konu ittifak tartışmaları ama içerisinde de son derece önemli bir yer tutmuştur. Önemli bence. Burada gene bir ayrıştırma süreci var. Bu yanlış bence. Gene yani burada uzlaşmayı bile bilmemiz gerekiyor bence. Yani bunu pedagojik olarak incelenmeli, şey olarak konuşmalı ama bir takım böyle kodlar yani vererek... Mahkeme kararda onu söylüyor zaten. Diyor ki gerekçe ortaya koyun. Yani bunu kaldırmada, bu yönetmelik hükmünü iptal etmede sizin ilmi hazırladığınız bu andın neden anayasaya, kanunlara göre kaldırılması gerektiğini tamam. gerekçesini koyuyor. Bu da bir yol olarak önümüzde duruyor. O zaman bağlantılı soru da şöyle şekillenebilir. Son 6-7 dakika içinde olduğumuzu da hatırlatayım. Yine konuşamadık. Ya muhalefete yani, son sözü idari dava belli kurulu söyleyecek. İyi Parti'yi de konuşuyor. İyi Parti'yi de konuşuyor. Şimdi bu konu yani andımız tartışması artık yargıya intikal etmiş ve temiz. Temiz doğru mu bilmiyorum. Tabii Danıştay idari dava daireleri. Kimisi tahsil karar diyor ama tahsil karar yanlış. Peki. Tahsil karar aynı yere yapılır. Oraya gitti. Bu temiz şu anda da gelen bir ant yok. Yani kimsenin de böyle anormal bir tartışma yapması gerekiyor. Geriye kalan burası. Konularda örneğin AFT'da, EYT'de, AFT demeyelim ona da doğrusunu AFT'da söyleyelim. İnfaz düzenlemesinde ve emeklilikte yaşa takılanlarda ne dersiniz iki parti arasında uzlaşma hala mümkün olabilir mi? Geriye kalan konular biraz geride de kalmış konular aynı zamanda. Uzlaşma kapandı olmadı. Mı oradaki dosya? Uzlaşma olmadı orada da. İnfaz yani EYT emeklilikte yaşa takılanlar konusunda program içeriğinde daha önce andığımız gibi şey oldu. Yani önce farklı belki bir şekil tutum yeniden sergilemeyi bir şekilde. Vaat etti adeta. Emekliliğin de yaşa takılanların sorunlarına tercüman olma, onların dertlerine tercüman olacak bir çözüm aradığı yolunda bir beyanda bulundu. Ve bu konuda sanki diğer muhalefet partisinden de destek alır gibi oldu ama mecliste farklı bir şey yaptı MHP'li vekiller. Yani onu herkes gördü, bütün Türkiye gördü. Evet. Şimdi yeni sistemin
partileri ittifaka, uzlaşmaya, uzlaşıya itmesi, evet, yeni sistemin artılarından olarak yazılıyor ve geçiyor. Hı. Ama bu da yeni sistemin bir cilvesi işte. Burada meclis aritmetiği de devreye burada, giriyor. Burada bu da yeni sistemin bir cilvesi maalesef. Yani, fakat peki AK Parti illaki MHP ile mi birliktelik kurmalı? Bir bağlılık içine giriyor. Yoksa düzenlemelerde başka partilerle de bir çeşit sistem, ittifak olamaz mı? Yani HDP açıklama yaptı biliyorsunuz. Nasıl? Ben bunu hiç mümkün görmüyorum. Mümkün değil o. Hiçbir çünkü bakın Devlet Bahçeli'yle Yeni Kapı Ruhu diye bir Yeni Kapı mitinginin olduğu dönemi hatırlayın. 15 Temmuz'dan sonra bir Yeni Kapı toplantısı oldu. Evet. Böyle bir sürece girildi. Hadi denildi liyakat yani olacak vesaire. Ulus olarak bu mevzunun bütün olarak bir birlik olarak bu mevzunun altında kalkarız filan diye. Tam o günlerde Devlet Bahçeli kendisi çıktı ve şimdi sistem değişikliğinin zamanı gelmiştir dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani ama bu ittifakı doğuran şartları aslında kendi yarattı. Bu ittifakla sahip olduğu ve kazandığı şansı da kendi yarattı. Ve şimdi bunun cilvelerini de bir biçimde yaşayıp sonucunu İşte kendi görüyor. Etti, kendi buldu. Evet, siz demeyeceğim dediniz ama aslında öyle demeyeceğim yerde, demiştiniz hocam. Yani bu öyle oluyor şu anda. Şimdi önerilen ortaya çünkü formül tek taraflı olarak olmaz konulan, dedi. Yani tek taraflı ortaya, olmaz çok önemli iki kelimeydi orada. Olarak konulan başkanlık sisteminin, cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminin o an ülkeyi kim yönetiyorsa, yani sandıktan %50 artı biri kim almışsa ve yetkileri kim kullanacaksa ona bu alanı temin ettiği ortadaydı. Ve bu formülü Devlet Bahçeli destekledi, MHP destekledi. Ve şimdi neden bu formüle göre hükmediyorsun? Neden bu formülün kazanarak, %52 ile gelerek oturduğun koltukta yetkinin tamamını kullanıyorsun? Benim de söz hakkım yok mu diyor. Evet, dolayısıyla bunun kitlesine ne MHP tabanında ne de AK Parti tabanında çok fazla bir karşılığı yok. Çünkü koskoca parti lideri herhalde yasa okumayı biliyordur. Yasa önerisi formülü neyi getiriyor? Nasıl bir hukuk sistemini getiriyor? Nasıl bir uzlaşı formül denklem getiriyor? Bunu gayet iyi biliyordu. Hani desteklerken ama şu oldu. Bir siyasetçi olarak verdiği destekten müthiş bir rüzgar değdindi. Ama bakın, ittifak hani, kültüründen bahsediyor ittifak, işte. Kültürü, tek taraflı olmaz diyor parça, ittifak. Ama şu var. Bence bakın, o önemli. Siyasi olarak bahsettiği şey doğru olabilir ama olmayacağı belliydi. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani o sistem hani böyle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek tek oluşturan kolonlara, kirişlere baktığınız zaman hele ki travmadan çıkmış bir ülkeyi toparlamaya çalıştığınız bir dönemde Sayın Bahçeli aldığınız, bunu söylüyor evet, zaten. Aldığınız sert tedbirlerin olduğu diyor. Bir dönemde bir parti genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı kendi partisinin tarihine, hikayesine, kendisinin yetkisine bu kadar sık müdahale edilmesini tolere etmez, etmek zorunda değil şu noktadan sonra. Sayın Bahçeli bunu görmeliydi diyorsunuz yani. Evet, görmeliydi. Mecliste birilerine ihtiyaç var ama. İttifak aykırı olabilir. Sağ fakat sağ buradan Bahçeli'yi tamamen kayıpta da göstermek yanlış olur. Az önce kurmaya başladığım cümle şuydu. Kendi lehine, kendi partisinin ideolojisi lehine müthiş bir rüzgar da yakaladı. Birçok AK Partili MHP'ye, mesela AK Parti'den, daha önce hep AK Parti'ye oy vermiş kişiler. Bu son seçim yani özellikle parlamento seçimi safhasında AK Parti'ye evet 24 Haziran'da AK Parti'ye kızıp artık AK Parti'ye oy vermeyeceğim, AK Parti'yi cezalandırmak için MHP'ye oy vereceğim. Cumhurbaşkanlığı zaten veriyorum zaten diyen. Gibi. Bahçeli Cumhurbaşkanlığı da zaten veriyorum. Yerel seçimler alan bir varlık verdi. Yok seçimi değil. Parlamento seçimi MHP'ye verdi. Yani bir milli kimlik bilincinde bir araya gelme. AK Parti tabanda MHP kayış gibi bir durumla da işte zaten Bahçeli ona şey güveniyor. Evet, güvendiği şey de o. Mecliste birilerine ihtiyaç yok mu? Vallahi ihtiyaç olsa da bu şimdi AK Parti'nin MHP ile çünkü nezaket kültürünü kaybetmiş bir meclisimiz var. Peki. Yani bugün haberlere baktım hakikaten. Tamam. Ama hep her gün var bu kavga. Var biliyorum. Peki mecliste birilerine ihtiyaç çok kısa çalışabilmek. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Cumhur İttifakı'nın ortaya çıktığı koşulları göz önüne aldığımız zaman bunlar çok reel ihtiyaçlardı. Yani politik ihtiyaçlardı. Türkiye'nin dış tehditler, asimetrik tehditler, içeriden terör tehdidi, dışarıdan terör tehdidi vesaire gibi. Mesela dediğim gibi ilk kez içeriden dışarı böyle bir patlayan bir FETÖ gibi çok büyük bir
tehditle karşı karşıya kaldık ve bununla bunlarda bir ortaklık var. Olacak. Var ama şimdi böyle bir ihtiyaç var mı sorusu ve bu ihtiyacı diğer partilerde ne kadar, bir tanesi HDP dediğimiz şey örgütün, PKK'nın siyasi uzantısı olarak görülen haklı biçimde bir yapıdır. Bu yapıyla hiçbir şekilde bir zemin olması mümkün değil. Tabii sen CHP'nin, Türkiye partisi olamazsa aslında. Yani bu çok zor görünüyor. Şimdi CHP ile bilhassa 15 Temmuz 301'i nasıl bulunacak? Nereden aranacak? Şimdi ya ben Ankara mesela, muhabiri değilim. Yani. Politika uzmanı değilim. Açık söyleyeyim. Bu konuda bilmediğim konuda konuşmayı da sevmem. Bu arada bu yayın İstanbul'dan yapılıyor. Ankara'dan yapılıyor. Tabii ki ama bu da haklı bir soru. Meclis aritmetiği, başka bir konu ama ben dış tehditler bağlamındaki süreci doğru okuyabilirim. Bu anlamda ben MHP ile AK Parti'nin eğer bir dış tehdit algısı varsa, işte 301'i gerektiren bir durum ortaya çıkarsa, onu gerektirecek bir durum söz konusuysa zaten bunun tamamlanacağı inancındayım. Peki. Diğer ayrıntılar başka tartışmaların konusu olmaya devam edecektir. Peki. CHP ile mesela işte bu tiyatro vesaire gibi hakikaten şehitlerimizin ailelerinin kanına dokunan şeyler söylendi. Bu bağlamda 15 Peki. Temmuz veya FETÖ ile mücadele bağlamında bir ittifak, anlayış ittifakı zor görünüyor. Yani o biraz farklı bir konu. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Aman hocam, CHP şunu demezse iyi olur. Millet için geliyorum. Yani sen tepeden bakma. O ve şu dediği işin siyasi meselesine, özellikle bu PKK meselesine şurada burada eğer o tartışmalardan uzak durup net tavrını ortaya koyarsa iyi, yoksa küskünler var zaten CHP'nin. Peki bugün de, bugün de aynı şey oldu. Vaktimiz bol diye işe başladık. Gördük ki o kadar bol değilmiş vaktimiz. Masayı toparlıyoruz. Müzakere sona erdi. Hoşçakalın.